lan <laughs> nihiliz şintoizm, bunlar pasifizm, bunlar feminizm, bunlar semitizm, bunlar siyonizm, bunlar elitizm, bunlar darwinizm, bunlar aktivizm, bunlar raşitizm, bunlar veganizm, bunlar cainizm, bunlar panteizm, bunlar bolşevizm, bunlar şovenizm, bunlar optimizm, bunlar Pezimizim, bunlar destekizm. Bugünkü konumuz Atatürk Müslüman mıydı? Yine çarmıha gerileceğiz. Bu işin yani ben aslında benim şöyle Atatürk'ün Müslüman olup olmadığı konusunda benim bir fikrim var. Ancak bu fikir sadece yani tartışma olarak şey değilim, donanımlı değilim. Tartışabilecek kadar yani donanımlı değilim. Ama kendi kendimi inandıracak kadar donanımlıyım. Eee çünkü yaptığı işlere bakınca zaten ondan sonra söylediklerine, sansürlenen bazı konuşmalarına, uygulamalarına bakınca zaten aşağı yukarı belli oluyor. Bunun haricinde tabii ki karşı görüşten, karşıt görüşten de insanlar var. Onların iddialarına yanıt verecek Ahmet arkadaşımız. Ve hangi dine mensuptu? Bu belli mi? Değil mi? Veya deist mi? Değil mi? Çünkü biliyorsunuz mesela Yaşar Nur Hoca da deist diyordu Atatürk için. Ee, Murat Bardakçı Müslüman değil diyordu. Onun haricinde başka kim vardı? Sinan Meydan Müslüman diyor. Onun evet, haricinde. Sinan <laughs> mesela İlber Ortaylı'ya sormuşlardı. İlber Ortaylı biraz şey demişti ya işte o ki bile, bilinemez falan, bilemeyiz falan demişti. Öyle bir geçiştirme olmuştu. Bugün onun hakkında konuşacağız. Her şeyden önce biz ne zaman Atatürk'ün, Atatürk Müslüman mıydı ya da Atatürk'ün dini neydi? Bunun hakkında konuşuyor olsak veya bunun hakkında konuşsak hemen insanlar itiraz eder. Yani sözde Atatürk'ü koruma amacıyla yapıyorlar bunu da. Şey diyorlar işte neden Atatürk'ü karıştırıyorsunuz? Neden işte ateizminize Atatürk'ü alet etmeye çalışıyorsunuz? Bizim öyle bir amacımız yok. Bu şu anlama gelmez. Bakın işte Atatürk'te dini yoktu ya da dinlere karşıydı Demek ki o haklı Demek ki bu da işte dinin doğru olmadığını gösteriyor öyle bir amacımız yok zaten ee, Peki neden yapıyoruz Çünkü e, Atatürk hakkında yanlış konuşuluyor ve sözde Atatürk'ü ko korumak isteyen insanlar tarafından yapılıyor bu ee, yani kendilerince diyelim korumak isteyen insanlar tarafından yapılıyor Çünkü bazı şeyleri yakıştıramıyorlar yok ya olmaz gibi bir şey söylüyorlar onları da anlayabiliyorum aslında o da şöyle, hani ülkeyi kurtardığı için halk bir minnet duymuş Atatürk'e. O yüzden de bazı şeyleri, bazı kendi inandıkları şeylere ters düşmesine de yakıştıramıyor. O yüzden de böyle kafalarında bir şey yapmışlar. Ne derler, bir efsane yaratmışlar. Şehir efsanesi yaratmışlar. Doğru olmayan bazı şeyler yaratmışlar. Onlar hakkında konuşacağız. Bunun haricinde... Ha dediğim gibi mesela işte neden Atatürk'ü kullanıyorsun? Neden Atatürk'ün dini görüşüyle ilgili? Ve hatta evrimle ilgili sözlerini bile paylaştığımızda yine aynısını söylerler. Neden, neden işte bunları kullanıyorsunuz falan diye. Kullanmak değil ama tam tersini kullanan insanlar var. Kendi dinlerini savunmak için ya da dini savunmak için Atatürk çok dindardı diyen insanlar var. Onların yanlış olduğunu göstermek için. Eğer Atatürk laik bir Müslüman olsaydı zaten laik olduğunu herkes bilir herhalde laik olduğu ile ilgili bir tartışma yok ortada. Laik bir Müslüman olsaydı ben de derdim ki yani şu anda benim takdir ettiğim birçok laik Müslüman insan var. Onlardan bir tanesi de Atatürk olurdu. Derdim ki din konusunda uyuşmuyoruz ama geri kalan birçok konuda uyuşuyoruz derdim ve geçerdik. Ama bu doğru değil. Doğru olmadığı ile ilgili konuşacağız bugün. Ve dediğim gibi bu konuda da birçok araştırması olan Ahmet Balyemez ile konuşacağız bu konuyu. Ben sen konuşmaya başlamadan önce şeyi kapatayım. Pencereyi kapatayım çünkü ne zaman e, araç geçse şey yapıyor, ses yapıyor. Şimdi bir tamam. şey duydum. Kulaklıkla duydum. Ben ben tamam. de bir giriş yapayım. Tamam. Ee, öncelikle herkese e, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ee, bu Mustafa Kemal Atatürk'ün din inancı konusunda efenin söylediklerine katılıyorum. Bir de Birkaç şey daha ekleyeyim. Ee, Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün inancı konusunda görüş beyan edenlerin, e, Mustafa Kemal Atatürk nanteist yani dinsizdi, yani deist, agnostik, ateist görüşünde olanları bir tarafa bırakırsak, yani Mustafa Kemal e, konusunda e, Atatürk'ü sevenlerin söylediklerini bir kenara bırakırsak, e, iki tür görüş var. Birincisi kendisine Atatürkçü diyen, yani onları Atatürk. Türk seviyorlar ama Mustafa Kemal Müslümandı diyenler var. İkincisi ya ne yapsak da Mustafa Kemal'i işte küçük düşürsek diye düşünüp Atatürk'ü sevmeyen e, ve Mustafa Kemal'in din hakkındaki eleştirileri bak işte o sizin o saydığınız o sevdiğiniz Atatürk var ya bak bizim dinimize böyle böyle demiş diyenler var. İki tür yani Mustafa Kemal Atatürk'ün zararına ya Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasının zararına. Ses geliyor abi. A şeyler de söylüyor arkadaşlar da söylüyor. Ses ee, mı var. Mikrofonun seviyesi aşırı <laughs> yüksek olabilir. Mikrofon seviyesini biraz kıs istersen. tabi ee, tabii şöyle bir şey de var arkadaşlar. Ee, şey e, Ahmet ses kartını tekrardan başlatana, başlatana kadar biz e, konuşalım. Şöyle bir şey var. Ee, mesela Yaşar Nuri Hoca'nın söylediği gibi deist miydi? Ee, mesela şey diyenler var. Türk kültüründen dolayı Tengri inancıyla ilgileniyordu diyen var. Ee, tamamen ateist diyen de... var, Agma diyen var, hepsini bende. söyleyen var. Ee, şimdi konuşmaya tekrar başlarsan anlaşılır. Şu an sesli bir problem olması, olmaması lazım. Ses giriş ve çıkış aygıtlarında kontrol ettim. Şu anda ses gayet otomatik olarak ve gayet güzel bir şekilde burada gözüküyor. sesli bir problem olmaması gerekiyor. Eğer e, yok, şu an düzeldi. Tamam demişler. Tamam, güzel. Ee, dediğim gibi iki tür, iki tür Mustafa Kemal'in mirasına zarar verecek iki tür görüş var. Birincisi dedim ki bu şu sizin Mustafa Kemal var ya bak işte bizim dinimize ne hale geldi. Bak bizim dinimize bunu yapmış, bizim dinimize şunu yapmış diyenler var. İkincisi de eğer Mustafa Kemal'i Müslüman göstermezsek bu millet Mustafa Kemal'i dinsiz diye aşağılar. İşte siz bu milleti işte siz Mustafa Kemal Atatürk'ü işte Müslüman göstermeyerek bu milletle Mustafa Kemal arasındaki bağı koparmaya çalışıyorsunuz. Siz Mustafa Kemal'in zararına çalışıyorsunuz. Diğer kesim var. Kim bu kesim? İşte Sinan Meydan gibileri başta olmak üzere. Atilla Oral. Bunların bazıları kaynakları burada aldım zaten. İşte Osman Zümrüt var mesela. İşte Mustafa Kemal Türk işte çok büyük liderdi, iyi liderdi. Bu Müslümandı diyen kesim var. Bunların başında dediğim gibi işte Sinan Meydan geliyor. Şöyle göstereyim. Sinan Meydan'ın ee, bu kitabını. Ee, yaklaşık olarak e, bin küsür kitap e, ve bu bin küsür kitapta işte e, bakın ben buraya kitabın içindeki hatalar ve öyle hatalar var ki yani olmayan belgeler kanıt gibi gösterilmiş işte e, Mustafa Kemal Türk hakkındaki Müslüman gösteren her şey alınırken Müslüman göstermeyen her şey böyle sırt çevrilmiş ya da alıntılanmış ama farklı yorumlanmış. Bak orada onu demek istemedi filan gibi. Ya da yarım alıntılanmış. Mesela meclis konuşması bile yarım alıntılanmış Sinan Meydan bu kitabında. Tek kelimeyle Sinan Meydan bu kitabında Mustafa Kemal Türk'ü ne yapsam da Müslüman göstersem diye uğraşmış. Yani 1200 sayfa yazmış. Ama kaynak değeri e, bence sıfır. Yılmaz Özgür'ün de işte kitabında bunu... öyle bir çaba vardı hatırladığım kadarıyla. Ya, ha, evet bir de Yılmaz Özdül var. Yani y Yılmaz Özdül adese doğru. Yani bunlar şimdi bunlar, bu adamlar şimdi Türkiye'nin olarak gözüküyor. Mesela Atatürk hakkında nelerse kabul olarak gözüküyor. Mesela bak, şimdi size bir örnek göstereceğim. Bu örneği aklınıza tutun. Şurada e, Sin Sinan Meydan'ın kitabında bu kısım gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle yaklaştırayım. Şurada Charles Sherrill'dan bir alıntı göreceksiniz. Kitabın daha başı bu. Charles Sherrill'dan bir alıntı var burada. Charles Amerika dişleri e, bakın şey e, dişlerinde e, Amerika'nın Türkiye'deki büyük elçisi Amerika dişlerine bir rapor gönderir ve yani dişçi ağşilerinden çıkan gizli bir raporda Atatürk diyor ki Atatürk agnostik Charles Churchill diyor ki Atatürk agnostik olduğuna dair genellikle kabul Pardon bir saniye sesin gitti. Benim sesim mi gitti? Şu an geldi tekrar. Ya sesin tamam. Hala cızırtı modu var da bir şey yapmaya çalışıyorum düzeltemedim bir türlü ya. Senin bir şey soracağım ee, mikrofon hariç başka bir şeyin var mı? Mikrofon hariç başka bir şeyim Mesela yok. Mesela webcam'in kendi ses mikrofonu vesaire. On ondan hiç ses gelmiyor. Onu denediğim zaman hiç ses tamam. gelmiyor. Neyse o zaman böyle devam edelim. İyi kötü ne dediğin anlaşılıyor sonuçta. Tamam. Ee... <laughs> Yani burada diyor ki işte Atatürk agnostik olduğuna dair genellikle kabul görmüş inancı kesinlikle reddediyor. Ancak dininin kainatı mucidi ve hakimi tek tanrıya inanmak olduğunu söylüyor. Yani deist olduğunu söylüyor. Buradaki şey deist oldu. Ayrıca beşeriyetin böyle bir tanrıya inanmaya ihtiyacı olduğuna inanıyor. Buna ilaveten doğalarla bu tanrıya seslenmenin beşeriyet için iyi olduğunu belirtiyor. Şimdi bunu alan, bunu bu kitabının başına koyan bir kişi Mustafa Kemal Atatürk deisttir demektedir. Ama <laughs> Kitabının geri kalanında Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl Müslüman olduğunu anlatıyorum. Peki Charles Scherner raporunun ee, tamamını yayınlıyor mu? Hayır. Onunla ilgili diğer bölümleri yayınlıyor mu? Hayır. İslam'ı eleştiren kısmını yayınlıyor mu? Hayır. Yani böyle yapıyorlar. Yani e, mesela devlet arşivlerinde bir belge var. 1937 yılında Atatürk'ün Filistin'le ilgili söylediği bir belge. Belge 2 Müslüman oluşuyor. Belgenin ekini alıyorlar, asıl belgeyi almıyorlar. Niye? Çünkü asıl belgede belgenin ekinin olduğunu ve bunun işte Hindistan'da bir gazete yazılmış bir haber olduğunu söylüyorlar. Yani bir asparagas, bir haberin belgesi aslında o. Ee, ama onu sanki gerçekmiş gibi yayınlar. Bunu Atilla İlhan bile yaptı. Hem e, TRT'deki bir ara TRT'de biliyorsunuz bir beş dakikalık 10 dakikalık Atilla İlhan yayınları vardı. Benim kadar biraz yaşlı olanlar bilirler. Biz evet. hep seyrederdik o yayınları. Hem orada Atilla İlhan bile yaptı ki Atilla çok sevdiğim bir insan. Ee, o bile yaptı yani. Şimdi Atatürk Müslüman işte bak, bak Mustafa Kemal Türk işte e, emperyalizme karşı işte e, Avrupa'ya ihtar çekiyor filan diye. Oysa e, kaynak yok. Yani Atatürk'ün böyle bir şey söylediğine dair Türkiye'de bir kaynak yok. Meclis konuşması söylendiği söyleniyor. Atatürk'ün 1930 yılındaki tek meclis konuşması. Neyse hepsine geleceğiz zaten de. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu insanların yapmaya çalıştıkları iki şey var. İki hatadan söyleyeyim. Birisi şu. Arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk bizim dinimize şöyle diyor. Bak sizin Atatürk'ün böyle diye diyor diyenler şunu asla yapamıyorlar. Atatürk burada yalan söylüyor. Hayır. Atatürk'ün söylediği her şey doğru. Bunları zaten sinirlendiren, kızdıran noktada o. Mustafa Kemal Atatürk'ün İslam'la ilgili bütün eleştirileri ve bütün fikirleri ve görüşleri doğru. Yalanlanabilecek şeyler söylemiyor. O yüzden kızıyorlar. İkinci görüşte, Mustafa Kemal Atatürk sanki dinsiz olursa, yani deist ya da e, agnostik ya da ateist olursa, diyor ki Türk milleti Mustafa Kemal'e inanmaktan vazgeçer. Yani bir millet eğer liderini inancı nedeniyle inanıyorsa zaten inanmasın. Yani bu, bu, o zaman Mustafa Kemal Türk milletine layıklığı mi hak, hak etmiyorlar demektir o zaman. Ya, ha, Mustafa Kemal'in layık anlamamışsın sen zaten. Yani bunu diyen adamın layıklıktan bahsetmemesi lazım. Evet seküler sistemde liderin ya da devlet başkanının ya da cumhurbaşkanının ya da başbakanının ya da bir siyasi parti liderinin Müslüman, Hristiyan, ateist, agnostik ne olursa olsun buna bakmayıp bu inancın kişisel olduğunu devlet din ve devlet işlerini birbirini karıştıramayacağını önemli olanın riyakat dediğimiz yani devlete hizmet, millete hizmet olduğunu anlayamamışsan bu millette bunu anlayamamışsa e zaten kardeşim Anıtkabir'e gitmeyin o zaman. Boşu boşuna gidiyorsun. Yani Mustafa ayrıca Türk milleti Mustafa Kemal'in peşinden, Mustafa Kemal'in inancı nedeniyle gitmemiştir. Mustafa Kemal'in peşinden, Mustafa Kemal'e olan inançları için gitmişlerdir. Bu adam gelir bizi kurtarır. Sarıpaşa, Çanakkale'nin Sarıpaşası gelir bu ülkeyi kurtarır diye peşinden gitmişlerdir. Bütün yaptığı devrimleri de bu millet benimsemiştir. Bu millet bugün bu ülkede yılda 3,5-4 milyon insan Anıtkabir'e gidiyorsa oraya gidip ya orada ya Atatürk Müslüman olsa gitmeyecekler gitmeyecekler ya da Atatürk Deist olsa gitmeyeceklerse gitmesinler zaten. Çünkü Mustafa Kemal'in ne laiklik anlayı ne seküler sistemini anlayabilmişlerdi. O zaman oraya sadece siz şey için gidiyorsunuz yani. Anıtkabir'e gitmiş olmak için gidiyor. Mustafa Kemal anlayamadıktan sonra Mustafa Kemal'in bir anlamı yok. Ne diyor Mustafa Kemal? İki tane Atatürk var. Biri diyor beşeri olan. Öyle evet. gider. Diğeri, diğeri Mustafa Kemal'in fikirleri, Mustafa Kemal'in fikirlerini anlayamadıysan, zaten Mustafa Kemal'e inanmıyorsun demektir. Zaten aranda bir bağ yok. Şimdi o Atatürk... kadar, o kadar açılım döneminde e, soğutmaya çalışıldı ama yine de başaramadılar. Hala da insanlar sürekli gidip ziyaret ediyor yani ve yani az görülmüştür benzeri. Ya açıkçası şunu söylemeye çalışayım, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkede en çok yapmak istediği şeylerden bir tanesi layıklıydı. Bunu kendisine Kemalistim, Atatürkçüyüm diyenler anlayamadıysa Mustafa Kemal kimseye bir şey anlatamamış. O yüzden şunu kafanızdan atın. Atatürk'ün dine inanmamış olması ya da bir dine inanmış da olması Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarını değiştirmez. İnanır inanmaz. Bizi ilgilendirmez. Ama bu konuya ne yapsam da Mustafa Kemal'i Müslüman gösterdim. Ne yapsam Müslüman göstersem diye bakarsan tarihçilik vasfın ya da araştırmacılık vasfı ya da dürüstlük basın yok olur. Şimdi sen az önce İlber Ortaylı'dan bahsettin. İlber Ortaylı niye bu konuya girmiyor da yuvarlıyor? Şimdi ne diyecek adam? Mustafa Kemal Atatürk Yalan mı söyleyecek? Derse, <laughs> hani, hani deist değildi. De, Mustafa Kemal Atatürk Müslümanı dese İlber Ortaylı'nın e, söylediklerinin e, hikaye olduğunu benim gibi 30 küsur yaşında bir adam bile bir hale gelecek. Yani, yani İlber Ortaylı bu topa girer mi? Girmez. Ya yani kim girer? Esinan Meydan gibiler giriyor yani çünkü onlara göre Atatürk onlar Müslüman olduğu için Atatürk Müslüman Fenerbahçeli oldukları için Atatürk Fenerbahçeli yani Atatürk yani bu kitabı okuyun yani... rahatlayın Abi bu kitabı okuyun <laughs> rahatlayın Halk TV'de onu yapıyor ya Halk TV'nin yani. Atatürk ve İslam seti A var böyle 8-10 kitaplık Atatürk'ün yaptırdığı camiler İşte Atatürk'ün bir, bir sürü Atatürk... şeyleri Japonya'ya şey, cami yaptırmış, yaptırmış falan hikaye Japonya'ya cami yaptırmış hikayesi. Ne Japonya? Japonya'daki cami kazaklar yapmışlar. Biz 1990'lı yıllarda bizim Diyanet Başkanlığı o cami satın almış Kazaklar'da parasını verip. Ne cami şey yapmış. Yani kaynaksız sallamak. Yani şimdi kaynak olma nasıl sallar? kaynak olma her şey Bir şey bize Kürt tarihini araştırmaya çalışıyorum. Yani bir şeyler koymuşlar ama kaynağını bulamıyorum ya. Bunun kaynağı neresi? Yani bir şeyi kaynağı. bu Mustafa Kemal ile ilgili bir kaynak alıyorsan Mustafa Kemal Atatürk zamanında çıkmış gazeteler, Mustafa Kemal Atatürk zamanında çıkmış meclis konuşmaları, Mustafa Kemal Atatürk'ün yazıları, Mustafa Kemal okuduğu kitaplar, üstüne çizdikleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün e, birçok kişi tarafından teyit edilmiş anıları, bak bir kişi tarafından değil, çünkü bir kişi tarafından teyit edilmiş anılarda da hata olabiliyor. Adam kasallıyor. Özellikle Fâli Rıfkı Atay'ın dediği gibi, 1946'dan ve 1950'den sonra iki dudak, şey e, iki kulak, bir dudak arasında birçok anı uydurulmuştur Atatürk hakkında. Evet. Atatürk işte ne bileyim Müslüman olmayanlara kafir dedi, Atatürk Kur'an'a inanmayanlara kafir dedi, işte ne bileyim Atatürk işte e, Muhammed'le ilgili çalışmalar yapan şey, cahilse biraz okuyacağım Atatürk işte milletvekilinin yüzüne tükürdü. Yani Mustafa Kemal Atatürk okumuyorsun sanki ne bileyim yani <laughs> Uganda'nın <laughs> Cumhurbaşkanı okuyorsun gibi. Yani öyle bir Mustafa Kemal Atatürk resmi çizecek ki ne çizdiklerinin farkında bile değiller. Ben anılarla ilgili Mustafa... hiçbir şey inanmıyorum zaten artık ya. Ya yani benim bizzat babamla ilgili bile insanlar <laughs> o kadar çok şeyler uydurmaya başladılar ki hepsinin yalan olduğunu biliyorum yani bir akrabam çıkıyor diyor ki bize bana dedi özellikle işte ben çok inançlı birim dedi. Öyle inançlıyım. Aslında babam deist birisi yani. Hep herkese de söyler. Başka biri çıkıp diyor ki işte ben şunu sana emanet ediyorum dedi. Başka biri çıkıp diyor ki aynı yani bir kişi için bile ünlü olmayan bir kişi için bile bu yapılıyorsa Atatürk gibi birisi için ben anılarımdan biliyorum Atatürk şunu dedi diye insanlar çok net uyduracaklar yani belli. O yüzden ben Atatürk işte anılarımda şunu yap, yaptı diyen yani hiç kimseye hiçbir lafına inanmıyorum açıkçası. Ortada belge yoksa yani. Yani aynen. <laughs> Pardon. Ee, bir şey demiş. Discord klips açıksa kapat abi. Ee, Soundgate kelimelerini bölüyor. Evet. Ben kendi seviyemi de kısıyorum arkadaşlar. Siz şey yapın. Tamam. Siz, Siz kendiniz artık açın. açın. Sesi açın. Ben kendi seviyemi de kısıyorum buradan. Siz kendi seviyenizi açın. Evet abi söyle. Şimdi Mustafa Kemal Türk'ün din inancını araştırırken benim e, izlediğim yol Mustafa Kemal Türk'ün hani bir insanı e, hayatının belli bir dönemini ele alıp ya bak bu zamanda işte Mustafa Kemal şöyleymiş ya da bu zamanda Mustafa Kemal böyleymiş diye ele almak e, o kişinin bütün hayatını anlayamamak anlayayım. Mustafa Kemal Türk 57 yıl bir hayat ömür sürmüş bir kişi. Bu 57 yılda o kadar dolu geçmiş ki yani normal bir insanın neredeyse 100 küsur yaşına denk gelecek kadar aksiyona sahip bir insan. Ee, i̇çerisinde herhalde Mustafa Kemal'in hayatında en az dört ya da 5 tane film çıkar. Ancak biz daha bir tanesi bile yapmadık. Ee, şimdi Mustafa Kemal Türk'ün e, hayatı, çocukluğu vesaire konusuna bakarsanız, şimdi evimizde bu durum vardır, Efe belki bir sende de vardır ben bilmiyorum ama, Müslüman ailelerde doğuyoruz. Ee, doğduğumuzda annemiz babamız Müslüman oluyor. Müslüman oldukları için biz hemen doğar doğmaz işte adımı söyleyip ezan okuyup hadi bakalım sen de Müslümansın. İşte belli bir yaşa gelince sünnet ettiriyorlar erkekleri kızları işte belli bir yaşta sonra işte türban vesaire bir gibi olaylar var. Ya da yok bilmiyorum onu şey yapmıyorlar. Ancak Mustafa Kemal Türk tabii ki her Müslüman ailede doğan çocuk gibi Müslüman bir ailede doğuyor. 6 yaşına geldiği zaman okula başlayacağı zaman Mustafa Kemal'e önce hemen ilk gün e, köyün işte e, Kur'an kursu diyebileceğimiz e, dini eğitim veren e, bir okuluna gönderiyorlar. E, her gün alıp Şemsiye eve. ve Bu hikayeleri biliyorsunuz zaten. O yüzden bunlara çok fazla değinmeyeceğim. Mustafa Kemal Atatürk daha sonra gençlik yıllarına geldiği zaman e, dinden daha çok düşündüğü bir şey var. Siyaset. E, çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün geçtiği bölge Makedonya. Makedonya e, Osmanlı'nın son dönemlerinde Özellikle Harp Akademisi'nin olmasından dolayı ve Harp akademisi yetiştirdiği subaylardan dolayı devlet içindeki siyasette çok etkili bir bölge. Bu bölgede yaşayan e, subay ve subay adaylarının ya da işte yüksek üst rütbeli subay adaylarının e, çoğu siyasette ilgileniyor. Ember Paşa'yı, Nazım'ı, Yüzbaşı Nazım Bey'i biliyorsunuzdur zaten. Yani Mustafa Kemal bunların içerisinde. Ses Daha diyorlar işte... bu arada da arkadaşlar şu anda ben açabildiğim kadar açtım. İstersen Ahmet sen biraz bir tık daha aç sesini. Biraz daha Ama bir siz siz açın bir artık bir arkadaşlar sesi. Ben kendiminkini kıstım çünkü. Kendi sesimi ya ben kıstım. ben biraz daha biraz kıstım şu anda. Şu an mesela biraz ses daha bozuluyor daha şey. eski haline getir bence. Arkadaşlar açsın. Ben kendi mikrofonumu da kıstım. Benim mikrofonum eğer ona göre çok yüksekse söyleyeyim ben kendi mikrofonumu biraz daha kısayım. Siz açın artık arkadaşlar. Şu evet, an Biraz kı... Şu, şu anda. An kıstım biraz. Evet. Yani siz biraz açın. Yaklaşarak da konuşabilirim, biraz yaklaşarak da konuşabilirim. Bir kafonu biraz şöyle alalım, biraz suratımı kapatacağım. Yaklaşarak şöyle de konuşabilirim. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk dönemleri, hayatının ilk dönemleri, dediğim gibi, hani bir Müslüman bir ailede başlamış, daha sonra siyasetten dolayı çok fazla İslam diniyle yakından uzaktan bir ilişkisi aslında olmamış. Ama her Osmanlı subayının tabii ki bir din ilişkisi söz konusu otomatik olarak ne bileyim sabah namazlarına kalkıyor işte öğle namazları kılıyor işte camiye gidiyorsunuz vesaire gibi durumlar söz konusu. Mustafa Kemal bununla ilgili birçok anıları var ama onları da girerek burada uzatmak istemediğim yani bazen işte ya işte bunlardan sıkılıyorum falan diye şiirler bir de yazdığı söyleniyor. Ee, ama işin o kısmına girmeyeceğim. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün o dönemlerde Müslüman olmadığını gösteren bir emaremiz yok elimizde. Bu da Mustafa Kemal'in yani e, bugünkü ülkemizde de var. Yani adam Müslüman ama e, açıkçası İslam dinini eleştiriyor. Yani benim tanıdığım birisi var. Konuşuyoruz. Adam Müslüman. Ya diyorum sen değilsin diyorum. Hayır Müslümanım diyor. Ya sen değilsin diyorum adama. Anlatamıyorum. Yani söylediğin hem argümanlar değilsin argümanı. Bir. İkincisi sen dini benden daha çok eleştiriyorsun dini. E, dini daha çok beğenmiyorsun. Benden daha fazla beğenmiyorsun. Ama adam hala Müslümanım diye iddia ediyor. Şimdi bu, bunu iddia eden adamın deist olduğunu söylemek biraz mantıksız kalabilir. Adam kendisini nasıl hissediyorsa o düşüncedir, o inançtadır diye düşünürsün ki öyledir diye düşünüyoruz biz de. O yüzden Mustafa Kemal'in dinle, dinle ilgili yani dini reddeden bir şey olduğunu özellikle bu gençlik döneminde göremiyoruz. Daha sonra bildiğiniz üzere Mustafa Kemal harp akademisi çıkıyor, işte Suriye'ye gidiyor, Suriye'deki Müslümanların durumunu görüyor, oradaki e, İslam ülkelerini görüyor. Bir de oradan çıkıyor e, 1910 yılında Fransa'ya gidiyor, Fransa'da geziye katılıyor. Avrupa'daki görüyor. Ee, i̇şte birinci meş şey, ikinci meşrutiyet oluyor. Trabluskarp'a gidiyor. Bulgaristan'a gidiyor. Bulgaristan'daki e, yaşamı görüyor. Oradaki ki daha yeni Osmanlı'dan çıkmış olmalarına göre oradaki yaşamı da görüyor. Ve 1915-1916 döneminde biliyorsunuz Mustafa Kemal Savaşlarıyla benim her zaman söylediğim bir şey var. Cephedeyken ateist olmak e, lükstür. Çünkü e, ölümle karşı karşıya geldiğinizde sizin ateist olabilme durumunuzla ilgili e, her insandan aynı durum. Yani Müslüman olarak özellikle de yani teist olarak deyip teist olarak özellikle de o savaşa katılmışsa o savaşta ateist olması çok zor bir ihtimaldir. Teist ise büyük bir ihtimal daha çok teizme yani Tanrı inancına daha çok dayanış şey yapacaktır, sarılacaktır insanlar. Çünkü e, o anda işte şey düşünecek yani ölümle karşı karşıya işte filan diye düşünecek. Kimse e, o anda onu düşünmeyebilir. Yani bizim gibi şu anda günümüzün özellikle 21. yüzyılın ateistleri ee, ve ya da işte e, agnostikleri diyeyim deistleri demeyeyim ya da agnostikleri biz bugün biliyoruz ki ya, Tanrı kavramının işte ölümde de olsa fark etmeyeceğini biliyoruz yani ölecek de olsak onun bir Tanrı'nın olmayacağı ile e, ilgili bizim bir zihnimizde şu anda herhangi bir çekince söz konusu değil ama o dönemin yani 19. yüzyılın bitimi 20. yüzyılın başlangıcında mutasip hatta bırak mutasip bağnaz diyebileceğimiz bir Osmanlısında Çanakkale Savaşı'na gidip ölümleri görmüş birisinin oradaki ölümü yaşamış birisinin o anda o ruhaniyeti hissetmek isteyebileceği ya da buna ihtiyaç duyabileceği kaçınılmaz bir gerçek. Bu yüzden 1914, 1915, 1916 yıllarında da Mustafa Kemal'in dini eleştiren ya da dine farklı bakan ya da dini karşıt ya da gören bir durumu da söz konusu değil. Bunda da e, herhangi bir çekince durumu söz konusu yok. E, daha sonra 1917-1918 işte işgaller, 1919 işte Samsun'a çıkmak, 1920 işte e, meclisin kurulması vesaire dönemlerinde Mustafa Kemal'in İslam diniyle ilgili birkaç kitap okuduklarını biliyoruz. Hani 1914-1910 yılında da okuyor mesela işte Felipe Ahmet ilminin kitaplarını okuyor ama İslam'ı eleştiren bir kitap okumuyor henüz. Ee, İslam dinini daha çok e, anlatan ya da Felipe Ahmet ilmi gibi İslam diniyle ilgili e, propaganda diyebileceğimiz şekilde İslam dinini anlatan kitaplar okuyor. E, ve Mustafa Kemal hatta 1920 yılında söylediği bir cümle var. işte biz bu çölden nasıl ee, bir devlet çıkartacağız. İşte İslam tarihinin o süreçte okuduğu için böyle bir cümleler, cümlesi var. Ee, o süreçte Mustafa Kemal'in 1920-1921 1922-1923'te dinden daha önemli bir düşüncesi var. Cumhuriyeti kurmaya çalışıyor adam. Meclisi kurmaya, vatanı kurtarmaya çalışıyor. Zaten bütün bu, bu meşguliyetler içerisinde oturup bir de İslam dinini Eleştirmesi yani ki o kanıya varmış olsa bile bunu söyleyebilmesi zaten imkansız. Bırakın İslam dini eleştirmeyi. O dönemde e, padişah hakkında bile kesin bir karar vermiyor. Yani padişahı kovacağız demiyor. Ne zaman ki padişahın, e, padişahlığın bu ülkede yarattığı e, sakıncıları anlayabilecek düzeyde birileri yetiştiği zaman bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Biraz da şehvetlerin bununla ilgili konusunu da söyleyeceğim. Ama 1922'nin bitip 1923'e geldiğimizde Mustafa Kemal'in din ile bakışı açısından ufak ufak değişikliklerin başladığını görüyoruz. Birincisi Bursa'da e, Bursa'da hangi tarihte? 30 Ocak 1923 tarihinde "Bizim dinimiz en makul ve en tabii bir dindir. Ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bu dinin tabi olması için akla, fenle, ilme ve mantığa tetabuk etmesi lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen mutabıktır." demektedir. Yani burada Mustafa Kemal İslam dininin kesinlikle fenle, ilme, mantığa ve akla uygun bir din olduğunu ve buna da sol din olduğunu söylüyor. Bazıları çıkıp diyor ki ya Mustafa Kemal madem ateist, deisti yalan mı söylüyor? Hayır yalan söylemiyor. Şimdi bu, bugün e, 2021 yılındayız. 2021 yılında değil de e, 2001 yılında ben şu anda Efe Aydal'ın yayınına çıkmış olsaydım aynı şeydir ben söylüyor olacaktım. Çünkü niye? Ben 2001 yılında Müslümandım yani. Ve bunlara da inanıyordum yani. İslamiyet'in akla bilme ve fenle çok e, uygun olduğunu düşünen bir insandım. Sonuçta insana inançlarını zamanla değiştirirler. Mustafa Kemal'in bu değişikliğini anlatmaya çalışıyorum zaten bu anda, şu anda. 1923 yılında bunu olduktan sonra, yani bunları söyledikten sonra, 1924 yılında biliyorsunuz İslam'la ilgili Mustafa Kemal'in karşısına çıkan ilk engel halifelik. Halifelik konusunda Mustafa Kemal'in dini eleştiren bir anlayışı yok. Halifeliği eleştiren birçok yazısı var. Hatta bırakın halifeliği. 1900 kendi nutkunda 1924'teki e, konuları anlatırken Mustafa Kemal diyor ki kardeşim bizim artık diyor, o Yemen çöllerine gidip o Arap çöllerine gidip feda edebileceğimiz tek bir canımız yok diyor. Bizden kat kat daha fazla diyor artık Araplar diyor kendileri için feda etsinler. Biz artık diyor, bu Arapların işte şeycisi kurtarıcısı Arapların işe şeycisi manasında kurtarın ya yani bizi diyor. Bu anlayış yıkıyor Mustafa Kemal. Diyor. Ama bu İslam eleştirisi değil. Bu o dönem o siyasal İslam eleştirisi. İslamettin siyasallaşmış hali haline gelmiş ama halifenin eleştirisi. Halifeliği reddediyor hatta halifelikle ilgili mecliste yapmış olduğu konuşma var. Bunu herhalde bütün herkes kabul edecektir. Yani kimse de meclis konuşmalarını reddedeceğini düşünmüyorum. Mustafa Kemal halifeliği eleştiriyor. 1924, 1925, 1926'da şapka devrimi, kılık kıyafet, işte tevhidi tedrisat, Mustafa Kemal ne zaman bir yenilik yapmaya kalksa karşısında büyük bir engel var. İslam. Şapkayı getirmeye çalışıyor, din elden gidiyor. Tevhidi tedrisat medreseleri kapatarak tekke ve zavide kapatmaya çalışıyor, din elden gidiyor. 1928 yılında anayasadan İslam şeyini kaldıracak, Dinel'den gidiyor. Yani ne zaman 1925-1926'da işte Dinel'den gidiyor diye şey Seyit isyanları çıkıyor. Abi senin bir ses tarafta... gene gidiyor ya. Zoom'dan zoom var mı sende? Zoom'dan bir bağlantı yapmayı deneyelim mi? <laughs> Vallahi şaka maka oldu. Ben konuyu unuttum ama ne, ne <laughs> konu neydi? Ben, ben 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 unutmadım. Ben aklımda. Tamam. <laughs> Atatürk ve din konusu 1925'lere kadar gelmiştik. Abi şu an ses çok iyi abi. Harbiden çok iyi. Tamam, müthiş o zaman. Evet. Güzel. Devam edelim. Şimdi 1925, 1924, 1925'te Mustafa Kemal'in hilafeti kaldırırken, e, Tevhid-i Kanunu getirirken Mustafa Kemal e, yani nasıl bir atılım yapmaya çalışırsa çalışsın karşısına hep İslam dini çıkmaya başladı. Ve Mustafa Kemal'in kafasından biraz düşünmeye çalışırsanız ya bir devrim yapacaksınız ve aklınızda çok daha ilerisi var. Yani sadece kılık kıyafet devrimi değil, harf inkılabı var ve en büyük devrimlerinden iki tanesi... Biri 1935 soyadı kanunu kaldırılması. Ben en büyük devrimlerden birisi olarak görürüm. Her zaman için işte soyadı kanunu kaldırılma şey çıkartılmasını. E, ee, i̇kincisi de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın layıklık ilkesinin eklenmesi. Bence e, Cumhuriyet'in ilanından sonra hangilerini sayarsın diye soracaksan ben ilk layıklık ikinci de soyadı kanununu sayarım. Çünkü bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde sosyal bir devlet yaratmanın ve seküler bir devlet yaratmanın iki önemli adımı. Şimdi Mustafa Kemal 1925'e gelince kafasındaki o kadar devrim var. Yapacağı bir sürü şey var. Daha harfi inkılabını yapacak. Daha işte ne bileyim e ekonomik inkılaplar yapacak. işte layıklığı getirecek. İslam dinini kaldıracak. işte e kadınlara seçme seç hakkı verecek. Abi bakıyor ki ne yapmaya kalksa karşısında bir, bir din var. Ya da bir din adamı var. Ya da bu dini kullanan insanlar var. O yüzden Türkiye diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz diyor. Mustafa Kemal'in 1924, 1925, 1926 eleştirilere bakarsanız bir tanesi hariç benim bu tezimi e, bu söylediklerimi kıran bir tane bir tane kaynak var. Onu şu, şu anda tutuyorum sonra anlatacağım. 1924, 1925, 1926'daki konuşmalara bakarsanız Mustafa Kemal dini değil ama dinin sistemini eleştirmiştir. Hacıları, hocaları, şeyhleri, dini kullananları, hilafeti, din aracılığı yapanları, dini siyasete alet edenleri dini işte e, çıkarları için kullananları Mustafa Kemal bu dönemde eleştirmiş ama bir din eleştirisi yine görmüyoruz. 1927-28'den sonra Mustafa Kemal'in e, okuduğu birkaç kitap var. Bunlardan bir tanesi Leoni Caytani'nin İslam Tarihi kitabı 8 ciltlik bir ansiklopedi. İkincisi Ruşen Barkın'ın e, onu da şuradan çıkartayım hatta. Yani kaynak olarak da göstereyim mi dedim. Bak burada Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu kitaplar bölümünün 8. cildinde şu başlığını da göstereyim. Osmanlıca bilenler zaten şurasından bile yani şuradan bile okuyabilirler. Burada yazıyor zaten. ama Türkçe karşılığı din yok, millet milliyet var. Eee Ruşen'in kitabı, eee Ruşeni Barkur, daha sonra Samsun milletvekili. Ee, Mustafa Kemal'in bu kitabı okuduğuyla ilgili kitap gördüğünüz gibi yani kitabın içine bakarsanız yani Osmanlıca yani Osmanlıca dedim ya yani Osmanlı alfabesiyle yazılmış Türkçe ee, Mustafa Kemal bunları okuyor ee, ancak 1928'den sonra okuyor neden 1928'den sonra okuduğunu söylüyorum ben bununla ilgili biliyorsunuz bir tane şey var Ayşe Hür var Ayşe Hür ile Twitter'da biraz çatışmıştık bu konuda Ayşe Hür Ruşeni Barkur'un kitabını göstererek Efendim o kitap 1925'te basıldı ki e, basım yılı gerçekten 1925'tir. E, bu ki zaten yani 1928'den önce olduğunu dediğim gibi yani Osmanlı alfabesiyle yazılmış olmasını anlıyorsunuz zaten. O yüzden kitabı 1926'da okumuştur dedi. Hayır 1926 okumadı 1928'den sonra okuduğunu anlıyorum çünkü şurada çok net göremeyebilirsiniz. Ben biraz yaklaştırmaya ve kamerada şöyle çevirmeyi göstermeye çalışacağım. Şurada e, şu şu bölümde Mustafa Kemal'in kendi el yazısıyla yazdığı bir şey var. Tanmet okunmadığı için şuraya açıklamasını yapmış kitabı basanlar. Orada "Aferin alkışlar" yazıyor. Ee, Mustafa Kemal kendi el yazısıyla "Aferin alkışlar" yazmış ama "alkışlar" kelimesini Latin harfleriyle yazmış. Yani Latin harfleri biz 1928'de kabul ettik. Ben bunu e, şeye söyledim, Ayşe Hür'e söyledim. Ya Mustafa Kemal daha önce de Latin harfleri kullanırdı. İyi de Mustafa Kemal'in kullandığı Latin, yani mesela Fransızca yazdığı mektuplar var Mustafa Kemal'in. Daha önce Fransızca yazdı. Yani Latin alfabesiyle Fransızca yazdığı mektuplar var. Ama onlarda Ş şey yok ki. Evet. Yani Ş şey harfi Türk harf devriminin ortaya çıkarttığı bir harf. Alkışlar. Ben yani 1928'den önce Mustafa Kemal'in Latin harfleriyle Türkçe yazdığı bir tane kaynak bulamazsınız. Yoktur çünkü böyle bir şey. He böyle bir çalışma daha önce Mustafa Kemal'e 1916 yılında önüne getirilmiş Diyarbakır'da çadırına kadar getirilmiş. O sırada Mustafa Kemal'in incelendiğine dair bilgi bazı bilgiler var ama Mustafa Kemal'in ilk Latin harfleri yazması e, yani Latin harflerini e, Türkçe yazarken Latin harflerini kullanması diyelim 1928'den sonra bunu biliyoruz bu cepte. Yani Ruşeni Barkun'un kitabını 1928'den sonra okumuş. Bir de size şunu göstereceğim bu da çok önemli. Burada yine Atatürk'ün okuduğu kitaplarda dördüncü cilt aynı zamanda bunun üçüncü cildine de bakın eğer Kaytani'nin kitabı hatta dur görebiliyorsun onu da size başlığını göstereyim de Kaytani'nin bir sürü kitabı var zaten yani bir sürü kitabı var da galiba bir cilt çok ciltli bir kitap ee, yani İslam tarihi böyle bir tane kitap değil birkaç ciltten oluşan bir kitap cildin en başına gidip size şeyini göstermeye çalışıyorum bir tane cilt nerede başı nerede bunun en başta mı? Ha bu ben diyor bu niye açılmıyor? Buraya katlanmış bu. Gidiyorum gidiyorum gelmiyor ya. Evet bu burada gördüğünüz gibi şu eee Kaytani'nin İslam tarihi yani bilenler bilirler. Yani Osmanlıca biliyorsanız bakın şurada İslam yazıyor. E, bilenler bilir. Şöyle göstereyim hani bilmeyenler için. E, İslam tarihi Leon Kaytani yazan Leon Kaytani. Tercümesini yapan kişi Hüseyin Cahit Fransızcadan tercümesini yapıyor. Ama bu kitapta bakın gördüğünüz üzere bu kitabı da size göstereyim. Burada burada bu şey katlan. Bakın şöyle şuradan bir örnek göstereceğim. Bu kitapta gördüğünüz üzere Osmanlı alfabesiyle Türkçe çevrilmiş. Yani 1928'den önce. Ama Mustafa Kemal'in 1928'den sonra okuduğunu iddia ediyorum. Niye? Onu da hemen size ispatlayalım. Bakın şurada Mustafa Kemal'in kendi el yazısı Ş şöyle kameraya şöyle göstereyim. Kendi el yazısıyla yazmış olduğu ve içinde bakın Ali kelimesini belki net olarak görebilirsiniz. Ali kelimesi var orada. Zübeyir kelimesini de Ali Zübeyir diye geçiyor. Tam olarak okunamadığı için hiç kimse de bunu çevirememiş. Biz biraz okumaya çalıştık ama burada e, Ali'nin e, Beni Kureyza'da yaklaşık e, 600 ile 900 arasındaki Yahudi'yi sabahtan akşama kadar e, kesip çukurlara attığından bahseden bölüm. Mustafa Kemal bu bölümü okuyup işaretlemiş ve oraya Ali ile ilgili ve Zübeyir ile ilgili bir şeyler yazmış. 28'den sonra okuduğunun en büyük ispatı buradaki yazılımının da yine Türkçe, Latin harfleriyle olmasından anlıyoruz. Yani Mustafa Kemal'in dini eleştiren kitapları okumasının tarihinin 1928 sonrası olduğunu düşünüyoruz. O yüzden Mustafa Kemal 1928 yılına gelene kadar İslam tarihi eleştiren bir şey okumamıştı zaten. Şimdi bizim de hayatımıza baktığımız zaman yani belki anadan babadan ateist, deist, agnostik olanlar varsa onlar için bir şey diyemeyeceğim ama Müslüman olanlarımızın çoğu özellikle dinle ilgili araştırma yapmaya başladıktan sonra İslam diniyle ilgili ya işte dine inanmamaya, deizmi seçmeye ya da dinin aslında deizmi emrettiğini mesela Yaşar Öztürk deizm ile geleceğin kurtuluşudur demişti. Ve bunu da İslam'a göre söylemişti, yorumlamış. İslam da bunu söylüyor şeklinde yorumlamış diye yani bu şekilde algılıyorsunuz ya da bizim algıladığımız gibi ya İslam dininden ziyade işte bir ateizm bir deizm ya da işte İslam'ın ya da bir tanrı inancı yüce bir tanrı inancının daha uygun olacağını düşünüyorsunuz ya da agnostik bir ateistliğe geçip ama bunların hepsini yaparken e, dini araştırıp yap, yapanların oranı çok daha yüksek özellikle nanteistler arasında bu yüzden nanteistlerin din bilgileri teistlerin din bilgilerinin daha fazla çünkü teistlerin teist olması için dini bilmesine gerek yok ama ateist ve agnostiklerin genelde dini bilerek ateist, agnostik ve deist Bilmezler olduğunu biliyoruz. Bilmezlerse daha iyi hatta. Efendim? Bilmezlerse daha iyi hatta ateist olmaları için. Aynen, aynen. Şimdi e, Mustafa Kemal'in de bunları araştırdıktan sonra İslam dininden çıktığını e, görebiliyoruz. Çünkü bu tarihten sonra şimdi bıçak gibi kesilen bir şey var. Bir İslam öyküsü bıçak gibi kesiliyor. İki hani İslamla ilgili herhangi bir e, yan övgüler yani bizim dinimizce makul dindir de işte şudur budur gibi övgüler bıçak gibi kesilir. Hatta 1926 benim bu söylediklerim işte ters olabilecek tek düşünce e, Grace Ellison'ın 1928 yılında yayınlanan ve 1926-1927'de Mustafa Kemal yapmış olduğu röportajlarda söylediği "Benim bir dinim yok. Bazen bütün dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum" cümlesi bir tek benim görüşümü e, ee, çürüten demeyeyim de hani tarihini 20, 1928'den 1926'ya çeken tek görüş bu. Tek kaynak bu. Bu da Grace Ellison'ın, bir de Mustafa Kemal ölmeden yayınladığı bir şey. Ee, ancak ona nasıl bir tepki verildi, Mustafa Kemal ne dedi, onu okuduğu zaman ya ben böyle bir şey dedim demedim, demedi, dedi mi, demedi mi bilmiyoruz. Türkiye'de yayınlanmadığı için, yani yurt dışında yayınlandığı için bu kitabın e, ne kadarının ulaşıp ulaşmadığını Mustafa Kemal'e Açıkçası onu da bilmiyor. Ulaştıktan sonra ne dediğiyle ilgili elimizde bir kaynak yok. Ancak gördüğümüz yani Türkiye'de Mustafa Kemal'in okuduklarından nazara baktığımız zaman 1928 Mustafa Kemal'in dinden çıkış için en minimum 1928 bu arada. Yani 1928 yılı demiyorum, Minimum 1928 bir alt sınır gibi duruyor. 1928'den sonra 28 yılından sonra Mustafa Kemal'in dinden hızlı bir şekilde e, İslam dininden çıktığını ve e, agnostik olmadığını hatta ateist de olmadığını bir e, Charles Sherrill'ın raporundan anlayabiliyoruz. Şimdi oradaki şeylerimi açacağım. Charles Sherrill'ın raporu. Charles Sherrill'ın raporu niye önemli? Çünkü Atatürk Müslümandı diyenler bile az önce gösterdim. Şurada kitabın e, başlığında Charles Sherrill'ın işte ben agnostik değilim, agnostik olduğunu reddediyor görüşünü. E, sinan Meydan bile kendi kitabını başına koymuş. Yani en başına bunu koymuş. Hatta kitabı okumaya başlarken kitabı okumaya başlarken işte eğer hani çok fazla bilgili bir insan değilseniz bu konu hakkında. Ben ilk kitabı aldığımda yıl 2010'du galiba. 2010 yılında ben bu kitabı aldım. Kitabı aldım açtım. ilk daha okuyacağım. Aha bir baktım Atatürk Aknesik olduğuna dair genellikle görmüş inancı kesinlikle reddediyor. Ancak dinin kainatın mücidi ve hakimi tek tanrıya inanmak olduğunu söylüyor diye düşününce, düşününce herhalde dedim ben yanlış yola gidiyorum. Yani benim Atatürk'le ilgili düşüncelerim yanlış olabilir. Bir okuyalım bakalım dedim. Başladım okumaya ve böyle bir e, seromani çıktı ortaya. Yaptığı her hata, koyduğu her yanlış, kelime hatalarından işte kaynak hatalarına kadar hepsini işaretlemeye başlayınca böyle bir seromani çıktı ortaya. Ve en sonunda baktım ki Aa, adam raporun yarısını almamış ki zaten. Yani yarısı durmuyor. Şimdi Çarşıya'nın raporu nedir? Çarşıya'nın e, raporu Çarşıya'nın Türkiye Cumhuriyeti'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün zamanında e, ee, büyük elçilik yapmış ve Mustafa Kemal'le beraber belki görmüşsünüzdür. Mustafa Kemal'in Amerikan büyük elçisiyle çekilmiş bir videosu vardır. Atatürk durar. Yanında uzun boylu bir adam vardır. Ya yani işte o Charles Sherrill. Ee, Mustafa Kemal'le bir, bir yıllık bir şeyden sonra, büyük elçilikten sonra işte bununla ilgili bir kitap yazmış bir adam. Ee, daha sonra e, bu kitap yayınlanmış. Ancak kitabın içerisinde bu benim söyleyeceğim ve Sinan Meydan'ın da kendi kitabına bu başına alıntıladığı şey yok. Şimdi bununla ilgili iki görüş var. Onları da söylemeden edemeyeceğim. Çünkü bu görüşlere itirazlar gelecektir. Ya da sana itirazlar gelecektir. Ya da bana itirazlar gelecektir. Efendim biz Mustafa Kemal Atatürk'ün dini, inancını Amerikalılardan öğreneceğiz? Ee, bunu Hulki Cevizoğlu defalarca söyledi. Bir kere hatta Ayşe Öre söyledi. Ya siz, hatta bir kere Sinan Meydan'a bile söyledi. Ya sen bunu söylüyorsun ama biz Atatürk'ün inancını Amerikalılardan öğreneceğiz? <laughs> yani şimdi bir şeyi e, niye Amerikalılardan öğrenemiyoruz e, diye sorarsak herhalde siyasi cevap verecektir diye düşünüyorum ama ya e, bu ön yargılı bir yaklaşım olur. Charles Charles e, yani her Amerikalı bu işi politik olarak algılayan her Amerikalı işte ne yapsak da bu ülkenin şeyini şey yapacak e, işte Türkiye Cumhuriyeti e nasıl zarar versek, Atatürk'ü nasıl düşük küçük düşürsek diyecek birisi değildir. Bu çok Iı, ön yargılı bir tutum. ve yani Amerikalı'dan böyle. Türkler öğrenemiyorsun çünkü niye Türk yazmıyor? Ben şimdi biraz size göstereceğim. Türk meclis, al işte yani adam 1200 sayfa yazmış. Atatürk'ü bir bir Kasım 1937'deki meclis konuşmasını bile eksik almış. Yani Çarşı'nın raporlu bir eksik yazmış. Yani madem Amerikalı'dan öğrenmeyeceğiz niye yazıyorsunuz ama zaman başına? Kitabını başına yazmışsın ama raporun geri kalanı yok. Ya yani bırak onu. Bir Türk devlet arşivlerinden çıkarttığı belgeyle bile Mustafa Kemal Atatürk'ü Müslüman göstermeye çalışıyor. Belgenin aslına bak. Asparagas bir haber. Yani Asparagas bir haberi bizim İçişleri Bakanlığı Başbakanlığa bildiriyor. Diyor ki kardeşim bak böyle böyle Hindistan'da Asparagas bir haber çıktı diyor. Bizimki alıyor o haberi sanki gerçekmiş gibi işte Atatürk Filistin'e el sürülemez dedi. Yani Türk Nuri Ulusu mesela anılarını Atatürk öldükten 30 sene sonra yazmaya başlıyor. Tamamlayamıyor, ölüyor. Oğlu çıkıyorum Mustafa Kemal Ulusu kitap haline getiriyor. Nerede? burada bir yer. Nerede? Keşke onu çıkarsaydı. Kitap haline getiriyor. Hah burada bak. Heh, böyle bir kitap haline getiriyor. Efendim bu kitaba göre Atatürk Kur'an'a inanmayanlara kafir demiş. Allah'a inanmayanlara kafir demiş. Ama bir tek Nur Ulusu söylüyor. Hatta Nur Ulus'u bile söylemiyor. Mustafa Kemal Ulus'u söylüyor neredeyse. Yani babası 30 sene sonra anı yazıyor. Ya, hani Türk yazdı da gerçekleri biz mi inanmadık? Hani der ya ben fasist diyor ya Oxford Martin'a e biz mi okumadık diye. Hani Türk adam gibi bir şey yazdı da biz mi okumadık? Ayrıca Charles Sherrill anılarını anında şey, raporunu anında yazıyor ve anında Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderiyor. Bu bir resmi rapor. Burada amaç Mustafa Kemal Atatürk'ü küçük düşürmek değil öyle olsa Mustafa Kemal hayattayken de yayınlarlardı. Gizli olarak gönderiyor. Mustafa Kemal Charles Çarşı'yla diyor ki Hatta olayı size anlatayım. Olaydan sonra şey yapalım. Biliyorsunuz Bursa'da bir olay oluyor. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Bursa'da e, camiden Türkçe ezan okununca Bursa olayları dediğimiz daha sonra Mustafa Kemal'in Bursa Nutku olarak nitelendiren Nutku da söyledi. İşte bu ülkenin jandarması vardı, polisi vardır demeyeceksiniz. Deniz Gezmiş'in savunmasında okuduğu o ünlü Bursa Nutku da e, o dönemde söyleniyor. Mustafa Kemal işte Bursa'daki bu olaylardan sonra Ankara'ya geri döndüğü zaman Ankara'da Charles Sherrill'la konuşuyorlar. Çarşılı Bursa'daki olaylara gelince Mustafa Kemal yayınlanmaması ve söylenmemesi kaydıyla Çarşılı'da bu konu hakkındaki görüşlerini söylüyor. Peki ne yazıyor? Sadece diyor ki ben agnostik olduğuna dair görüşleri reddettiğini söyledim zaten az önce. Çarşılı'nın kendi raporundan okuyorum. Bu sözlerim Kur'an'ın Arapçadan Türkçe'ye tercüme edilmesi için nasıl ve neden telkinde bulunulduğu konusunda konuşmasına sebep oldu. Ve bu mevzuda yepyeni bir ufuk açtı. Türk halkının uzun zamandan beri ezberden okuduğu bazı Arapça duaların gerçek manasını anladığı zaman tiksineceğini söylüyor. Kur'an'dan alınan bir Arapça bölüm okudu. Bu duada Hz. Muhammed amcasıyla amca kızının yaptıkları bir şeyden ötürü cehenneme gitmeleri için beddua eder. Bu Tebbet suresinden bahsediyor. Tebbet suresini bilenler bilir, bilim yerlerine gidip bakabilirler. Ebu Leheb elleri kurusun da diye bir ayet var ya ondan bahsediyor. Mustafa Kemal bu ayeti okumuş e, yerine. Diyor ki işte Hz. Muhammed amcası ve amca kızını yaptıkları şeyden ötürü cehenneme gitmeleri için beddua eder. Sonra parantez içine yani tırnak içine alınarak düşünen bir Türk'ün böylesi bir duayı okumaktan elde edeceği dini ilhamı veya dini ilgi göstermesini tahayyül edebilir misin? Yani hayal edebilir misin? Dedi. Bu fikrini geliştirdikçe ben de gitgide Kur'an'ın Türkçe okumasını teşvik etmesinin sebebinin Kur'an'ın Türkler arasında gözden düşmesi olduğu neticesine var, varıyorum diye belirtmiş. Şimdi Mustafa Kemal'in bu düşüncesi doğru çıkmış mı çıkmamış mı diye baktığınız zaman doğru çıkıyor. Nedeni şu biz hepimiz yani bu, ülkedeki birçok deist, ateist, agnostik Kur'an'ın Türkçesini okuduktan sonra aa tamam deyip bırakıyoruz orada. Çünkü e, bir tanrının kendi yarattığı kula işte onların elleri kurusun da demesi çok ekümenik bir yaklaşım ya da çok tanrısal bir yaklaşım değil. Yani anlatmak gerekirse. Mustafa Kemal de diyor ki bak kardeşim böyle bir ayet var. Ben bunu Türkçe çeviriyorum bak insanlar bu dinine. Yani Mustafa Kemal demiş ki kardeşim İslam dinine inanacak mısın? Tamam al sana Türkçesi. Oku bunu öyle inan. Hiç olmazsa neye inandığını bil. Ama düşünen Türklerden bahsediyor. Düşünen Türkler. Düşünen bir Türk'ün böylesi bir duayı yani Tebbet Suresi'ni okumaktan elde edeceği dini ilhamı veya dine göstermesini tahayyül edebilir misin diyerek aslında son noktayı koymuş. Mustafa Kemal İslam dinine inanmıyor. Herhalde kendisi düşünmeyen bir Türk olarak görüyor olmaz. Yani değil mi? Herkes kendini düşünen bir insan ya da düşünen Türk ya da düşünen Kürt ya da düşünen Alman, düşünen İngiliz olarak görüyordur herhalde. Düşünen bir Türk'ün böylesi bir duayı okumaktan dediğinde Mustafa Kemal'in e, bu dua üzerine düşünen insanların İslam dinine uzaklaşacağını ya da İslam dinini sorgulayacağını en azından söylüyor. Şimdi bunun iki tane faydası var. E, hani Bey'in başında söyledim ya dini Mustafa Kemal'i yere yani Mustafa Kemal mirasını yere düşürmek için daha doğrusu alçaltmak için diyorlar ya al bak Atatürk var ya sizin bu Atatürk al bak bizim dinimize ne demiş mesela benim bu söylediklerimi de alınlar al bak dinimize ne demiş diyenler var ya onların ekmeğini de e, çomak sokmuş bir fikirdir bu Kur'an'ı Türkçeleştirmesi niye ben kendi kanalımda bir Neonurcu kanalın Muhammed'in peygamberlik kanıtları diye videosunun e, cevaplarını veriyorum. Alıyorum videonun bir kısmını. Bak Muhammed'in kanıtları bunlar diyor, bu diyor. İlk 10 dakikasını zar zor 10 dakika dayanarak yaptım. Şimdi geri kalan ikincisinin de 4,5 dakikasını yapabildim ancak o kadar dayanabildim. E, onun da şeyini çıkarttım. Bak diyor ki adam, adamın söylediği şu fikir var bak diyor ki adam efendim İncil'de Alemlerin reisi gelecek. Yani İsa diyor ki ben gideceğim. Alemlerin reisi gelecek. Diyor ki soruyor karşındakine, kim bu alemlerin reisi? O da zaten O da zaten, e, muhammed demekten başka bir şey yapmayan bir sonucu Hazreti Muhammed diyor ya Hazreti Muhammed alemlerin reisi. Türkçe Kur'an okuyan bir Müslüman bak ateist olmasına gerek yok, deist olmasına gerek yok. Kur'anı Türkçe okuyup İslam'ın anlattığı mesajı, İslam'ın fıkhını, İslam dininin tevhid inancını anlayabilmiş bir Müslüman bu videoyu kapatır. Niye biliyorsun? Çünkü alemlerin reisi yoktur. Alemlerin egemeni, alemlerin reisi, alemlerin tek hakimi, hatta alemlerin, evrenin bütün yaratılmış olanların her şeyin tek hakimi İslam fıkhına ve İslam inancına göre sadece Allah'tır. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Muhammed'in senden, benden, ondan, bundan tek farkı aynı zamanda elçi olma sorumluluğunu da yüklenmiş olmasıdır. Bu iyi bir şey de değildir aslında. Çünkü elçi olduğun zaman sana bir yetki verilir. Verilen her yetkiyle bir sorumluluk alırsın. İslam fıkhına aykırı bir şey bile söylendiğinde, işte bu neon orucuların söyledikleri gibi, eğer Kur'an'ı Türkçe biliyorsan bunlara kanmazsın. Çünkü İslam'da böyle bir durum yok. Kur'an'ın hiçbir yerinde Muhammed için alemin reisi ya da alemlerin reisi ya da kainatın efendisi diyorlardı. Yaşandığı Öztürk ölene kadar bunlarla savaştı adam. Kainatın efendisi diyorlar diyor. Ya yani nasıl kainatın efendisi? Kainatın bir tane efendisi vardır. O da Allah'tır şey e, şeyi biliyorsun değil mi bu Hristiyanlığı Türkçeleştirerek İslam yapan bir kesim var. Modern modern Müslümanlar. Onların mesela kullandığı çok çok fazla kullandığı bir söz vardır. Tanrının krallığı. Tanrının krallığına gelin Tanrının krallığı, Tanrının krallığı Kingdom of God işte yani. Hristiyanların <laughs> lafını alıp Türkçeye çevirmişler. Tanrının krallığı diye bir şey yok yani. Aynen. Ee, işte İslam inancı konusunda da yani Mustafa Kemal'in e Türkçe'ye İslamiyet Kur'an'ı çevirmesi iki açıdan da doğru bir karardır. Bir, inanacaksan seni kandıranlara kanma, gerçeğine inan. İki, eğer inanmayacaksan al oku, inan ya da inanma bu kararı sana kalmış. Şimdi bazıları diyor ki efendim Atatürk bizim Kur'an'ımızı Türkçe'ye çevirdi işte o Türkçe'ye çevirdikten sonra deizm arttı işte vesaire arttı insanlar işte Türkçe şey yapıyor filan bilmem ne bunun Mustafa Kemal'in eseri şu var. Senin sen kitabını, dinini, dinini yıllarca bu milletten Arapça olarak saklamışsın. Bunun neticesinde işte şeyh ustamı çıkmış, şeyhi çıkmış, binbenmesi çıkmış, sarı çıkmış, surtu çıkmış bu millete. Az sonra onu da okuyacağım. Hırkasıdır diye bir palas pari, e, alamet göstererek bu milleti yüzyıllarca ona buna düşman etmeyi başarmışsınız. Mustafa Kemal de gelmiş o dinin üzerindeki perdeyi çıkartmış. Al kardeşim Arapça perdesini kaldırmış oradan. Al kardeşim dinin bu. Hani şeyin var ya Turan dursunun din bu kitabı vardı ya. Evet. Din bu. Senin bu benim, dediği din. Efendim? Senin benim ve birçok kişinin şu anda dinsiz yani sadece ateist değil dinsiz olmasının sebebi Atatürk'tür. Aynen. Bu din basit. bu demiş. Din bu demiş. Yani bu dini sana güzel geliyorsa ne hala dinini buldun işte. Kötü geliyorsa da bırak insanlar eğer o dinde o zaman Mustafa Kemal'in ne suçu var? Yani bir şeyi açığa çıkartmak, bir şeyi göstermek, gösterenin kabahati değildir. Gösterdiği şey değerli bir şeyse bir problem yok. Bunu alınmaman lazım. Yani bizim dinimiz son din, bizim dinimiz mükemmel din, bizim dinimiz en iyi din diyorsan, onu Türkçe çevrilmesi senin daha çok sevmen lazım. Çünkü mükemmel dini bütün insanlara ulaştırıyorsun. Ama şöyle olmamış. Bugün bir bakıyoruz. En çok tartışılan konu Türkiye'de deizm niye artıyor? Artıyor tabii. Sen şimdi adama alıyorsun adamı. eee şeye gire, Anadolu Lisesi'ne giremedi diye veriyorsun imam Hatip'e. Adam o imam Hatip'e o dini bir öğrenmeye başlıyor. Aa bu mu diyor. <laughs> Ondan sonra bir bakıyorsun adam deist olmuş. Zaten İslam dininin amacı Allah'a giden yol olmaksa, Allah'a ulaşmak için bir araçsa, e ben de Allah'a ulaştım diyor adam. İslam artık ihtiyacım yok. Kimsenin diyor işi, e, kimsenin diyor işte namusuna bir şey söylemiyorum. Kimsenin parasını çalmıyorum. Kendi hayatımı yaşamaya çalışıyorum. Var olmaya çalışıyorum bu ülke içerisinde. Deist olduklarını fark ediyorlar diyeyim ben sana abi. Deist, değil de, deist olduklarını fark ediyorlar diyeyim. Aynen. Etrafta o yani, kadar çok aslında deist olan ama bunu fark etmeyen insan var ki. Adam diyor ki kardeşim Muhammed'in benden farkı elçi olması. La ilahe illallah. Tamam güzel Muhammed'i kabul et. Çünkü Muhammed elçi zaten. O da ölmüş gitmiş. E, yani Muhammed bana la ilahe illallah kabul ettirmek için gelmemiş. Tamam kabul ediyorum. Bitti. Bu kadar. Bitti. Ondan sonrası benle Allah arasında bir adam. Bitti. Yani deist olan Bitti. Yani ne o zaman o Kur'an içerisindeki işte din yalnızca Allah'ın oluncaya kadar savaşın işte kadınlarınızı şey oku ve o kadınları dövün işte e bir erkek bulamazsınız iki kadın bir erkek bulun şahit yapın işte kadına mirastan yarım pay verin e işte cariyeler müstesna ev evli olan kadınlarla evlenmeye saklanmıştır ayetleri işte e, müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün güle güle adam diyor ki bu taraf gerek yok bana diyor Kur'an'dan bir tek cümle lazım la ilahe illallah bitti bu kadar Kur'an zaten bunu ispatlamaya gelmiş bir kitap. E bunu da ispatladı bana. Tamam gerisine gerek yok. Deist olmaları çok. Üzerinden deizm çok fazla artıyor. Deizm artması sebebi bu. Aynı zamanda insanların sosyoekonomik kültür yapıları da buna çok etkiliyor. Ama bunda Türkçe e, şey e, mealler, Türkçe çalışmalar çok önemli bir etkisi var. Yani bugün bu ülkedeki her nanteistin Mustafa Kemal'e bir kere dönüp teşekkür etmesi lazım en azından. Ama bunu çoğunda göremiyoruz. Neyse o konuya daha geliriz. Daha sonra şimdi Mustafa Kemal'in çarşıyla bu söylediği sözlerden sonra Mustafa Kemal'in yapmış olduğu kitaplar, okuduğu kitaplar, yazdığı eserler ve yaptığı çalışmalar söz konusu. Şimdi Türkçe ibadet çalışmasının Mustafa Kemal'e, millete al kardeşim bak dinin bu. İnanıyorsan bilerek inan. İnanmıyorsan inanma. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiç kimse hiç kimse inancına ya da inançsızlığından sorgulanamaz demesi ortaya çıkıyor. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk Şöyle bir kitap yazıyor. Medeni bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazıları. Bu kitap benim En çok sansürlenen kitabı... kitap bu herhalde. Evet. Şimdi gelelim sansürlere. Bak, benim elimdeki kitabı kim basmış? Türk Tarih Kurumu Basım Evi Ankara 1988. Bana sürekli girip abi o kitapla sansürlenen var mı? Sansürlenen bir şeyler var mı diye sorduklarında ben diyordum ki arkadaşım tam olarak bakmadım. Yani yani şu anda elimde bir şey yok. Bakayım dedim. Bu yayına çıkarken dedim ki ben buna bir bakayım. Bak şimdi iki yer işaret dedim. Şimdi kitabın kitabı şunu da tanıtayım da ondan sonra vereyim. Bakın kitabın bu kısmına bakarsanız arkadaşlar bu kısmı gördüğünüz gibi düzgün hani matbaa baskısı dediğimiz baskı var ya bu matbaa baskısı. Bu kısım matbaa baskısı. Kaçıncı sayfaya kadar? Hemen söyleyeyim size. 347. sayfasına kadar. Ben hani tam kamerayı göremiyorum. Bir saniye şurada şey kalmış. Şunu biraz aşağı alayım ki tam kamerayı da göreyim ki size ne gösterdiğimi göreyim. Şunu biraz sağ alalım. Şunu... Kusura bakmayın arkadaşlar. Benim burada bir ekran şeyim var. Ben gösterdiğim şeyi göremiyorum. Heh. Şurada bakarsanız arkadaşlar 347. sayfaya kadar süren bir sayfa. 347. sayfadan bir sonraki sayfaya geçtiğinizde şöyle bir ibare çıkıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazıları ile belgeleri ve yazdırdığı kısımlar. Burada yaklaşık bayağı uzun bir Mustafa Kemal'in kendi el yazısı gördüğünüz gibi kendi el yazıları var. Şimdi size iki tane Sen sansür. bu kitapları nerelerden buluyorsun abi ya? Sahaflardan abi. <laughs> Daha bu, değil, bu, bu, hiçbir şey değil. Sana bir tane kitap göstereceğim. Şimdi o kütüphanemin en değerli kitabı. Onu bulabilmen imkansız sanırım bu şekilde olan herhalde bir Atatürk'ün gizli abi. günlüğü falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Baktığı zaman da bunlar dünyanın parasını verdi. Bak şimdi. Sayfanın, kitabın 364. sayfasında şöyle bak şurada işaretlemişim. Görüyorsunuz bakın şöyle işaretlemişim. Mustafa Kemal'in kendi el yazısıyla alıntısı var. Gördünüz mü arkadaşlar? Diyor ki Mustafa Kemal, Türkler Arapların dinini kabul etmeden evvel de büyük bir millet idi. Tekrar cümleyi okuyorum. Türkler Arapların dinini kabul etmeden evvel büyük bir dindi. Şimdi gelelim bu işin, bu işin ee, burada matbaaya dönüştürülmüş halinde ne yazmışlar? Şimdi Mustafa Kemal'in Elyası bu. Karşılığı burada, şurada. Okuyorum size. Türkler İslam dinini kabul etmeden evvelde büyük bir millet idi. Aradaki farkı anladınız mı? Türkler Mustafa Kemal diyor ki, Türkler Arapların dinini kabul etmeden evvelde büyük bir millet idi. Türk Dil Kurumu diyor ki, Mustafa Kemal Türk adına Türkler İslam dinini kabul etmeden evvel de büyük bir millet idi. Aradaki fark ne kadar büyük biliyor musunuz? Bir Mustafa Kemal diyor ki, Türkler Arap'ın dinini kabul etmediler diyor. Bu diyor ki, kabul etmeden evvel diyor. Bunlar diyor ki, İslam dinini kabul etmeden evvel. Sanki hani İslam dini Araplara ait değilmiş gibi. Mustafa Kemal bu din Arapların dini diyor. Ama onlar Arapların dini kelimesini çizip İslam dini yapıyorlar. Ya yani Atatürk'ün Atatürk'e sansür koyuyorlar resmen. Bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Bu da çok önemli şurada Ben göremiyorum tam şu kısımda ben nerede işaretlemişim ha şurada işaretlemişim şu kısma bakın çizgi işaretlediğim bölümde şöyle başlar kamera ters gösterdiği şöyle göremiyorsunuz o yok, kısımda yok. şöyle bir şey yazıyor ya. biz de... ha. normal yayında tamam. normal kamera sende ters tamam. gözüküyor sadece ha, o, olabilir Ha, ben de ters gözüküyor olabilir şöyle diyor hırkasıdır diye bir palas pareyi bir palas pareyi hilafet alameti olarak e, ve e, bir şey daha yazmış üstüne. Ben bunun açıklamasını buradan okuyacağım size. Yani hırkasıdır diye bir palas pareden bahsediyor Mustafa Kemal. Peki kitabın bu tarafında nerede yazıyor bu biliyor musunuz? Yani bu matbaa işte tarafı ilk okuduğunuz bölümden Atatürk'ün yazılarını hani böyle tercüme şey yapıp ee, matbaaya dökmüşler ya. Neresinde yazıyor biliyor musunuz bu? Hiçbir yerinde. Yok. Atatürk'ün kendi el yazısı var. Kitabın içinde yok. Bana Medeni Bilgiler kitabını sansürlü olarak satan ve mail adresi de kapalı çıkan. Çünkü mail adresine bayağı bir giydirmiştim. Ee, o yayın evine de buradan selam olsun diyorum. Senin biraz da yazıyormuş. O benim aldığımda o yerleri komple kesmişler. Bu e yerler komple olmadı. Size, bize bu bu yerler olmadan veriyorlar değil mi? Tabii tabii o paragraflar yok yani. Bu paragrafların olduğu şeyi yeterince medeni 1988, 1988'den sonra kitabın şu bölümü şu el yazıları bölümü komple çıkartıldı. Siz Hı. bu kadar kitap alıyorsunuz. Ve o kitabın içerisinde şu şu okuduğum metin yok. Atatürk'ün el yazısı var. Bu metin yok. El yazısının tersiyesinden okuyacağım çözülmüş halinde. Şöyle diyorum Mustafa Kemal Türk. Hırkasıdır diye bir palas pareye hilafet alameti ve imtiyaz olarak altın sandıkları koydular, halife oldular. Gah şarka cenuba, gah garba veya her tarafa saldıra saldıra Türk milletini Allah için, peygamber için topraklarını, menfaatleri, benliğini unutturacak, Allah'a mütevekkil kılacak derin bir gafletle yorgunluk beşinde uyuttular. Milli duyguyu boğan, fani dünyaya kıymet verdirmeyen sefaletler, zaruretler, felaketler his olunmaya başlayınca asıl hakiki saadetin öldükten sonra ahirete kavuşacağını vaat ve temin eden dini akide ve dini, dini his millet uyandığı zaman onun şu acı hakikati görmesine mani olmadı. Yani millet bu gerçeklerde uyandığı zaman dinin hakikatini öğrenmeye mani olmadı. Bu feci manzara karşıda kalanlara kendilerinden evvel ölenlerin ahiretteki saadetlerini düşünerek veya bir an evvel ölüm niyaz ederek ahiret hayatına kavuşmak telkin eden din hissi dünyanın acısı duyuların tokadıyla derhal Türk milletinin vicdandaki çadırını yıktı. Davetlileri Türk düşmanları olan Arap çöllerine gitti. Bir daha okuyorum. Davetlileri. Kim bu davetlileri? Türk milletini acziyet içerisinde bırakan bu işte kaçan, Birinci Dünya Savaşı'na sonra kaçanlar, gidenler <laughs> bu milletin <laughs> pardon altını oyanlar bu millete din e, enjekte etmeye çalışanlar bu millete hilafet alameti diye işte o bahsettiğinler bilmem neler ne diyorlar davetlileri Türk düşmanları olan Arap çöllerine gitti buradan iki şey anlıyorsunuz <laughs> birinci Türk tarih kurumu Mustafa Kemal Türk'ü sansürlüyor elbette sansürlüyor şimdi size bu benim bulduğum 1988 baskısını bulamayacağınız için siz gideceksiniz başka matbaalardan alacaksınız. O matbaalarda size az önce gösterdiğim şu el yazısı bölümlerini tabii ki vermeyecek. Size bu bölümleri verecek. E, bu bölümler vardı biz bunları verdik. Oysa el yazlarına baktığınız zaman hem başka bir Mustafa Kemal Atatürk yazısı görüyorsunuz hem de hiç olmayan Mustafa Kemal yazısı. Peki bu hırkasıdır diye bir palas parlayı hilafet alameti ve imtiyaz olarak sandıkları koydular bölümü. Bu kitapta geçiyor mu? Sence? <laughs> geçmiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim Mustafa Kemal Atatürk'ü e, Müslüman göstermeye çaba gösterenlere. Birincisini, birincisi bu zaten de. İkincisi şuydu aslında. Az önce gösterdim ben size. Halk TV'nin seti var ya direkt set olarak satıyorlar. Ha. bunda veriyorlar herhalde onu. Atatürk'ün yanı başında. İllaki. Çan Çankaya Köyü Köşkü kütüphanesi. Nuri Ulusu'nun hatıraları. Derya Mustafa Kemal Ulusu. Ben bir taraftan da ona bakayım o zaman. Halk TV. Atatürk <laughs> ve Allah, <'ın> Atatürk, <laughs> Atatürk ve İslam. Hadi. Arkadaşlar, size şimdi bir anı okuyacağım. Mustafa Kemal Atatürk'ün Müslüman olduğunu gösteren bir anı. Ama dikkat edin. Buradaki özne Mustafa Kemal Atatürk olabilir ama siz burada Uganda Cumhurbaşkanı anlatılıyor zannedebilirsiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Müslüman gösterin derken ne kadar yobaz, ne kadar böyle hani ee, anlayışsız, ne kadar böyle hani kaba bir adam gösterdiklerinin farkında bile değiller. Whatsapp'tan yolladım sana abi. Atatürk ve İslamiyet seti. <laughs> dur bakayım dur. dur Whatsapp'tan açıp bakıyorum. Türkistan hünkâr. Ne varmış kitapların içinde? Atatürk ve Beytülmal. Atatürk ve İslam. Atatürk'ün İslam'ı hizmetleri. Atatürk'ün din anlayışı. Dört tane şey yapmışlar. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevi bunları sıkıştırmışlar. Alakası da. Konu, konuyla alakası. <laughs> Hayatın içinden Türkçe dualar. Kur'an-ı Kerim, Türkçe meali. Pir Sultan Abdal. Bunları komedi sıkıştırmışlar abi, bunlar, yani. bunlar komedi abi. Bunlar ben sana bir şey dedim. Bak bazıları diyorlar ya atlık satıyorlar diye. Harbi atlık satıyorlar ha. Şaka maka ben bunu anneme alayım ha. 59 liraymış. <laughs> 59 liraymış. Bütün yaz okur bunları. Ciddi ben bunu alayım bak İyi fikir Kadın, Kadının kafasını karıştırma ama sen yine alacaksın zaten Yok annem zaten CHP Müslümanı olduğu için böyle şeyler hoşuna gider <laughs> CHP Müslümanı Ben Atatürk'ün anasını anlatayım bak size 1930 yılında Atatürk ve Fevzi Çakmak yurt gezilisine çıkmıştır Bu arada bunu işeden Osman Zümrüt'ün kitabından aldım herhalde Trenle yapılan bu yolculuk esnasında Atatürk Fevzi Çakmak'la baş başa vermiş ülke meselelerini görüşmektedir. Trenle yolculuk yapıyorlar dikkat edin. Hikayeyi iyi takip edin arkadaşlar. Tam bu sırada etrafın, etrafındakilerce dal kavukluyla tanınan bir vekil içeri girer. Dal kavuk vekil girdi içeri ve Atatürk kulağına gizlice bir şeyler fısıldar. Atatürk vekilin söyledikleri karşısında Fevzi Paşa'ya dönerek Paşam Lütfen beni izleyiniz. Arkadaş bir haber getirdi. Birlikte inceleyelim de. Atatürk ile Fevzi Çakmak, Cumhurbaşkanlığı Mahiyet Erkanı'nın bulunduğu vagona geçerler. Atatürk vagonun kapısını hafifçe aralayarak Fevzi Çakmak Paşa'yı gösterir. Manzara şaşırtıcıdır. Yüksek rütbeli bir subay vagonda namaz kılmaktadır. Atatürk subaya bakıp vagonun kapısını kapattıktan sonra kendileriyle birlikte gelen milletvekilinin yüzüne tükürerek bir daha söylüyorum. Mustafa Kemal püü suratına demiş. Birlikte gelen milletvekilinin yüzüne tükürerek sanki Mustafa Kemal şey anlatmıyor. Kadırgalı şeyi anlatıyor. Yani. Atatürk'ün birinin yüzüne tükürdüğünü düşünsene. Püü var <laughs> <laughs> böyle. Da, daha komik bir şey anlatacağım. Bak şimdi. Tevfik Çakmak Paşa'ya şunları söyler. Paşam bu adamın biraz önce kulağıma gizli bir şeyler söylediğini gördünüz. Muhafız kıtasından yüksek rütbeli bir subayın vagonda namaz kıldığını gammazladı. Namaz kılmayı kendi aklınca suç görüyor. Ben de durumu size göstermek için buraya kadar zahmet ettirdim. Atatürk Fevzi Çakmak Paşa ile beraber kendi vagonla geçtikten sonra talimat verdirir ve milletvekili ilk istasyonda indirir. Bu ne demek biliyor musunuz? Tren hareket ediyor demek. Bir sonraki dönemde ise onu milletvekili seçtirmez. Peki soracağım. Tren hareket ederken namaz kılan yüksek rütbeli subay kıbleyi nasıl bulmuş? Seferiymiş işte abi. Abi seferiyken namaz kılmak... Adı. Yani seferiyken onu namaz kılan... Gördünüz... Abi. Onu tübitaka <laughs> bırakacaksın abi. Onu taka bırakacaksın. Trenin içinde böyle namaz kılabilecek böyle dönen hafiften döner böyle şey hareket ettikçe. Onu dönecek abi böyle. <laughs> yani tren dümdüz bir yoldan gitse bak dümdüz gitse bile hızlı giden bir taşıda olduğu için yani en azından hızlı giden bir taşı. yine Kabe'nin yeri değişiyor. Yani derece derece kayıyor. Ki tren sağa gider, sola gider, böyle gider, kuzeye döner. Yani nasıl kılacaksın? Bazı dediler ki başlarken bir kıble belirleyip başlarsan öyle kılabilirsin. Tamam bu böyle bir durum söz konusu olabilir diye düşünebilirsin. Ancak şöyle bir durum da söz konusu. Peygamberi hadisi var. İbadeti kendinize zorluk aracı yaptıramazsınız diye. Ha, Peygamber bir de şöyle bir savaş... şey var. Bak onu kesinlikle kabul etmezler. Çünkü neden biliyor musun? Yani kıbleye dönük olarak şey yapıyorsun ama U dönüş yapsa arkası kıbleye dönerek olacak. O kesinlikle Aynen. kabul etmezler onu. Aynen. Yani imkansız. Aynen. Yani Kabe'ye Mekke'ye arkan dönük mü kılacaksın namazı? Yani dediğin doğru. Yani şimdi gerçi he... dünya yuvarlak olduğu için <laughs> Peki ben şimdi Atatürk hakkında anılarla ilgili size bir ipucu vereyim. Mustafa Kemal Atatürk hakkında bu tür palavra haberlerde, yalanlarda, anılarda ne yoktur biliyor musunuz? Fail yok. Kim bu milletvekili? Bilmiyoruz. Bir sonraki seçimde seçilmediği söyle. Kim bu milletvekili? Onu da bilmiyoruz. Bu şey gibi Adama dalk. firavun dal dal dediniz. Ya, Musa'nın yardırdığı firavun. Ama kim o belli değil. İşte kim, firavun. Firavun, yani, tane firavun. firavun, bir firavun, firavun. bir tane milletvekili. Ya bu bir bunun hikaye olduğunu anlamanız için hikayenin faili yok ortada. Ayrıca bu hikayenin hangi anıda geçtiği bile belli değil. Birisi sallıyor işte. Hatta ben olmayan Şemsettin Günal tanrıları vereceğim şimdi biraz. Mustafa Kemal'i Mus Müslüman göstermiş. Şimdi Sinan Meydan'ın da hakkını yemeyelim. O kitap bu kitapta o yok. Yani hakkını yemeyelim. En azından bunu seçerken belki şunu sormuştur. Ulan bu millet şey e, namaz kılan adam kıl nasıl buldu filan. Yani <laughs> belki onu sordu için almamış olabilir. Ama Osman Zümrüt'ün galiba kitabında vardı bu e, şey anı. Ya Fazla arkada, inandırıcı ilk... bir anı olmuş abi. Yani <laughs> tren Trenin durmasını falan beklemiş milletvekilini indirmek için. Aslında böyle tren hareket halindeyken tuttu attı dışarıya falan dese. Hem şey sorunla çözüyor. O milletvekili kimdi bilmiyoruz işte. Düştü köprüden aşağıya. Ya işte hikayeyi uyduran hikayeyi uyduran kişi ölmelerde hiç senaryo yazmadığı için yani film senaryosu yazan insanlar bunları bilirler. Yani abi tren dururken bu olay olsa mesela tren işte Ankara işte Ankara de Eskişehir'de istasyonda trende beklerken işte böyle böyle biri geldi gammazladı filan hemen hemen orada indirdi dese bak hikayede şey mantık hatası olmayacak. Sadece Mustafa Kemal Türk nasıl bir insanın yüzüne tükürür diye tamam Mustafa Kemal'e uymayan bir hata olmuş. Yani Mustafa Kemal yüzüne tükürür. Bırak yüzüne adamın hani e, böyle hani hmm, centilmenlikten böyle hani e, asaletten ödün verdiği zaman yok an yok adam en e, içkili olduğu en çok böyle hani dalgın olduğu ya da savaşın en kritik anlarında bile çok centilmen davranabilen bir adam çıkmış yüzüne tükürüyor yani ne şeymiş yani e, dedim ya kapı korede içkili milletvekili bir adam sen kimsin ya böyle diyeceğim ey <laughs> alman halkı bunlar feminist <laughs> bunlar şey sen diyorsun ya onun gibi evet. yani <laughs> arkadaşlar, yani böyle bir Mustafa Kemal tevazuyu edebiliyor musun Adam bu anıyı yani bir tarihçi böyle bir anıyı kabul edemez. Neden? Çünkü tarihçi şunu soracak. Bir, Hadi bak, milletvekili geçtim. Mustafa Kemal yüzünü Tarihçi kim bu milletvekili arkadaşım? Kim? Genel kim? Namaz kılan kim? Anıyı anlatan kim? Kimler tehdit etmişler? Nerelere geçmiş yani? Ne olmuş filan? Yani böyle bir şey var mı? Yok. O zaman bu anıyı doğru kabul etme imkanı bir tarihçi açısından yok. Mümkün değil. Ya yani bu bir sanlamaz. Tam tersi de olabilir. Yani Mustafa Kemal ateist birini ihbar eden birisini görünce sen nasıl bir ateiste bana ihbar edersin dese bile fark etmiyor. Yani adamın namaz kılması burada problem değil. Problem ananın çok hatalı olması. Nitekim Falih Rıfkı Atay Çankaya kitabında onu da gösterelim. Hadi bütün kaynaklarımızı gösteriyoruz ya. Bu da Çankaya kitabı Falih Rıfkı Atay'ın. Falih Çankaya kitabında aynen şöyle söylüyor. Bakın Atatürk anılarını araştırırken buna dikkat edin. Çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki 1946 Hele 1950'den belli Atatürk devri onun içinde şöyle böyle bulunmuş olanları veya kendilerine olduklarından başka türlü sandırma kevesine kapılanların evinde sömürülüp durmuştur. Bu gibi. Nuri Ulusu gibi. Yayınlanan hatıraların çoğu da ölüler tanık. Mustafa Kemal, Atatürk, şey, Mustafa Kemal Ulusu bunu yazdığında tanık kim? Ölü. Nuri Ulusu. Babası ölmüş bir ağızda iki kulak arasında. Yani umurusunum yazdıklarını yazan başka kimse yok. Bir ağızda attık bir, bir gün bahçede dolaşıyorduk. E işte meyvede ağaçtan bir şey koparttı. Dedi ki Allah'ın yarattığını görmüyor musun? İnanmayan kafirdir." E teyit edebileceğim bir şey yok yani. Hani adam bunu söyler, inanırsın, inanmazsın. Yani masal gibi bir şey. Peki sana bir şey sorayım abi. Tabii. Şu hikaye ne kadar doğru? Ee, herkes birdir bir oynuyormuş. Sonra Mustafa Kemal demişti hadi sen de oyna. O da demiş ki ben kimsenin önünde eğilmem. Ondan sonra da büyüyünce 7 düvenin önünde eğilmemiş. Salih Bozoğa ne kadar inanıyorsan. Bunu e, veda filminde biraz daha mantıklı bir e, versiyonunu yapmışlardı. Salih Bozo'nun anılarından yapmışlardı çünkü o filmi. Evet. Salih Bozo e, çocuklukta böyle bir anı yaşadığını söyledi. E, bunu da yapıldı. Yani bunun doğru ya da yanlışlığı e'nin etkisi olmayacağı için yani doğru da olsa olur, yanlış da olsa olur. Bunu çok aman aman yani bir tartışılma diyebilecek bir şey değil. Yani Mustafa Kemal ya Belki de eğilmiş. Belki de birdir bir oynamış. Adam çocukluğunu yaşamıştır. Yani sonuçta e, birdir bir oynamış <laughs> kötü bir şey değildir. Yani <gülüyor> <gülüyor> o yüzden e, çocukluğunu yaşamış olabilir. Bu ya da belki de gerçekten eğilmemiş. Yani ben ne eğileceğim falan demişti. Belki o zamanlar belli Belki de Mustafa Kemal ya da çocuklara bir Mustafa Kemal anlatırken bak siz de böyle çocukluğunuzdan beri böyle olun denilmek isteniyor olabilir ama. Belki eğilmemiştir etkisi... de o lafı sonradan eklemişlerdi. Ben hiç kimse önünde eğilmem falan. Ha, aynen sonra ya da öyle dememişti de başka bir şey demişti. Eğilmemiş yani dizim ağrıyor demişti. O olabilir yani hı hı. E, ama e, dedim ya Salih Bozova ne kadar inanıyorsan o kadar. Ve bu sana ne kadar gerçekçi geliyorsa o kadar gerçekçi. Ama bir tarihçi açısından. Yani bunu alıp bir filme koyman bir, güzel olur. Güzel filmografi açısından müthiş tamam güzel yani böyle şeyler vardır film, filmografide kullanılan mesela ben bir senaryo yazmıştım işte Mustafa Kemal Türk'ü dedesiyle ilgili orada birçok şey var Mesela Mustafa Kemal'in ağzından Mustafa Kemal iki yaşındaki babasına söylediği bir cümleden bahsetti. Aslında Mustafa Kemal öyle bir cümle söylememiş. Ama o aslında bir film, filmografi olunca söylediği cümlede kendi hayatına ters düşmeyen bir cümle ise o da tabii bir film, bir tarih kitabı değil. Yani bir filmden tarih çıkartamazsın. Bizde olur otur şeyler. Dizi izler adam. Tamam mı elinde kılıç böyle. Allah 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 bıraksan gidecek gerek Bizans'a girecek. Bizans'ın kaç sene önce e, yok olduğunu bilmese bile. Yani e, bizde vardır o filmden bir şey çıkartma Senaryo olmuş. Salih Boz'un anılarını almış. olabilir. O tür şeyler bir şey demiyorum. O etkileyecek bir şey değil ama Yine de incelerken yani etkilen bir şey Mustafa Kemal Atatürk komünist miydi? Mustafa Kemal Atatürk ne bileyim işte e, diktatör müydü? faşist miydi? Mustafa Kemal Atatürk işte ne kadar milliyetçiydi? Mustafa Kemal Atatürk ne kadar Müslüman, ne kadar ateisti? Yani Mustafa Kemal'in görüş ve mirasını, Mustafa Kemal ne kadar cumhuriyetçiydi, devletçiydi, ekonomik politikası bakış açısı neydi? Mustafa Kemal Atatürk'ün Kürt sorununa bakış açısı neydi? İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün özellik konusuna bakış açısı neydi? Bunları irdelerken o zaman tarihi verilere çok çok sağlam güvenmeniz lazım. Çünkü konu çok önemli. Yani çok çok önemli. Verilen bir mesajın ya da ufak bir şeyin dışında yani olsa da olur olmasa da olur değil de bu çok önemli. Mustafa Kemal'in kendi mirası. Yani sadece Mustafa Kemal Atatürk için söylemiyorum. Adolf Hitler'i de inceleyeceksiniz. Aynı şey geçerli. Adolf annesi Yahudi miydi? Yok işte Yahudileri şunu çünkü. Onu bile incelerken mesela Yahudi soykırımını neden yaptığıyla ile ilgili verileri ortaya koyarken çok ince detay incelemeniz lazım. Tarihçi olarak bunu yapmanız lazım. Çünkü bu çok önemli bir şey. Niye bu adam bu kadar Yahudi öldürdü? Bunun detaylarını bulmak, bunu ortaya çıkarmak çok önemli. Gerçekten emirleri o mu verdi, başkaları mı yaptı, başka şeyler mi oldu? Mesela bunları ortaya çıkartmak çok önemli. Ee, ama yani dedim ki oradaki şeyler çok önemli olan durumlar olmadığı için yani işte Adolf Hitler 3 yaşında e, düşüp dizini yaraladı mı falan. Yani bu tür çok önemli şeyler değil. Yani e, dedikodu diyebileceğimiz ya da magazinsel diyebileceğimiz konular bunlar. Onlara evet. çok değinmiyorum Bakmıyorum bile. Şey diyor Faalik Rıfkı Atay'dan devam edeyim. Hiç kimsenin duymadığı fısıldaşmalar belge diye kullanılmaktadır. Bak bu belge olayına da değineyim. Burada da söyleyeyim. Kürt tarihiyle ilgili araştırma yapıyorum. Adam bir bak siz de böyle bir tane tarihi belge yapabilirsiniz. İstediğiniz yazabilirsiniz. Bir tane web sitesi açıyorsunuz. Adının ne olduğu önemli değil. Bir tane web sitesi yaklaşık 10 dolar. 10 dolar veriyorsunuz. Bir tane web sitesi açıyorsunuz. Hemen söyleyeyim içine bir tane WordPress kuruyorsunuz. Kurduğunuz WordPress'in içerisine bir tane makale yazıyorsunuz. O makalede ne dediğiniz önemli değil. Bir şey yazıyorsunuz. Sonra o makaleye kaynak göstererek gidip Wikipedia'da bir şey yazdığınız zaman size gerçek oluyor. Çünkü bazıları onu alıp gerçekliği kabul ediyorlar. Bunu çok gördüm. Ee, abi işte Kürtlerle ilgili belge açıklamış. Dedim ki ya kaynağı nedir? Bir baktım Aa kürtler.com diye bir site. Ya orada geçiyor kitap ya kitap diyorlar tamam mı kaynak kitap ama kitap böyle bir gerilla'nın anıları falan. Ya şimdi bak. Burada da bir şimdi araştırdığımız konu ne diyorum sana? Araştırdığımız konu Mustafa Kemal Atatürk'lerim. Yani 100 sene öncesi. Bak burada Çankaya, Fahri Rıfkı'nın Çankaya e, anıları var. 1941'de basılmış bu kitap. Bir de burada bak bir de burada medeni bilgiler diye bir kitap var. Şimdi bu kitabı bu tarafını okursan, bu tarafına baktığı zaman buradaki anlatılan şeyin Mustafa Kemal Atatürk'e ait olmadığını iddia edemezsin. Çünkü Atatürk kendi el yazısı. Yani buradaki kitap eğer böyle bir kaynağın varsa, yani bir kişinin kendi el yazısıyla kaynağın varsa tamam. Devlet arşivleri dediğimiz mesela Çarşıyan raporu gibi resmi bir rapor e, o zaman şey yapmış. Ve resmi olarak açıklamış bir raporum varsa ve bu rapor o zamanın işte e, verilerine uygunsa yani arşivlenmesi işte onun kalem altına alınması, kayıt altına gizli tutulması, gizli tutulma tarihleri. Şimdi niye diyeceksin bu gizli belge açıklandı? 75 senelik gizli belge tutulma şeyi vardı. Bir belge 75 sene sonra açığa çıkartılır. Gizlilik o şeyi ortadan kalkar. Çok çok istisnai durumlar hariç. Yani o gizlilik hala açıklandığı zaman bir sorun yaratıyorsa o zaman açıklamazlar. Papalığın mesela, Papa'nın, Vatikan'ın belge arşiv odasına gidin. Belge arşiv odasında kilitli gizli, hiç kimse ulaşamadığı belgeler vardır. Bu belgelerin içerisinde bazı belgeleri 75 sene geçmişse ve Vatikan'ın herhangi bir şekilde ya da ilişkide olduğu devletlerle ilgili herhangi bir şekilde sorun yaratmayacak bir belgeler varsa onları yayınlarlar. Yayınlamak mecburiyeti diye bir şey var. Yani bilgi edinme özgürlüğü hakkı dediğimiz bir hak var. Büyük devletler, işte demokratik devletler bunu yaparlar. 3 üçüncü dünya ülkelerinde böyle bir şey söz konusu olmayabilir. Onlar kafasına göre istediğini yayınlar, istediğini yayınlamaz. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Cumhuriyeti, işleri, İngiltere, Fransa bunların hepsi yayınlanan ülkelerden. Şimdi bir belgenin kitabına bakarsa o kitaptaki şey mesela ben Kürt tarihini araştırıyorum. Ya bir bakıyorum 20. yüzyılda yazılmış. Yani bırak 20. mı? Amerika'nın Irak işgalinden sonra yazılmış Bektavalın Modern Kürt Tarihi diye bir kitabı var. Kitabı açtığında ya ne yazmış, nereye kaynak Kaynak yok. Adam yazmış kafasından bir şeyler ama kaynak yok. Yani şimdi, arke, şimdi Kürt tarihini anlatacaksa arkeolojik çalışmalara bakman lazım. O dönemin Bizans kayıtlarına bakman lazım ki ben bunlara inanmaya başlayayım. Yani Bizans kayıtlarında bu varmış falan diye. Yok. Yani ee, gerçi tam araştırmamı bitirmedim. Yani belki çok çok farklı şeylerle rastlayacağım. Belki benim söylediklerimin dışında beni de farklı farklı yönlere iletecek şeylere rastlayacağım ama şu ana kadar yaptığım araştırmada bir kaynak göremedim. Hatta kaynak yokluğuyla ilgili birçok yazılan makale gördüm. Yani adam da diyor ki yani Kürtlerle ilgili kaynak kullanmıyoruz falan gibi şeyler söylüyor. O yüzden kaynak bakmak. Yani araştırma nedir? Bak bu mesela şu şu mesela kaynak olamaz. Neden biliyor musun? Çünkü bu birincisi bir kişinin anıları. Ne kadar doğru anlayamaz. İkincisi bu kişi bu anıları yazmış ama derleyen de o değil. Bu iki. Üçüncüsü anılar Mustafa Kemal öldükten yani anıların olduğu tarihten 30 sene sonra yazılmış. Ben bununla ilgili bir yayın yaptım. Anı tarihçiliği diye. Anılarınız bir sene sonra %80 oranda bozulur. Evet. Gerçek olmaz. Siz bunu gerçek zannettiğiniz için gerçek olduğuna inanmaya devam ederseniz anılarınız bozulur. O yüzden kalem, kağıt, işte ses kaydı, işte burada mesela video veriyoruz, video kaydı vesaire. Yani 3 sene sonra izlediğim videolar, aa ben bunu mu demiştim diyebilirsin çünkü o anıları sen kaydetmedin. Yani çok çok bununla ilgili şeyler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 tecavüz olayının tanıklarla, tanıklarla, yani daha sonra tecavüze uğrayan kişinin tanıklığıyla, yani diyor ki bana tecavüze uğramışım diyor. Çünkü diyor ki bu kişi bana tecavüz etmiştir diyor. Daha sonra DNA testi olayı ortaya çıkınca 100 davadan 75'inden fazlasının yatal olduğu ortaya çıkmış. Gibi. Anları kaydetme. Ya yani amigdalanın çalışma ki durumu o sırada senin hipokampusun işte hangi anıyı kaydedeceği falan hepsi değişen şeyler. Evet. Değişkenler. O yüzden bu tür kaynaklardan ziyade belgeler. Ama mesela burada Mustafa Kemal'in elyasını gördüm ben. Bitti. Tamam. Bu Cengiz Özakıncı çok iyi yapıyordu. O dönem çıkan böyle gazeteleri falan buluyordu. Ya da işte evet, o dönem çıkan yayınları buluyordu. Fotoğraf buluyor vesaire. Yani Abi gerçekten ta tarihçilik kabul edilecek böyle olması lazım. Yani. Cengiz Hoca'nın tarihçiliğini seviyor. Böyle olması lazım. Bak mesela Mustafa Kemal Türk için bir şey vardı. Sevan Nişan yana söyledi. İşte şeydi. Kemalizm işte bir dindir. De, öyle bir şey, öyle bir şey demiş. Kemalizm bir dindir diye. Şimdi hatırlamadım. Konu da aklımda da kalmadı. Bak ben bile bak 3 ay önceki şeyi unutmuşum. Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkar bir tane haber var. Orada yazıyor işte Kemalizm işte bir dindir. Herkes çıktı o arşivleri gösterdi. 1935 yılında Kemalizm bir dindir. Bak işte Cumhuriyet Gazetesi'nde bile yazmış Kemalizm bir dindir falan diye. Ben de gittim Cumhuriyet Gazetesi arşivinden onun parasını vererek satın aldım o bölümü, o sayfaları. Aa bir baktım bunu Cumhuriyet Gazetesi yazmamış ki Fransa'da Türkiye'ye dolaşıp Fransa'ya giden bir gazeteci kendi gazetesinde Türkiye'de Kemalizm bir din gibidir yazmış. O onun kendi mütalası istediği gibi görebilir. Niye böyle demiş? Çünkü Çankaya Köşkü'nde çok şaşalı bir şeyde böyle merdivenleri çıkarak işte Çankaya Köşkü'ne çıkmış Mustafa Kemal'le görüşmüyor ama Mustafa Kemal'le görüşmesini anlatıyor. Ee, i̇şte onu ayakta karşılamış, işte oturmuşlar, kahve içmişler, çok nazik davranmış, işte böyle bir şey yapmış, çok mütevazi davranmış Mustafa Kemal'e nasıl bir din? Yani insan öyle diye sorası geliyor. Yani adam kendi mütalasını, bir Fransız yazarın mütalasını Cumhuriyet Gazetesi almış başlık yapmış. Sanki Cumhuriyet Gazetesi demiş gibi. Ya her şey biz. Ben Mustafa Kemal Atatürk çünkü benim karşıma çıkıp o bir peygamberdi diye şu arada kameram bozuldu. O bir peygamberdi diye adam rastladım yani. E, At Ekber diyenler de var biliyorsun. Biliyorum yani <laughs> Behçet <laughs> Cantekil. Yani 1960'da ya, attık Ekber dedim. Yani adam Atatürk'ü seviyormuş. Ekber demiş. Yani bu Mustafa Kemal Atatürk'ü bağlamaz ki. Yani Mustafa Kemal Atatürk mesela şimdi bak az önce bak Medeni Bilgiler kitabında. Ben en büyük benim. Ya bırak en büyük benim. Benim. Ben Mustafa Kemal Atatürk dediği şey bile yok. Yani kendini bile tanıtmamış adam. Anam sadece milletten, cumhuriyetten, halktan, vergi sistemlerinden, dinlerden bahsetmiş. Şimdi e, bu dediğim şeyi aklınıza tutun arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal Atatürk hakkında, e, şimdi notlarıma bir yandan da bakıyorum da, Mustafa Kemal Atatürk hakkında söyleyeceğim bir şey daha var. Mustafa Kemal Atatürk'ün e, din geçişlerinde, şimdi Charles vermiş olduğu, din şeylerinde dedik demiş ki Mustafa Kemal Churchill'a aman ha, bunu kimseye gösterme söyleme. Bu yüzden Churchill bu konuşmayı rapor etmiş gizli bir belgedir diye Amerika'ya göndermiş. Niye söylemedi ile ilgili konuyu size Şeyh okuyacağım. Şeyh Bedrettin şöyle demiş. Gerçek tasavvufçu herkesin anlayamadığı şeyleri bildiği halde bunları halka söylemez. Onları meydana apaçık koyarsa öldürüleceğini bilir. Gerçi bu iki yüzlülük sayılabilir ama dışla için bir ayrılığı olmalıdır. Her inanış kendi yerinde yani mertebesinde haktır. Gerçek halka daha işin başında ve apaçık söylense ya yollarını sapıtırlar ya da o gerçeği söyleyeni suçlarlar. Halk ve gerçek ayrı ayrı gözetilerek ortalama bir yolla alıştırılabilir. Ama herhalde halk gerçeğe alıştırılmalıdır. E i̇şte Mustafa Kemal'in Türkçe ibadet, Türkçe Kur'an anlayışı budur. Evet. Sen şu Kur'an'ı bir oku, bir kendine gel, bir gerçeğe alış. İşte gerçeğe alıştıktan sonra Mustafa Kemal hayatta olmadığı için işte biz onun yerine söylüyoruz. İşte Mustafa Kemal gerçek tasavvufçu. Cehbet'ine göre. Çünkü o halkına bir anda çıkıp ben ateistim, ben deistim, ben işte agnostikim. Diyecek kadar halkı o andaki, o, o günkü halkı kı, e, hani kendisine karşı çevirebilecek, alıştırmadan bu gerçeği söylemek, saptırabilecek bir adam değil. Sistem adam onu diyor, kaldırmaz şöyle, zaten. Sistem, aynen. Yani sistem, sistem onu kaldırmadı kaldırmaz. gibi. Mustafa Kemal'i o zaman bunu söyleseydi. gay sen dinsiz misin, imansız mısın? Nasıl dinsiz, imansız bir kişi bizim cumhurbaşkanımız olur diye çok kişi saldıracaktı. Belki bundan galip de gelecekti. Bilmiyorduk. Ama Mustafa Kemal bu savaşa hiç girmedi. Mustafa Kemal dedi ki kardeşim al önce sen bir aydınlığa bir ulaş. Al kardeşim bak Türkçe Kur'an. Al sana Türkçe hadis Buhari'nin. Al işte biri şeyin elmalını, biri kamil mirasın. Oku bunları bir önce. Bir önce bir din hakkında gerçekleri bir öğren. Ondan sonra gel otur konuşalım. E tabi oturup konuşacak ömrü vefa etmediği için Mustafa Kemal daha sonra bunları ifade etmiyor. Kim ifade ediyor? Mustafa Kemal'in ne anlatmak istediğini anlatan bizler ifade ediyoruz. Sinan Meydan gibileri değil. Onlar hala kafası hala kafası e, Şeyh Bedrettin'in aydınlanmamış halk kafası. Yani halk TV halk kafası. Hala kafa o kafa. Bunlar Mustafa Kemal'in apaçık bir şekilde halka söyleyemeyip Charles Sherrill gibi bir adamı. Bak ben sana bunları söylüyorum ama ne olur bunları gizlice söyleme. Bunlar aramıza kalsın dediği şeyler birçok kişi, birçok durum, birçok hikaye o dönemdeki o insanlar tarafından tepki görüleceği için arda kalma, gizli kalma, gizli saklı tutulma durumu olabilir. Bu bir ikiyüzlülük değildir. Bunu böyle görebilirsiniz ama değildir. Ha, Mustafa Kemal'in İslam e, bizim dinimiz en makul ve en tabi dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur lafında Mustafa Kemal'in gizlediği hiçbir şey yok. Bazıları bunun takiye olduğunu söylüyorlar. Hayır takiye değil. Mustafa Kemal İslam'a kesinlikle inanıyor. Hatta Mustafa Kemal bu söylediklerine harfi harfine inanıyor. Ama 1923 yılının Ocak ayında. 1931 yılına geldiğimizde Mustafa Kemal Şeyh ettiğini söylediği taktik yapıyor. Diyor ki dur önce bir halk aydınlansın, bir gerçeğe alıştırılsın. Herhalde bu halk gerçeğe alıştırılacaktır ama önce bir gerçeğe alıştırsın. Ben kendi, ger kendi gerçeğini bir Amerika Büyük Büyükelçisi'ne söylüyor. Halkın bu gerçeğe alışması için ne yapıyor? Türkçe ibadet. Ve şimdi ne oldu? Halk bu gerçeğe alıştı mı? Şimdi Mustafa Kemal'in deist olması bu halkın gözünde Mustafa Kemal'i düşürür mü? Hayır, tam tersine yükseltir. Nedenini söyleyeyim mi? Zaten halk da giderek deist olmaya başladı. Çünkü artık insanlar bu gerçeğe o kadar alıştılar ki deist miktarında artış var. Zaten şöyle bir şey var. Yani şu anda bile 2021 yılında bile hepimiz böyle insanlar değiliz. Yani senin gibi benim gibi ya da e, arkadaşlar yani bizi takip eden Kişiler gibi değil. Bu dine de kesinlikle ihtiyacı olan kişiler var. Onun da farkında. Dini tamamen kaldırsa bu sistemin çökeceğinin de farkında yani. Yani sokağa çıkıp bir caminin etrafına ya da böyle bir e, ara sokaklara vesairelere baktığınız zaman onu görebiliyorsunuz zaten. Evet yani din olmasa bu sistem çöker. Çünkü o insanların dayanığı o. Anlatabiliyor muyum? O insanların başka bir dayanığı yok. Dayanakları o yani. Hani bu e, hayattan beklentimiz yok öteki hayattan bir şeyler bekleyelim demişler. Ve gerçekten de baktığınız zaman evet bunlar da inansın diyorsun. Çünkü bunlar inanmazsa çok büyük kaos olur diyorsun. Onlara evet. kötülük yapmış oluyorsun ama yani, onla, yani onlara kötülük yapmış olsun biraz da bencillik yapmış oluyoruz biz aslında. Ama bu da doğru yani. Ama en azından şu güzel bir şey yani e, mesela e, dinin daha doğrusu Kur'an'ın Türkçe değiştirilmesi vesaire... Veya hadislerin Türkçeleştirmesi şu bakımdan güzel e, entelektüel kesim en azından yani düşünen bizim gibi biraz daha tuzu kuru insanlar biraz daha işte dayanağa ihtiyacı olmayan e, bizim gibi insanlar en azından düşünüp bu kanıya varabiliyorlar yani o bakımdan evet. zaten dini tamamen yasaklamak zaten e, çökertir o, çökerteceğini düşünüyorum yani. Onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Bana baktığı zaman da gelip dediler kardeşim layık bir ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı olur mu? Evet layık bir ülkede olmaz. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı kurulduğunda ülke layık değildi ki. Konu bu. Yani bir ülkeyi layık bir hale getirmek için Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kuruma ihtiyacım var. Çünkü o ülkenin Müslümanları ya da teistleri diyeyim yani sadece diğer Hristiyanlar sadece İslam olarak düşünmeyin. O ülkenin teistleri yani dine inanan insanları o kadar bağnaz, o kadar e, kafası karışık, ee, onun bunun ruhban sınıfının eline düşmüş insanlar olunca bunları o ruhban sınıfına alıp farklı bir ruhban sınıfı aracılığıyla daha çok alıştırmak, hani gerçeği alıştırmak demiş ya Şeyh Fethettin, işte gerçeği alıştırmak için Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kuruma ihtiyacım var. Bu kurum bu kurum yarattığı imamlarla, yetiştirdiği imamlarla vereceği fetvalarla köy köy dolaşarak bütün millete senin söylemesini istediğin şeyleri söyleyebilir. Ben bırakın o zamanı. Bu zamanda adamın köyüne profesör doktor göndersen dese ki kardeşim e, akraba evliliği yapmayın. Akraba evliliği yaparsanız çocukların sakat doğar dese doğum yürü git. Yapın. He, doğum kontrol yapın dese yürü git derler. İmamı gönder. İmam ya imam. Yeni mezun olmuş. ilahiyat mezun. İmamı gönder. İmam desin ki kardeşim doğum kontrol dinimizde işte şeydir şarttır. Farzdır. Doğum kontrol yapın. İşte Allah böyle bir hadise, emretmiştir. Ha, hadis bir hadise de... bağlayabilir. İşte şey der. E, mazlumları mazlumlara ah. zulüm yapmayın. Siz fazla çocuk yaparsanız mazlumlara zulüm yapmış oluyorsunuz. Ya bir işte gibi. her Bağlar şey yani her yani. şey her şeye bağlasın abi. Ya sonuçta her şey bir şeylere, bir şeylere bağlayabiliyorsun. Yani bir sürü hadis, bir sürü ayet var. Birisine bağlayıp bunu dese, "Aa, İmam Efendi bunu dedi." diye yaparlar. Bu zamanda bile yaparlar. Bırak o zaman. Evet. Mustafa Kemal bu gerçeği göreklemiş. Kardeşim bak bu ülkede imamı yetiştirelim, biz gönderelim. Tamam yani bu imamlar bu ülkedeki layıklığı, seküler sistemi hazır hareketler. Yani şimdi şey oturursun 2021 yılında layık ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı olur mu? Olmaz. Ama <laughs> kurulduğunda Diyanet İşleri Başkanlığı kurulduğunda layık bir ülke değildik ki biz. Ben başta Konu bu. ben de kaldırmam zaten. Layıklık 1937 yılında anayasaya girdi. E Mustafa Kemal 1938'de vefat etti. E yani vakti zamanı gelince kaldırsaydık kardeşim kaldırmadıysan yani bir kurumu kurduk diye Mustafa Kemal bir kurumu kurdu diye 500 sene o kurum orada kalacak diye hali yok ki. Mustafa Kemal kendisi demiş. Yani benim söylediklerim bilimle çalışırsa e, bilimi tercih edin diye. E, bugün baktığınız zaman, yani bu ülkenin siyasetine baktığınız zaman Mustafa Kemal'in kurduğu her kurumun satmadılar mı? Sümer Bankı'ndan bilmem şeker fabrikalarına kadar. E tamam yani. Demek ki Mustafa Kemal'in kurduğu kurumlar satılabiliyor ya da kapatılabiliyor. E kapat o zaman. E kapatmıyorsa Mustafa Kemal'in ne suçu var? Mustafa Kemal kurduğunda bu ülke layık değildi. Mustafa Kemal bu ülke layık olsun diye o kurumu kurdu. E bu ülke şu anda daha seküler o, o güne göre. E o zaman işe yaramıyorsa, işe yaramayan kurumları Mustafa Kemal de kursa kaldır. Mustafa Kemal Türk, Türk, Dil Kurumu'nu ve Türk Tarih Kurumu'nu kurdu. Dedi ki kardeşim bunlar özel kurumlar olsun. E sen devlete bağladın. Yani Mustafa Kemal'in mirasını istediğiniz zaman çiğneyebiliyorsunuz. Ve bunu zevkle de yapıyorsunuz yani. E o zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Mustafa Kemal'e bağlamanın bir anlamı yok. Eğer işe yaramayan bir kurumda, bir işe yaramadığını düşünüyorsanız kapatabilirsiniz. Yani sonuçta bunun onunla bir alakası yok. Bu biraz bilim Ama... kurulu gibi. Bilim Kurulu da öyle diyor ya, işte de, de, devlete bağlı olduğu için ters bir şey söyleyemiyor. Ya da işte şu an din din de öyle yani. E, faiz haram ama işte Tokyo'nun faizi haram değil. Ya da işte iyi iyi bir iş içinse e, haram sayılan şeyler haram sayılmayabilir. Ya da Bilim Kurulu çıkıp şeye itiraz edebiliyor mu? Lebalep -lab, kongre yapıyorlar mesela, çıkıp laf edebiliyorlar mı? Niye yaptınız bunu falan diye? Yok. <laughs> e, ee, sa savcı mı çıkmıştı böyle bir savcı değil mi? Evet. Korona ile ilgili. Neyse. Şimdi devam edelim. Mustafa Kemal e, Türkiye Müslüman göstermenin adımlarından bir tanesi. Özellikle Sinan Meydan gibileri çok fazla yapılar. Efendim Kurtuluş Savaşımız var ya bizim Kurtuluş Savaşımız. Bu imamlar oradaki imamlar sayesinde kazanılmış imamların e, işte e, Şeyhülislam'a karşı verdiği fetvalarla kazanılmış vesaire. Tamam. Buna hiç sözüm yok. Rıfat Börekçi gibi alanların işte e, mesela burada bir sürü saymış mesela Denizli Müftüsü, Ahmet Hulusi Efendi, İzmir Müftüsü, Rahmetullah Efendi, Bilecik Müftüsü, Mehmet Nuri Efendi, Zonguldak Müftüsü, Hasan Tahsin Efendi. Tamam bunların hepsi Kurtuluş Savaşı'nda canla başla bu millete dini anlamda hizmet etmiş ve bu milletin öyle Şeyhülislam'ın işte Yunanlar halife ordusudur halife işte bu ülkeye girdiği zaman işte ona karşı durmak, halifeye karşı durmaktır gibi saçmalıklarına, fetvalarla, din bilgileri, din, din bilgileriyle bu milletin dini duygularıyla on yanlara cevap vermiştir. Ama Kurtuluş Savaşı'nda bir tek Müslüman din adamları yer almadı ki. Papa Eftim gibi Hristiyan bir din adamları da vardı. Şimdi ben bunu Sinan Meydan'a sordum. Dedim ki Papa Eftim'i niye yazmadın? Papa Eftim de en az Rıfat Börekçi kadar Mehmet Akif Ersoy kadar ve bu saydığım kişiler müştüler kadar bu ülkeye hizmet etmiş bir adam. Niye sayma O istisna dedi. Ya nasıl istisna olabilir ya? Kurtuluş Savaşı'nda biliyorsunuz bizim bir fetvayı hilafe, halife veriyordu. Diğer fetvayı kim veriyordu? Fener Rum Patrikliği. Fener Rum Patrikliği bir dağıttığı belgelerde diyordu ki ey Yunan ordusu gelin bizi bu Kemalistlerin elinden kurtarın. Bu Kemalistler bizi öldürecek, katledecek diyen bir Fener Rum Patrikliği vardı. Ve bu fetvalar Anadolu'daki Hristiyanlara dağıtılmaya başlandı. Peki Papa Eftim ne yaptı? Ee, 72'ye yakın e, ruhban e, Hristiyanı Kayseri'de toplayarak karşıt beyannameler yaptılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetin yanındayız. Biz Hristiyanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetin yanındayız dediler. Sadece Müslümanlar değil ki. Kurtuluş Savaşı hiçbir dine alenen mal edilemeyecek bir savaştır. Kurtuluş Savaşı'nda Yahudisi, Hristiyanı, Müslümanı gerçeği görebilen, bu milletin vatanın bölünmez bütününü görebilen her vatandaşı Rum da içinde olmak üzere, Ermeni de içinde olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yanında yer almıştır. Haklı da çıktılar sonra meclisin yanında olarak. Çünkü bir Osmanlı Osmanlı yönetimiyle meclis yönetiminin arasındaki fark yani. Özellikle gayrimüslimler için Aynen. Mustafa Kemal'in Türk Dil Kurumu'nu emanet ettiği Agop Dil Açan Ermeniydi. Mustafa Kemal'in daha sonra e, Papa Eftim Papa Eftim, daha sonra Galata'da bir kiliseyi alarak Türk Ortodoks Kilisesi'ni kurdu. Bugün hala Galata'da o Ortodoks Kilisesi duruyor. Şu an Papa hala Ermeni sonra... soykırımını Atatürk yaptırttı diyen Ermeniler var biliyorsun. Bu kadar. Bunlar artık. Bir... Kronoloji bir bile bilmiyorlar. Yani tarih bilmiyorlar kronoloji de bilmiyorlar. Yani <laughs> Kronoloji var yok. Ya Ermeni olayları olduğu zaman Mustafa Kemal Çanakkale'de <laughs> yani Kronoloji de bilmiyor adamlar. Ama ama bu Papa Eftin gibi adamlar Kurtuluş Savaşı için savaştıktan sonra hatta ve hatta Kıbrıs Barış Harekatı'na önce e, Kıbrıs'taki o makaran adamları neydi ya Makaran Osman neydi yanlışını Sen... alamadım. O K Kıbrıs Cumhurbaşkanı Rum Kat katliamlar yapmaya başladığı zaman Fener Rum Patrikliği Buna neredeyse göz yumdu. Peki Türk Ortodoks Kilisesi ne yaptı? Hemen direkt bildirimler yayınlayarak, direkt kınıyarak, direkt olayları protesto ederek karşılık vermeye çalıştı. Peki Papa Eftim'e kim ihanet etti biliyor musun? İlk ihaneti kim yaptı? Şemsettin Günaltay. Peki Şemsettin Günaltay kim? Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında olan tarihçi. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin başbakanı olacak 1949 yılında. Şimdi Papa Eftim'in kitabından okuyacağım. Hatta Papa Eftim'in kitabı buradaydı. Onu da çıkarsam mı ya? Herhalde kitabın bende olduğuna inanıyorsunuzdur değil mi arkadaşlar? Kitap burada yoktu bir yerde. Chat'ten şeyi <laughs> sormuşlardı. E, Lozan'ın gizli anlaşmaları da var mıdır sende diye. Yok, Lozan falan gizli, böyle. <laughs> Lozan'ın gizli anlaşması yok ki. <laughs> Neyse. Papa Eptim'in kitabı buralarda bir yerde arkadaşlar. İnanıyorsunuzdur herhalde bana diye düşünüyorum. O yüzden onu çıkartmıyor. Yani bulamadım yani. Bulsam çıkartacağım da. Buralarda bir yerde. Dur bakayım. O mu? Değil. O da değil. O da değil. Neyse. Buralarda bir yerde. Neyse. Okuyayım ama. Burada notum var. Diyor ki Papa Eftim'le ilgili kitapta Türk Ortodoks Kilisesi ile ilgili yapılan çalışmanın kitabında şöyle diyor. 1940'da ki bu matbaatası 1949'da. 1949 yılında Truman'ın özel uçağıyla İstanbul'a gelen Atana Geros. Kim bu Atana Geros? Bu Atana Geros denilen adam Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Türk milletine ihanet ettiği için kovulan, Mustafa Kemal tarafından kovulan bir papaz efendi. Nutun, Nutun ikinci cildinde yani belgeler olan cildinin ikinci sayfasında bununla ilgili belge var. Atanagaros'un bu millete nasıl ihanet ettiğinin belgesi orada duruyor. Peki biz ne yaptık biliyor musun? Biz 1949 yılında Truman Hazretleri, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Truman Hazretleri bizim Şemsettin Günaltay dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin bence gelmiş geçmiş en büyük ikinci yobası olan e, başbakanına dedi ki kardeşim e, Bu adamı gerek var mı? <laughs> bir, 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 birincisi Celal Bayar. Ee, ikincisi Atana şey e, Şemsettin Günaltay. Celal Bayan'ın daha eline su dokenini görmedim. Onu söyleyeyim de hani biraz hayatını tanısana siz de, benim de aynı kınıya varırsınız zaten. Şimdi diyecekler ki Celal Bayan'a laf mı söylüyorsun? Kusura bakma arkadaş. Maraş katliamı için tekmil 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 diyen bir adamın yobazdan bir farkı olmaz. Şimdi 1949 yılında Turum'un özel uçakla niye Atana göre gönderiyor biliyor musun İstanbul'a? Şimdi Lozan Anlaşması'na az önce Lozan Anlaşması'ndan bahsetmiştiniz ya Lozan Anlaşması'na göre Fener Rum patriği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunda. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir kişi Fener Rum patriği olamaz. Atana Garos, Atatürk tarafından kovulmuş bir adam. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil. Peki Şemsettin Günaltay ne yapıyor biliyor musun? Adamı uçakla, özel uçakla İstanbul'a getirtiyorlar. Bir gecede adamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapıyorlar. Ankara'da devlet erkanıyla karşı önce İstanbul'a geliyor sonra özel vagonla Ankara'ya gidiyor. Şimdi onu anlatacağım. Bak şöyle diyor. Anadolu Ekspresi'ne ilave edilen özel bir vagonla, özel bir vagon ilave çok özel bir protokolle Ankara'da Devlet Erkanı tarafından karşılanır. ABD'den gelen Atana Garos'a, hükümetin başında bulunan Şemsettin Günaltay iktidarı adeta bir minnet borcu olarak bir hediye sunmayı beklemektedir. Pek tabii ki bu kıymetli hediye, milli mücadele yıllarında Türk İstiklal Harbi Cephesi'ne savaşmış Papa Eftim Eren Erol ve kurmuş olduğu bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi'dir. Çünkü Türk Ortodoks Kilisesi Fener Rum Patrikliğine isyan ederek özel olarak kurulmuştur. Hiçbir patrikliğe bağlı değildir. Şimdi e, Fener Rum Patrikliğine bütün Ortodokslar bağlıdır. Orası bağlı yani merkez orasıdır. Ortodoksların merkezi Fener Rum Patrikliğidir. Katoliklerin merkezi nedir? Vatikan'dır. Türk Ortodoks Kilisesi kendi merkezidir. Hiçbir merkeze bağlı değil. Öteden beri, bilinen ise Atana Göros'un İstiklal Savaşı'ndan beri Türk Ortodoks Kilisesi'ni fesat ocağı olarak, ocağı olarak görmekte, Papa Eftim'in kilisesinin dağıtılmasını istemektedir. Zaten buna evvelden gönül olan, şey, gönüllü olan Günaltay Hükümeti, Papa Eftim'e Atana boyun eğmesini bildiren ve bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi'nin dağıtılmasını bildir. Bak bir başbakan, bir kilise diyor ki, Fener Rum Patmin'le bağlan diyor, kendi kilisesini kapat diyor. Papa Eftim için bağımsız Türk kiliseler, sadece bir kilise değil, Türk milli varlığının nice acılar pahasına İstiklal Harbi'nde ödediği bedelin adıdır. İşte bu bedel sadece bu ülkenin Müslüman din adamları tarafından verilmedi. Bu ülkenin kiliseleri, Hristiyanları tarafından da verildi. Bizim bunu istisna görebilme imkanımız yok. Öyle bir lüksümüz yok. Mustafa Kemal Atatürk'ü Müslüman gösterebilmek için Papa Eftim gibi birisini yazmamak yok. Burada bu kitapta bütün Müslüman hatta Libya'dan gelen şeyhleri bile bulabilirsiniz. Ama bu ülkeye canını feda etmiş Hristiyanları bulamazsınız. Niye? Hmm. Uymuyor Sinan Meydanı kafasındaki Atatürk'e. Atatürk'e uymuyor değil. Sinan Meydanı'nın kafasındaki Atatürk'e uymuyor Papa Efti. İşte Şemsettin Günaltaylar, işte Atatürk'ün tarihçisi, Atatürk'ün kütüphanecisiymiş. Atatürk, yani at şeyin dediği gibi, Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya kitabında dediği gibi, bir şekilde Atatürk'ün yanında olmuş olan, olan adamların ne kadar yalancı olabildiklerini buradan görebilirsiniz arkadaşlar ve bu gün Günaltı daha sonra diyor ki Ben bunu Yazmıştım an, an, anlatmıştım bak şöyle söyleyeyim Ha sadece Sinan Meydan değil Erol Mütercimler Woo. Erol Mütercimler o Neredeydi onu nereye almıştım ben Neyse buraya yazmamış. Şimdi Şemsettin Günaltay denilen bu adam daha sonra bir anı anlatıyor. Ne zaman? 1946 hele de 1950'den sonra denilen dönem var ya. Heh, tam o dönemde. Mustafa Kemal Atatürk'ün Müslüman göstermenin bir siyasi arka planı var arkadaşlar. Bunu da anlatayım size. 1949 yılında Bizim Fener Rum Patrikliğini getirip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türk Ortodoks Kilisesi'ni kapatmamızın arkasında Amerika desteği vardı. Peki Amerika desteği sadece bunun için mi veriyordu? Hayır. Amerika desteği bir şey için daha verdi. Dedi ki antikomünizm. Niye? Çünkü bildiğiniz üzere bu yıllarda Rusya 2. Dünya Savaşı'na çıkmış, Soğuk Savaş dönemi başlamış ve Amerika antikomünist bir sürece girmiştir. Neydi o? Bir tane adam vardı ya e, senatör. Komünist avcısı kimdi o? Hatırladınız mı ya? Yani? Dur. Komünist avcısı Senatör. Ha bu isim unuttu durumum var. Sonra diyorlar gidip şeyden bakıyorsun diyorlar. Ha McCarthy. Bu McCarthyizm denilen bir şey var Amerika'da biliyor musunuz? McCarthyizm denilen bir olay var. McCarthyizm denilen olayda Albert Einstein hatta e, Amerika Amerika'nın Charlie Chaplin. Charlie Chaplin gibileri, Albert Einstein gibileri bu McCartizm de bunlar komünist. Hani diyorlar bunlar komünist diyerek e, Amerika'da tek kelimeyle e, suçlanmış, gözaltına alınmış, ifadeleri alınmış, zorluklar çıkartılmış, baskılar uğramış insanlar. Makkartizm denilen bir olay var. Komünist avcısı diye, komünist avcısı, senatör diye yazarsanız çıkıyor zaten direkt. Amerika Birleşik Devletleri'nin komünist avcılığının ilk ayağı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çünkü Rusya'ya en yakın ülke Türkiye Cumhuriyeti. ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu durumunda, bu olayında Şöyle bir durum söz konusu olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mustafa Kemal'den sonra Mustafa Kemal'in tarihçisi olan Şemsettin Günaltay hükümeti zamanında bakın Sinan Tekelioğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir şey vermişti ama onu şu anda onu internet sitesini açamıyorum. İlginç. Go back diyelim bakalım nereye gidecek. Ha, bir yere de gitmiyor. Neyse ben aklımdan kalan kısmı kadarını söyleyeyim. 1949 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi arttırılırken mecliste yapılan konuşmada şöyle söyler Sinan Tekelioğlu der ki komünizm tehlikesi geliyor komünizm tehlikesi için bizim İslam'ı yaşamamız gerekiyor bunun için Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesinin arttırılması gerekiyor yani Mustafa Kemal'i Müslüman yapmak o dönem için anti komünist bir politikadır çünkü İslam olursa komünizm olmaz düşüncesi var. Bunu yapan da Demokrat Parti, tamam Demokrat Parti yapıyor da ilk yapan Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Mustafa Kemal'in kurduğu partidir. Mustafa Kemal'in kurduğu parti, Mustafa Kemal'in Müslüman göstermek için o dönemlerde Fahri Rıfkı Atay'ın dediği gibi iki ağız şey iki, bir ağız iki kulak arasındaki anıları gerçekmiş gibi anlatmışlardır. Hatta uydurmuşlardır. O dönemde Türkiye o hızlı bir şekilde siyasal İslam'a geçiş yapmıştır. Ben ben he, bu arada ben bu belgeyi burada okudum zaten. Yani Efe ile bir önceki yaptığım yayına bakarsanız o belge orada duruyor. Evet. Şimdi Mustafa Kemal'i Müslüman göstermek planının ilk ayağı budur. Antikomünist bir Türkiye yaratmak. Bir şey için. Daha, daha abi? sonra tabii. Bunu bir senelerdir bu e, dincileşmeyi hep yaşadık. E, bunu da Hı -hı. gördük. Ancak gerçekten 2002 öncesi 2000'in başlarında bile ne kadar da layıkmışız diyor insan. 90'ların televizyon yayınlarına baktığın zaman veya 2000'in en başındaki televizyon yayınlarına baktığın zaman lan bu halimiz bile ne kadar layıkmış diyor yani. Yani son 20 senede iyice çakıldık. Orada bile çok dağlar kadar fark var. Yani dinci yani. halimiz bile layıkmış. Gelen gideni aratır. Her gelen yıl, giden yılı aratmaya çalışıyor Ya yani şöyle bir şey olsa mesela 2000 başına ya 90'larda biri mesela herhangi bir kutsal kitabı çıkarıp böyle öpse ağlasa falan o böyle şey dalga konusu olurdu yani. Ya yani yer yerinde oynar oynardı. Sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin diye. Ki o Aynen. zamanlar hepimiz Müslümandık. Hepimiz Müslümandık yani. Burada eee Türkiye Büyük Millet Meclisi sitesi hata veriyormuş arkadaşlar. Benden kaynaklı bir durum değilmiş. Üzgünüm kusura bakmayın. Hatayı direkt sitenin kendisi veriyor. TBB.gov.tr'ye giremiyorsunuz. Orada arşivde var. Neyse, ee, abi işte anti komünist sistem. Türkiye'de öyle bir İslam anlaşa At 60 Müslüman Atatürk. Müslüman Türk. Bunun için anlar uydurulmuş kitaplar yazılmış. Buna uymayan anlar yok edilmiş ki burada bir tanesini göstereceğim size. Atatürk'ün sansürlenen mektubu Atilla Oral. Atilla Oral Mustafa Kemal Atatürk Müslümandır diyen birisi. <laughs> Ama yayınladığı mektupta tam tersi anlatılıyor. Mustafa Kemal'in nasıl Müslüman olmadığını buradan görebilirsiniz. Neler var ben orada? Şurada Bir... Efendim? Neler var? Yani Müslüman olmadığını gösteren? Ee, Müslüman olmadığını gösteren neler var? Onları sana açıklayayım. Birincisi Ha bu şu kitabın hikayesini anlatayım ondan sonra anlatayım istersen. Olmuş, yani çünkü bu iki kitabın olurum. hikayesi çok önemli. Şöyle koyalım bunu. Dur ben şuradaki notlarımdan devam edeyim. O hikaye geldiğimiz zaman onu anlatacağım. Ee, nerede? Heh, tamam. Oradan geldim. Şuraya evet. Çarşıya anlattık. anlattık. Ee, evet. Atatürk'ün sansürlerinin sözleri. Papa tamam. Zaten oraya gelmişiz. <gülüyor> İlginç. <gülüyor> Şimdi. Mustafa Kemal Türk'ü Müslüman gösterebilmek adına antikomünist sistemler söz konusu olduğu için işte o dönemin anılarına bakarak Mustafa Kemal resmi çizmek imkansız haline geliyor. O yüzden biraz daha geriye gitmek lazım. Ne kadar geriye gitmek lazım? İşte bu kitabın yazıldığı tarihe kadar. benim kütüphanemin en önemli kitabı bu. Tarih bir baskısını görebiliyor musunuz arkadaşlar? Baskıyı göstereyim. Opa! 1931. Evet. İstanbul Devlet Matbaası'nda basılmış. Milli Eğitim görüyorsunuz bakın. Yukarıda Milli Eğitim'in şeyi var. Vay be. 31 ee... yazan arkadaşlar haklıymış demek ki. Adamların kıymetini bilemedik. Demek ki bunu işaret ediyorlarmış. Biz de başka bir şey sandık. Çette sürekli öyle <laughs> yazıyorlar da biz de banlıyorduk adamları. <laughs> Bu kitap e, özel bir cilt arkadaşlar. E, o gösterdiğim bir tek kitabın ee, tek kusurlu olan tarafı ben aldığımda öyleydi. Şurada belki görüyorsunuz yırtık bir yeri var. Bantlamadım bile aynen böyle duruyor. Hani bant vurmadım. Kitabın bir de bu tarafı var. Tarih 2. Bu kitabı, Tarih 1 ve Tarih 2 kitabı da böyle sert deri bu, bu arada. Deri bir cilt yapmışlar abi. Ben bunu sahaftan bulduğumda havaya uçmuştum. Hemen alacağım dedim. Yani parası ne olursa olsun verdim. O zaman iyi de bir para verdim. Bunu hemen bu kitabı aldım. Şimdi bu kitabın İslam tarihi bölümü var. Şöyle göstereyim. Ee, Muhammed'in hayatı işte belki şöyle biraz daha şey yapalım. Burada görüyorsunuz herhalde. Ee, bak şu altta yazıyormuş. Şu altta. Muhammed ve Hayat'ı diye şöyle çevireyim. Heh. Muhammed ve Hayat'ı. İşte burada Muhammed'in daveti vesaire gibi konular var. Şimdi bu kitabın hikayesini anlatmak için şimdi buna gireceğiz işte. Buna gireceğiz. Mustafa Kemal Türk 1930'lu yıllarda Türk Tarih Kurumu'na diyor ki kardeşim bir tarih kitabı yazın bizler için. Ve İslam Tarihi Bölümünü yazın diyor. İslam Tarihi Bölümünü Zakir Kadiri Ugan denilen bir adama yaptırıyorlar. Bu adam e, LSR me mezunu bir adam. E, ama Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı. Yani Türkiye'ye daha önce gelmiş. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmuş. Zakir Kadir Ugan'ın tercüme ettiği bir kitap var mesela bende. Bak mesela. Bu arada yine kamerayı bozduk. Çünkü ayağım çarptı. Şöyle biraz düzelteyim. Mesela burada şu kitap var. Görmüşsünüzdür. Milletler ve Hükümdarlar Tarihi bu tab Taberi'nin bir kitabı. Çeviren Zakir Kadiri Ugan. Neyse onu göstermeyeyim. boş boşuna zaman harcamayalım. Yani Zakir Kadiri Ugan birçok e, Arap eserleri e, Türkçeye tercüme etmiş farklı zamanda. Bak bu adam. Adamı da göstermek için uğrayardım. Bu adam Zakir Kadir Ugan cenapları diyor ya. Şimdi bu adam bir İslam tarihi yazıyor. Mustafa Kemal alıyor diyor ki bu ne lan diyor yani biraz ben argo konuştum o öyle demiyor gerçi de ee, bu ne diyor yani böyle bir İslam tarihi mi olur diyor yani e... <laughs> yazdığınız bu tarif diyor hatta kendisi ee, çıplak ve çıfıt Araplığı diye nitelendiriyor maskaralık olarak söylüyor maskaralık bu diyor alın bunu diyor götürün diyor yani veriyor bunu düzeltin geri getirin diyor gidiyorlar düzeltip geri getiriyorlar dünya ee, Mustafa Kemal bakıyor diyor ki ölüme koyduğunuz örümcek Arap yazılı paçavralar onu Aa. da kabul etmiyor çünkü tamamen sahte tamamen yalan bir Arap faşizmi e, hatta yani Arap şovenizmi üzerinden anlatılmış bir İslam tarihi hani gerçeklerden ziyade bir İslam e, propaganda söz konusu Mustafa Kemal bunları hiçbirini kabul etmiyor. Ve daha sonra Tarih iki kitabını yazıyor Mustafa Kemal. İslam tarihi bölümünü yazıyor. Oradan birkaç alıntı yapayım size arkadaşlar. Mustafa Kemal İslam tarihini nasıl anlatmış? Mesela kitabın 89. sayfasında demiş ki Muhammed'in daveti bölümünde Muhammed 40 yaşına geldiği zaman vatandaşlarını kendinin bulduğu ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine davete başladı. Muhammed'in davet ettiği bu dine o, zamanın, o zamanın haniflerine imtisalen İbrahim dini yahut inkiyat manasını ifade eden İslam denilmiştir diyor. Bak kendi bulduğu ve doğru olduğuna inandığı bir dinden bahsediyor. Vahiy ve Kur'an hakkında 90. sayfada da şöyle söylüyor. Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. Bu esasları ihtiva eden cümlelere ayet, ayetlerden mürekkep parçaları sure denir. İslam ananesinde bu ayetlerin Muhammed'e Cebrail adında bir melek vasıtasıyla Allah tarafından vahiy yani ilham edildiği kabul olunur diyor. Yine aynı kitabın ben böyle birkaç tane aldım. işte birçok şey var. İşte İnce'de giderken falan bir şeylerden bahsetmiş ama onları almayacağım. Yani çok fazla program uzamasın diye. Şöyle bir durum da var. Şöyle diyor. Bedir Muharebesi İslam tarihinde çok mühim vaka sayılır. Muhammed Medine'de yerleştikten ve az çok teşkilat yaptıktan sonra Mekke ile Suriye arasında gidip gelen kerv tüccar kervanlarına tecavüzlere başlamıştı diyor. Yani kervanları gasp etmeye başlamıştır diyor. Birçok konu var burada. Yani bunun detaylarını ben anlattım zaten. İşte Ebu Be mesela Muhammed'in öldükten nedir? Sonrası... Ben onu sürekli duyuyorum da kervanlara saldırı olayı. Ee, şimdi Taberi'nin kitabını okuduysanız Taberi'nin kitabında Bedir Savaşı'nı yaratan olay Muhammed'in daha önce ben benim şeyle ilgili bir videom var Uçaktaki Ateist'te Muhammed'in Savaşları bir diye Muhammed'in e, Bedir Savaşı'na giden yolda Taberi'nin ve İbni Hişam'ın e, siyerlerinde Muhammed'in işte e, Arap şey e, Putperest Mekkeli kervanlara saldırdığı bu kervanlara saldırı sırasında da hatta şey o, e, haram aylarda olunmasına rağmen e, iki kişinin öldürüldüğü söyleniyor ve hatta Taberi diyor ki kardeşim TB suresi ayet 5 o zaman inmiştir diyor Taberi. TB suresi ayet 5. Bize de anlattılar. TB suresi ayet 5 Mekke'nin fethinden sonra indi diye anlattılar. Ya işte anlaşma anlaşma filan diye. Böyle bir şey yok. Ee, TB suresi ayet 5'in daha hiç Mekke falan olmadan Hicretli, hicret ettikten bir yıl sonra Muhammed'i çünkü hicret ettikten sonra bir hastalığa tutulmuşlar ve bu hastalık sanırım sıtma hastalığı yani çoğu kaynaklı sıtma olarak geçiyor ve sıtma hastalığından sonra Muhammed işte e, çeşitli kervanlara e, akınlar düzenlettirmiş işte hatta birini Hamza e, beyaz bayrakla çıkmış filan ama olay olmadan geri dönmüşler birinde de gitmişler e, kervancılar haca gidiyor olmasına rağmen başları kel olunca haca gidiyorsun bu arada başları tıraşlı olmasına rağmen kervana saldırmışlar. Oradaki kişileri öldürmüşler. Hatta ganimeti Medine'ye getirmişler. Muhammed ganimeti kabul etmemiş önce. Sonra ayet var. O ayette diyor ki onlar sana daha büyük haksızlık yaptı. Seni Mekke'den kovdular. O yüzden bu ganimet senindir diyor. Ayette, ayetten sonra ganimeti kabul etmişler. Ve daha sonra Tevbe Suresi ayet 5 O müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. O haram çıkınca. Haram aylarda Adam öldürmek Arap geleneklerine göre insan öldürmek. Hele de haca giden insanları öldürmek Arap geleneklerine göre suç. Burada bahsedilen bu. Mustafa Kemal'in bu tarihi çok iyi bildiğini gösteriyor. Onun nedeni de Kaytan'ın kitaplarının vesairesini okumasından kaynaklanıyor. Mesela bak tarih kitabının 116. sayfasında şöyle denilmiş. Ebu Bekir ve Ömer de cenaze menasiminde bulunmamışlardı. Cenaze mesela menasiminde değil, peygamberin cenazesinden bahsediyor. Yani adam ölmüş, peygamber diyorsun işte... Allah'ın elçisi Feser Resulullah diyorsun. Ölmüş. Evinde cesedi çürüyor. Bunlar ne yapmışlar? Bak Mustafa Kemal anlatıyor. Ebu Bekir ve Ömer de cenaze merasiminde bulunmamışlardı. Anlaşılıyor ki o anda siyasi meşguliyetler o kadar mühim ve mecbur idi ki kimse Arabistan'ın kudretli hakim ve sahibinin cenazesiyle uğraşmaya ne vakit bulmuş ve ne de arzu duymuştur. Adamı bırakmıştır orada. Kendileri girip kendi siyasi Meselelerin peşine düşmüşler diyor. Sayfa 116'da Mustafa Kemal Atatürk. Ee, bu kitabın durumu bu. Şimdi şeyi anlatacaktım. Bu size. şey gibi bir olay olabilir mi acaba? Mesela Scientology'de de, Mormonizm'de de ben şunu görüyorum. Dini ilk kuran kişi buna biraz daha inanan insan. Ve biraz daha iyi niyetli bir insan. Biraz daha bunu gerçek sanan bir kişi ama hep yani hem Mormonizm'de bu var hem Scientology'de bu var. Yanına aldığı kişi biraz da olayların farkında. Bu e, din güçleniyor bir noktaya geliyor. Tabi e, orada artık o dini ilk kuran adam ölüyor. O dini ilk kuran adam öldükten sonra ikinci adamlar bunun ekmeğini çok ciddi bir şekilde yemeye başlıyorlar ve daha kötü niyetli bir şekilde en, e, ilerliyorlar. E, bu İslam'da acaba böyle bir şey var mı? Ben çok tarihini bilmediğim için. Bazıları çünkü bazen ikinci, ikinci adam da yiyememiş de üçüncü adam da hani o da yani biraz sonra gelenler biraz daha olayı valla dördüncü mı adam zaten yiyemeden ölmüş, onu evet. öldürmüşler. Bir de bası evet. beşinci adam zaten yemeye vakit bulamamış savaşlardan altıncı yetiliciler iyi yemişler. Hatta sekiz dokuz on oo, oo, oo. onlar ne yemişler ne yemişler yani. <laughs> hani şey, şey, derler şey derler ya dört desek... halife döneminde işte şey e, fetihler falan arttı vesaire genişleme oldu. Evet, evet ama işte baştaki halifeler yiyememişler. <laughs> 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 e, Buruh Muhammed demiş. Uçaktaki ateş. Abi kitaptaki İslam tarihi kısmını Atatürk'ün yazdığını nereden biliyorsun? Atatürk'ün sansürler mektubu Şemsettin Günaltay'ın yazdığı söyleniyor. Evet Şemsettin Günaltay'ın yazdığı söyleniyor ama Mustafa Kemal Atatürk yazmıştır. Çünkü Şemsettin Günaltay'ın da yazdığını beğenmemiştir. Atilla Oral'ın kitabından bunu da bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, burada yazılanlar e, Mustafa Kemal'in İslam dini anlayışı ve anlattıkları uygun ama Şemsettin Günaltay'a uygun mu? Değil. Daha sonra Şemsettin Günaltay 1940'lı yıllarda bir anı anlatıyor. anda diyor ki işte Muhammed'le ilgili Muhammed'i eleştiren bir yazar gelmiş. E bu yazar işte Mustafa Kemal'e işte eserini vermiş. Türk tarih çalışmalarında bulunsun diye. E Mustafa Kemal açmış işte Muhammed'i işte e, ne cezbeli bir e, kişi mi cezbeli bir şey mi şimdi hatırlayamadım şimdi bir şey de söylemek istemiyorum. İşte Muhammed'i küçük düşüren, Muhammed'i biraz aşağılayan herhalde bir kitap olduğunu söylüyor Şemsettin Günaltay. E, Mustafa Kemal de almış sonra atmış bunu. işte bizim bu tür insanlara işimiz yok. Kovun bu adamı. Gönderin işte Muhammed'i anlayamamış vesaire demiş. Trende aşağı e... atmış. Ha ondan sonra Güveksiz göndermiş. <laughs> bizim bu ser... ha demiş ki Muhammed bizim böyle cahil serserilerle işimiz yok demiş. Şimdi insan soruyor peki o cahil serseriler işiniz yoksa. Hani işte, az önce dediniz Şemsettin Günaltay dedi diye. Peki bu tarih 2'deki İslam kitabını hangi cahil serseri yazdı? Burada tek kelimeyle Muhammed için işte Muhammed kendi bulduğu Kur'an'a inanmış diyor. Kur'an Muhammed'in kendi vahiyleri diyor. Kur'an Muhammed'in işte e, bir seferde yapmadığı an be an işte başına gelen olaylar üzerine yaptığı şey diyor. Muhammed için işte girişimci diyor, filozof diyor ama peygamber demiyor. E, Muhammed'in Mekke'den Medine'ye kaçtığını söylüyor. Muhammed'in kervanlara saldırdığını söylüyor. Yani Muhammed'i kötüleyebilmek için e, hani diyorlar ya o eseri kötüleyen eseri kaldı ama peki bunu kim yazdı? o zaman. Yani Şemsettin Günaltay yazmış olamaz. Çünkü Şemsettin Günaltay'ın yerine göre bu kitapları yazan kişiler cahil serseri. Yani insan ister istemez onu söyleyesi geliyor. Şimdi bir şey daha bir kitap daha göstereceğim size. Şimdi buralardan bütün bu örneklerden yola çıkarak Mustafa Kemal hakkında verdiğimiz düşünce neydi? Deist düşüncesine varmıştık. Şimdi Mustafa Kemal'i deist düşüncesinden biraz daha öteye götürebilecek birkaç şey söyleyeceğim. Birincisi Türk kaynağımı vereyim. Türk tarihinin ana hatları kitabının Mısır'da dini inanışlar bölümü şöyle, eh, şöyle göstereyim. Mısır'da dini inanışlar bölümü kitabın 184. sayfasından okuyacağım. Bu sayfayı bütün tarihçiler neredeyse hem fikirdir. Mısır bölümünü bu kitabın Mısır bölümünü Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı konusunda. Nitekim Sinan Meydan bu kitabında bile Türk tarihinin ana kitabının Mısır bölümünü Atatürk'ün yazdığını ama orada bir din eleştirisi olmadığını söylüyor. Diyor ki Türk tarihi ana kitabını Mısır bölümünü Atatürk yazmıştır. Ama orada bir din eleştirisi yoktur. Peki. Bunu okumamış herhalde. Mısır tarihi kitabının 180 şey Türk tarih anlatları kitabının 184. sayfası Mustafa Kemal'in yazdığı benim de her yerde söylediğim ve yani altına milyon kere imza atabileceğim cümleleri okuyacağım size. Şöyle diyor Mustafa Kemal Türk. Masum ve cahil insanları Yüzlerce Allah'a taptırmak veya Allah'ları belli gruplarda toplamak ve en nihayet bir Allah kabul ettirmek siyasetin doğurduğu neticelerdir. Hatırlıyor Buna itiraz edebilecek teyit tanımıyorum. Bu? Türk tarihinin anahtarı Anlatları, kitabının evet. he, Mısır bölümünde, benim kitabımda 184. sayfa. Benim kitabım kaynak yayınlarından çıkmış. Hangi yılda çıktığını da süre söyleyeyim. Ee, baskı tarihi var mı? Birinci baskısı 1930 diyor, ikinci baskı 1996, bendeki baskı 1999 baskısıymış. Bendeki 1999 baskısı, ben bunu yine sahaftan buldum. Çünkü aldığımda daha yeni bir tarihti, 2009 falan yani 10 senelik falan kitap aldığımda ama sıfırdı. Ee, Mısır tarihi bölümünde masum ve cahil insanları yüzlerce Allah'a taptırmak veya Allah'ları belli gruplara toplamak ve en nihayet bir Allah kabul ettirmek tamamen siyasetin doğurduğu neticelerdir. Bu kitapla, bu cümleyle ilgili bir başka kaynak istiyorsanız İlhan Arsel kendi şu kitabında Kur'an'daki Tanrı ve Muhammed'in Tanrı anlayışı kitabında da bu sözü defalarca ve defalarca söylemiş. bakayım en başta da söylediğini hatırlıyorum ama yine de bir bakacağım. Açıkçası şimdi aklıma geldi. Keşke yayından önce baksaydım diyesim geliyor. Evet bak en başta bak nasıl hatırlıyorum ya. Kaç sene önce okuduğum kitap bak en başta yazıldığını hatırlıyorum. En baş bakarsanız şurada yazıyor. Öyle bak Burada da okuyorum. Masum ve cahil insanları yüzlerce Allah'a taptırmak veya Allah'ları muay muayyen yani belli grupları toplamak ve nihayet tek bir Allah kabul ettirmek siyasetin doğurduğu neticelerdir. Burada da yazdığı üzere. Bu Mustafa Kemal Türk'ün sözü olduğuna herkesin hemfikir olduğu bir sözdür ama Sinan Meydan kendi kitabında evet Mısır bölümünü atacak yazmışlar ama orada bir din eleştirisi yok. Ben bunu bir din eleştirisi olarak görmüyorum. Arkadaş adam diyor ki Allah'ları insanları yarattı diyor. Ve siyaseten yarattılar diyor. Buna itiraz edebilecek teist, bak ateist falan demiyorum. Teist tanımıyorum. Niye biliyor musun? Bir teist geldi. Dedi ki kardeşim benim dedi kitabım mı dedi. Hristiyan'dan bahsedelim. Yani Müslüman'a geçelim. Dedi ki kardeşim benim İncil'im dedi Allah göndermiş. Ne zaman göndermiş senin İncil'ini Allah? Milattan sonra 70 yılında. ilk İncil'in yazıldığı tarih. Niye yazılmış o tarihte? Çünkü Yahudiler siyaseten çöktükleri için. O dönemin e, Yahudileri Hristiyanlık diye bir din uydurup farklı bir mezhebe geçmişler. Herkese bunu Paulus'un birçok mektubunda görebiliyorsun. Hristiyanlık siyaseten yaratılmış bir dindir. Herkese Musa'nın Tevratı siyaseten yaratılmıştır. Ezra'nın e, Babil'de sürgünken Asur kütüphanesinde okuduklarını sonra gelip ilk beş kitap diye Tevrat'a yazdırdığını dünyadaki herkes biliyor. Hatta Tevratın ilk beş kitabını okursanız orada en çok Tanrı'nın en çok karşı geldiği şey Yahudi kadınların başka dinlerdeki erkeklerle evlenmesidir. Hatta başka Yahudi erkeklerinin de başka dinlerdeki kadınlarla evlenmesini eleştirir. Niye? Çünkü o dönemde Ezra İsrail'e yani İsrail topraklarına geri döndüğünde bir bakmış ki bütün Yahudiler yabancı dinlerden insanlarla evlenmişler ve başka Tanrıları tapıyorlar. İlk beş kitap bunun üzerine kurulmuştur. O yüzden o kitaplara bakarsanız busa esir alınan kadınların ve hatta çocukların ve hatta hayvanların bile katledilmesini ister çünkü bu siyasette böyle olması gerekiyordu. Muhammed konusuna gelelim. Kuranda sorun niye alkol 16 yıl boyunca yasaklanmamış diye sorun size verecekleri cevap e biz bunu baştan yasaklasaydık insana alkol bağımlısı Aynen. oldukları için. Onu ben sordum ve o cevabı aldım. <laughs> e bu siyaset işte buna siyaset deniliyor canım. İnsanlar siyaseten... hazır değildi. Siyasiden. Mustafa Kemal Atatürk'ün az önce size okudum Şehbet ettiğini söyledi şey. Mustafa Kemal Atatürk'ün şeyi Türkçe çevirmesinin siyaseten milletisi var mı? Evet var. Siyasetten seküler bir sistem yapmak. Hatta Mustafa Kemal siyasi bir adam. <laughs> Kimse inkar etmiyor. Ama Allah siyasi olabilir mi? Bütün Allah'lar bak Kur'an'da Yusuf süresinde diyor ki birçok Allah'a inanmak mı daha iyi? Tek bir Allah'a inanmak mı daha iyi? Bu bir siyasettir. Yani Mısır'ın tek tane inancı, bu Mısır bölümünde yazıyor. Akneton bakıyor ki ülkesindeki her ilin bir tanrısı ve o tanrının da rahipleri var. Diyor ki hayır. Tek bir tanrı var. Atom. Yani tek tanrı, tek devlet, tek firavun. Daha sonra bu Yahudilere, Yahudilerde Hristiyanlığa, Hristiyanlıkla İslam'a geliyor. İslam'a diyor ki, Muhammed diyor ki, tek tanrı, tek ümmet, tek din İslam tek Tanrı Allah tek ümmet Müslümanlar tek din İslam din. bu bir siyasi politikadır bütün dinler siyasetin üzerine kurulmuşlardır bunun aksi iddia bile edilemez politikalar ayetlerin girişlerine göre süreçler Efendim faizi niye yasak yasaklamadı faiz yasak fa, ya, alkol ile ilgili gelen ilk ayet nas suresindeki ilk ayet Efendim işte ee, arpadan ve üzümden işte size sarhoşlukla verilen güzel bir meyve elde edersiniz falan işte diyor. Yani hiç haramdan yasaktan bahsetmiyor. Hatta ikinci üçüncü sürede bile Nisa süresinde bile işte sarhoşken namaza yaklaşmayın diyor yani Niye sarhoş olursun demiyor. Niye? Siyaseten. Çünkü alkolü ilk yasaklasa ilk dinden çıkacak olan kişi kim? Hamza. Çünkü Hamza şarap içen bir adam. Ben bunu İSAM'a sordum. İslam araştırmaları merkezi kitabı yazarken kendi kitabımı yazarken sordum. Efendim işte bu bu tarihte yasaklanmış, bu tarihte yasaklanmış dedim ki işte ilk yasak ayet. Yani Bakara suresi ayet 219 bile yani bir yasaklayıcılığı yok ama hani Bakara suresi ayet 219 alkolü biraz kötülediği için hicretin dördüncü yılında gelmiştir diyor. E dördüncü yılında Uhud savaşı olmuş zaten Hamza ölmüş. Öldükten sonra geliyor Bakara suresi. Yani. E o zaman insan, insan, o zaman dedim ki öldükten sonra gelirse, Hamza ölene kadar içmiş midir dedim. Hayır o sahabedir dedi. <laughs> içmesine engel olmuş olabilir. Yani e, sanırım Buhari'nin 555. hadisiydi. Hamza bir gün alkollü çıkar. Yanında kadın, şarkıcı kadınlar falan vardı. Ali'nin devesini keser falan. Muhammed Ali'ye der ki adam mı oldunuz? Dün benim babamın köleleriydiniz der. Muhammed sesini çıkartmak gider. gider. İslam kaynaklarına göre daha sonra Hamza'nın gidip Muhammed'e özür dilediği söylenir. E peki nerede ayet? ayeti o anda getirip Maide suresinin 90. ayetiydi galiba. Maide suresindeki alkol yasağını o anda getirse Hamza İslam dinini bırakacak. Belki de bırakmayacak. Onu bilemiyoruz. Ama bırakma ihtimali var. Gelmiyor ayet. Ayet Hamza ölüyor. Aradan vakit geçiyor. Ha, daha sonra diyor ki alkol içenler işte faiz şey kumar oynayanlar şeytanla işbirliği yapmış gibidir. Ortaktır gibi diyor. E bunu Hamza ilk Muhammed'e Ali'nin devesini kestiği zaman söylesen politika olarak politik açısından Hamza gibi bir adamı kaybedeceksin. Hamza İslam ordularının komutanıdır. Muhammed değildir komutanıdır. Ben benim bununla ilgili bir araştırmam var. İslam Muhammed'in yaptığı savaşlara bakın. Meydan savaşı olabilecek, meydan savaşı olabilecek. İki savaşında komutanlığını Hamza yapmıştır. Çünkü Taberi de diyor Taberi de Mekke'de müşrik esirken Müslüman soruyor. Diyor ki bu üzerinde deve kuşu tüyü olan adam kim? O diyor ki Hamza bin Abdülmüttalip. Heh işte bizi bugün rezil şey yapan, savaş yenilmemize neden olan kişi odur diyor. Taberi'nin kitabında. Antony <laughs> Queen. <Kuin. gülüyor> Dur bir kamerayla yine güzel Yani, abi. <laughs> abi ben her Ramazan onu bir kere seyrederdim. Gaza Biz seyrederdik. Kaza gelerek böyle... seyrederdik abi. Bir, bir, de onu bak bir de onu böyle bölüm bölüm verirlerdi. Kadir gecesinde de toptan diye otururduk televizyon karşısında. Çok az çocuk yaptım yani. Ne kadar seyrederdik. Şimdi o filmi seyredince ulan dedim ne kadar çok hata yapmışlar <laughs> yani. Sonuç olarak e, Mustafa Kemal Türk'ün bu düşüncesi. bir şey daha vardır Dur onu da söyleyeyim. Onu nerede almıştım? Alkolü neden yasaklamış Heh. altında bir sebep var mı? Sebebi çok uzun arkadaşlar belki gireriz bugün. Ama sebeplerinden şimdi... bir, ta bir tanesi e Ahmet'in az önce söylediği olay. Onun gibi bazı sebepler de var. Alkolü neden yasaklamış mı? İslam dinim. Olsun chat. Chatten Ya şimdi, olmuşlar. şimdi şimdi Muhammed'in alkolü sevmediğini biliyoruz. Muhammed'in alkol içtiğine dair elimizde hiçbir kanıt yok. Yani sevmediğini söyleyebiliriz. Yani bir yalan bir şey içmiyorsa sevmiyor demektir. Yani mesela örnek veriyorum ben hiç boza içmedim ömrü hayatım boyunca. Niye? Nefret ederim bozadan. Ee, i̇çmiyorum. Mesela ömrü hayatım boyunca ıhlamur içmedim. Niye? Kokusundan bile nefret ederim ıhlamurun. Demek ki sevmiyorum. Yani alkol içmeyen bir adam. alkolden nefret ettiğini anlamak için <laughs> ben alkolden nefret ediyorum demesine gerek yok yani. Alkol nefret eden bir adam e, sonuçta öyle ya da böyle alkol yasaklamış olabilir. Çünkü alkol almış bir insanın ne yapacağı sağa sola belli olmayabilir. Belki ee, sosyoekonomik sorunlar bile yaşanmış olabilir hem alkolden hem şeyden dolayı yani işte alkol alanların işte karısını dövmesi ya yani çok aşırı derecede dövmesi ya da ne bileyim başka insanlara zarar vermesi dövmesi ya da Muhammed'i dinlememesi olabilir mesela Amza gibi yani gidip onun devesini kesmiş yani Ali'nin. Şimdi bu kitapta Türk tarihinin ana hatları kitabında Mustafa Kemal'in yazmadığı ama bu kitapta geçen yani Mustafa Kemal'in kontrolünden geçen kitaplar bunlar. O yüzden söylüyorum. Mustafa Kemal Türk zamanında yazılmış kitapta aynen şöyle bir ibare var. 200 sene evvelki görüşe göre dünya 5-6 bin sene evvel yaratılmıştır. Bu yaratışın şaheseri olan insan Basra'dan tamam 2 günlük yolda ve Fırat Nehri üzerinde bulunan cennette ortaya çıkmıştır. Ya yani bu dindeki hikaye anlatıyor. Bu kanaatler hep dini kitaplarda hikaye olunan olayların harfi harfine yorumlanmasından doğuyordu. Artık bugün Az çok aydınlanmış bir insanın bu gibi masalları hakiki kanaat şeklinde değerlendirmesi ve kabul etmesi mümkün değildir. Nasıl geriye gitmişiz Bunu... o dönemden bu döneme abi? Ya bu cümleyi geriye alıp bugünün, yani. bugünün, bugünün, bugünün biyoloji kitabına bir koymayı denesene. Bak bu... Evrimi çıkardılar abi en son. Evrimi çıkardılar. Bak. Kemalist yönetimi resmi tarih tezi ediyor. Sonra birileri gelip diyor ki efendim Kemalizmi niye eleştiri şey yapıyor seviyorsun. Abi arkadaş bunu bugün söyleyemiyorsun ya. Bugün bunu okullarda desen ya. Bak artık bugün az çok aydınlanmış bir insanın bu gibi masalları. Aha masal dedi hakarete bak. Hakiki kanaat şeklinde değerlendirmesi ve kabul etmesi mümkün değildir. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Bana diyorlar ki sen hangi siyasi parti seni temsil ediyor? Diyorum ki bana bir siyasi parti başkanı söyleyin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çıksın desin ki meclis kürsünde. Bizim partimizin programı gökten indiği sandan kitapların dokmanıyla bir tutulmasın desin. İşte benim siyasi partim o. Yani bunu diyecek bir parti lideri bulursanız benim siyasi parti liderim o. Ben aday olunca Çünkü... diyeyim abi. <laughs> Dikkat et meclisten çıkartmazlar. <laughs> yani Kısacası anlatılan olaylar bunlar. Bir de bir anıda Mustafa Kemal Atatürk'ün Allah yarattı. İnsanlar vicdanlarında Allah yarattı. Diye bir cümlesi var. Onu kullanmıyorum genelde. Ama söylüyorum. Ben Allah diye aratırsam bir sürü Allah çıkar. Dur. Eee Onu buraya işaretlemiş miydim ya? Ha işaretlemişim buraya. Ya yani niye ben oradan arıyorum ki? Hadi bakalım. Sinan Meydan'ın kitabını o kadar gösterdik. Bari içinden bir alıntı yapalım. Sinan Meydan'ın kitabının bendeki 3. baskısıydı galiba. 3. baskı. Çünkü niye 3. baskısı diyorum. 6. baskısında bazı palavraları dışarı çıkartmış. çünkü. Öyle söylediler bana. Pardon 6 değil 10. baskısında. Artık kendisi fark etmiş. Çok fazla salladığını. Herhalde dışarı çıkartmış. Öyle söylüyor. Ben okumadım yani. Belki de çıkartmamıştır. Atatürk benzer bir açıklamasında da şunları söylemiştir. İnsanlar ilk dönemlerde pek acizdi. Kendilerini koruyamıyorlar. Hiçbir olayın da sebebini bilmiyorlardı. Kendilerini koruyacak bir kuvvet aradılar. Sonunda insanlık vicdanında bir kuvvet yarattı. O da işte Allah'tır. Bu çok ateist bir laf. Bizim hani söylediğimiz birebir değil... aynısı. Aynen. ben Gonten kırmızı bir insanın... de aynısı, aynısı söyledim hiç duyu, bilmiyorum bunu aynısı söyledim hı hı. ama yani bunu. aynen ee, <laughs> işte bunu söyleyen adama ateist deniliyor ancak bunu niye alıntılamıyorum ya da bunu niye kullanmıyorum <laughs> bu da bir anıdan ibaret olduğu için kullanmıyorum bu şeyin Şapolyo'nun kitabı bu Şapolyo kim diye sorabilirsiniz ben burada hemen kaynakçıdan size söyleyeyim arkadaşlar Şapolyo Napolyon çakması büyük ihtimalle. <laughs> yok yok. Enver Behnan Şapolyo. Türk bir adam. Soyadı Şapolyo adamı. Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi diye bir kitabı var. Şapolyo'nun kitabı. Ee, ve Mustafa Kemal Paşa ve Birinci Büyük Millet Meclisi tarihçisi var. 1958 ve 1960'da çıkmış kitaplar. Bu kitapları açık, açıkçası şu ana kadar inceleme imkanım olmadı. Bunları incelemek istiyorum. Yani bulup satın alıp incelemek istiyorum. bunu en yakın zamanda yapacağım. Ve o kitaplarda kaynaklara da bakmam lazım. Sinan Meydan bunu olduğu gibi almış buraya. Sinan Meydan'a güvenmediğim için bunu söylemek istemiyorum. Ama eğer bu doğruysa, doğruysa diyorum bak. Doğru demiyorum. Doğruysa Mustafa Kemal Atatürkü ateist olduğunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu bile Mustafa Kemal'in ateist olduğunu gösterir. Eğer bu doğruysa. Değilse Mustafa Kemal'in deist olduğunu Charles Sherrill'ın raporuna göre söyleyebilirsiniz. Deisttir. Doğruysa ateist. Değilse deist. O yüzden ben çıkıp diyorum ki kardeşim benim kanaatim Mustafa Kemal Atatürk benim tarihçi olarak söyleyebileceğim şu anda Mustafa Kemal Atatürk deisttir. Ancak ateist olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni Mustafa Kemal ateist yapmak değil. Bu anıyı henüz daha teyit edememiş olmamdan kaynaklı. Henüz böyle bir şey yani bu kaynağı teyit edip bunu bu araştırmaya daha doğrusu, teyit edip bir kaynağı çeviremediğim için. Eğer teyit edip onu da bir kaynağı çevirebilirsem Bundan sonra yayınlarımda ya da ülkelerimde... ...Mustafa Kemal Atatürk ateistti diyeceğim. Şeylere girmedik bile zaten. Gökten indiği sanılan... ...kitaplar... Ha, ...konuşması. Onlara girmedik ay, bile. Ay, ay. Mesela Murat ay, Bardakçı bak, o. onu çok kullanıyordu. Yani onun direkt videosu bile var yani. Ve onu görünce e, ben baya baya şaşırmıştım. Herhalde ben Müslüman olduğum dönemde... ...ben onu görseydim baya tepki gösterirdim. Ama son dönemde gördüğüm için... Saygım çok da arttı yani gözleri fal taşı gibi açılmıştı açıkçası. Evet. Şimdi gökten indiği sanılan kitapların dogmayla bir tutulmamalıdır durumuna olayına gelirsek. Bir de aslında Filistin olayı var ama Filistin olayını da uzatıp yayını çok fazla da uzatmak istemiyorum. Gerçi yarın cumartesi ama burada e, metnin tam metnini okuyayım. Dünyaca bilinmektedir ki bizim devlet yönetimimizdeki ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler yönetimde ve politikada bize aydınlatıcı ana çizgilerdir. Fakat bu prensipleri gökten indiği sanılan kitapların dokmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz ilhamlarımızı gökten ve gayipten değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz. Burada ki düşüncenin yani mutlak bir ateist düşünce olduğunu savunmak biraz zor. Bunu itiraf etmek lazım. Gökten indiği insanların kitapların dokmaları derken gökte bir şey yok. O yüzden bir şey yok demek istemiyor. Kitapların gökten indiği olayı Ateistanci hikaye yani demek non istiyor. Mi? Non olarak non düşünüyorum ben. Yani non denilebilir mi? Yani nanteist denilebilir. Agnostik denilemez ama nanteist denilebilmesi hatta deist daha çok deist argümanları gibi duruyor. Deist denilebilmesi mümkün. Bu yüzden bu kesin bir kanıt. Ama bu kanıttan ateist olduğunu ben fikren ve felsefi olarak çıkartamam. O yüzden bunu hep söylüyorum. Hani burada bunu söyleyip de bana işte bak burada bunu demiş, bu onu ateist olduğunu göstermiyor mu diyenlere? Burada gökteki varlığın inkarı yok. Gökteki varlığa kendisine atıfta bulunan kitapların aslında öyle olmadığı itirafı var. O yüzden ben burada ateist olduğunu çıkartamam. Ama yani felsefi olarak da yapamazsın bunu. Ama az önce okuduğum metin bir ateistin söyleyebileceği düşünce. Ben de aynı zaten bir ateist olarak. Bir ateist, ya, peki yani bir ateist diyor ki mesela Tanrı yoktur. İyi de peki niye insana Tanrı diyor? Ha işte bu nedenle dolayı Tanrı diyor. Çünkü kendi korkularını, kendi vicdanlarında bir şey sığmak için bir yer aradılar. O yarattıkları kendi vicdanında Tanrılar, Tanrı, Tanrılar dediler. Daha sonra Tanrılar dedikleri şeyi siyaseten Tanrılara ve Tanrı'ya düşürdüler. Bu. i̇kisini yani birleştirirsen iki düşünceyi. Mustafa Kemal'in gerçekten söylediği düşünceleri bunu birleştirdiler. Cuk oturur birbirine. Oturuyor. Ama kaynaklandıramıyorum. O yüzden ateist olduğu düşünemiyorum. Yani ateist olduğu düşünemiyorum. Ateist olduğunu iletemiyorum. Bir tarihçi olarak. Ama fikri düşüneceğim. Yani kendini kişisel düşüneceğim. Deistlikten ateizme geçtiği yönündedir. Ve bunu doğrularsam bunu da doğrulamış olacağım. Yani bir tarihçinin tez üretimi diye düşünüyorum. Ben bir tez üretiyorum. Tezimde böyle bir tezim var. Bunu ispatlamaya çalışıyorum. İspatlarsam ispat, ispat adam yani Mustafa Kemal Türk deist olarak kalmış olur. Benim için bir şey fark eder mi? Hayır. İslam'a inanmadığını biliyorum çünkü. İslam dinine ya da Hristiyanlığa ya da bazıları şamanist olduğunu falan söyleyenler falan da oldu. Şaman olmadığını da biliyoruz. At Atatürk'ün bir de uygulamaları var zaten yani sadece sözleri değil tam sözleri var da bir de uygulamaları var şu anki insanlar için çok normal geliyor ama hilafeti kaldırması bir de esas laikliği getirmesi abi yani laikliği getirmesi şu an insanlara çok normal bir şey gibi geliyor ya işte nedir ki laikliği getirmiş ama şu anda ne bileyim ezanı yasaklamak kadar büyük bir şey ya da işte minareleri cami yasaklamak kadar büyük bir şey. Ben ee, ben seninle bir önceki programda bu hani İslam'ın batıdan gelen İslam diye bir program yapmıştık hatırlıyor musun? Evet. O programda ben bir Fransız Başbakanı'nın söylediğini okudum. O programda mı okumuştum ben ya? Yoksa kendi programda. Bak şimdi programlar birbirine girdi. <laughs> Bulabilirsen okursan bir bakarız. Okurum tabii. Ezanın Türkçe yapması demişler. Aynen ezanı Türkçe yapması. Eee, bu arada kameram yine kaydı. Dur kameramı düzelteyim. Hop, 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 bu tarafa gel. Hoppa. Yani bence Atatürk yaşasaydı ee, daha neler yapardı bence İslam dininin sadece adı İslam olarak kalırdı. Her şeyini Türkçe yapardı bence. Ezanı falan da Türkçe yapmış ya. Namazı Türkçe kıldırtırdı. Duaları Türkçe okuttururdu. Komple bence Türkçe yapardı yani. Aynen. Büyük ihtimalle yani ee, bence şu anda Mustafa Kemal olsaydı Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırmıştı onu söyleyeyim de. Daha seküler bir sisteme geçmiştik. Hatta bunu millet istemişti Mustafa Kemal'den önce. Cumhuriyetçileri kitabı Ozan Adamı söyledim unuttum bak. Yani Profesör Doktor Özer Ozan Kaya kitabı. Bu da 1999 baskısı. Çünkü bunu 2000'li yıllarda aldığımı hatırlıyorum. 2000'li yıllarda 2000 yılının başında. Şöyle diyor. Fransa Başbakanı Profesör Edward Haralds Atatürk'e şöyle söylüyor. Paşam size nasıl hayran olmayayım. Ben Fransa'da layık bir hükümet kurmuştum. Bu hükümeti Papa'nın Fransa'daki temsilcisinin yardımıyla papazlar devirdi. Siz, siz ise bir halifeyi kovdunuz ve gerçek anlamda layık bir devlet kurdunuz. Siz bu bağnazlık içinde layıklığı bu topluma nasıl kabul ettirdiniz? Yani sen de niye layıklık kolay bir şey değil diye. Bunu Fransız Başbakanı kendi deneyimlerinden söylüyor zaten Mustafa Kemal'e. Bugün şu, şunu düşünsene mesela birisi çıkıyor bir başkan devletin başında birisi diyor ki tamam hepimiz Müslümanız ama ezanı yasaklıyorum. Neden? Hepinizin kolunda saat var. Hepinizin evinde alarm var, saat var. O zaman bu ezana ne gerek var? Neden megafonla yapıyorsunuz bunu? Bu arada ben başa geldiğim zaman hani insanlar diyor ya e, biz gelenekselciyiz o yüzden işte e, ezan arapça olmalı, Türkçe olmalı vesaire. Ben de e, gelenekselci arkadaşların isteğine uyuyacağım ve gevur icadı olan megafonları kaldıracağım. Ha, benim pişeceğim bu. <laughs> evet, megafon gevur icadı ve halkımız böylece şey olacak, orijinal, orijinal e, haliyle. Çıkar minareden bir şeye, bağıran aynen. Minareden bağıran Mina insanlar minare, olacak. Çıkar minareye koy eline böyle Allah'a Ekber diye bağır. Evet. Ya boğazın yırtılsın ya. Yani Sen nasıl müezzinsin? Aldığı parayı hak et. Yani eskiden <laughs> sünnet 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 diyorsun. Al sünnet işte. Bilalı Habeş megafonla mı okuyordu Medine'de ezanı? Evet. Yani değil mi? <laughs> bir de artık oku. kayıtla okuyorlar. O da var. Ya yani. aynen. Ya bas, basıyor. Allah'a Allah'a Öyle şey mi olur ya? Hayır, o noktaya Burası gelinecekse işte teknolojiyle e, aynı hani şey diyorlar ya, teknoloji kullanmak lazım diyorlar. E, o zaman cebe ezan uygulaması var zaten yani. <laughs> Daha da teknoloji koy hiç evet. hiç okutturma. Yani madem, o zaman diyor ezanlar dinmez filan. Yani tamam dinleme kardeşim git al bas bas bar. Var ya. Ağzın çıktığı kadar bar ama megafonla değil. Boğazın yırtılsın yani o boğazın yırtılsın. madem bu işi yapıyorsun. Değil mi? Bir polis, bir asker bu işe girdiği zaman bu işin tehlikeni biliyoruz. Biz burada oturup işte sen oturup biri bir iş yaptığı zaman bir işe girdiği zaman adam mesela fabrikaya giriyor. Torna tesviye fabrikasına erip el, eli de kesilebilir. Kol da gidebilir. Demir çelik fabrikasına giren adam. Marangozluğuna giren adamlar. Mi? orada bu herkesin bir yani işin bir zorluğu da var. Yani bu işin zorluğu da bu işte kardeşim. Bağıracaksın avaz avaz bağıracaksın. Sonra evde gideceksin böyle yumurta bir şeyler yapacaksın. Boğazına iyi gelecek. ılık süt içeceksin filan. Yani ben boğazına bakacaksın hem de ağzın çıktı kadar bağıracaksın işte Bim bu. Daha ge Ama kadar... Arada o gevur yicadır, megafonları da koymuyorsun yani. Aynen. Peygamberi sünnetini yapmış oluyorsun. Ne? Peygamber yani yani peygamberi sünnetini ha, duymayız yapmış Duymayız diyen oluyorsun. arkadaşlar olursa da herkesin cebinde zaten o uygulama ha. var. Yok efendim sakalını bu kadar bırakırsan Muhammed peygamberin sünneti de şu kadar bırakırsan değil de yok bu kadar böyle kesersen şu. E tamam işte bu da peygamber sünneti. Yani sakalına önem verdiğin kadar biraz da ezana önem ver. Yani. Evet. Yani arap. Ya hatta kanunda şey var kimse... burada. 85 desibelin üzerine çıkamamak diye bir şey var kanunda. Kanun var ya yani. bizim ülkemizde böyle bir kanun var. Bunun üstüne çıkamazsın diye. Uygulanıyor mu? Ama <gülüyor> sence? <gülüyor> yani uygulanıyor mu? Derken, 85 desibeli <laughs> iki buçuk kilometre ötede bile buluyorsun. Bırak caminin dibinde. Yani caminin o ezanın okunduğu yerdeki desibel ölçümünün 85'i geçmemesi lazım. Bırak 85'i geçmemesi. Sen 2 kilometre dinlediğin ezan da 85 desibelin üzerinde. Yani. Daha Filistin olayı var da o olaya girmeyeyim. O olaya girersem Sinan Meydan bugün çok <laughs> aşırı derecede yerden yere vurmuş Ayrı bir günde falan. girebiliriz ya da o senin kanalında öyle bir program yapabilirsin. Yani ben benim kanalımda anlattım zaten. Yani benim hmm. kanalıma girerseniz ...Mustafa Kemal, benim ilk canlı yayınlarım... ...yaptığım canlı yayın, Atatürk hakkında... ...Atatürk'ün din görüşü hakkında söylenen yalanlar... ...oradaki yalanlara bakarsanız... ...Tokka'da cami kurdu... ...efendim işte Fransa'da cami kurdu yalanı... ...ondan sonra işte bu Şemsettin Günaltay'ın yalanı... ...Filistin'in yalanı belgeleriyle açıkladım orada... Ee, ...yani açıkçası... ...daha sonra dediler işte 10. baskısında... ...Sinan Meydan da kaldırmış o Filistin yalanını... ...çünkü yalan olduğu belli yani... ...bariz belli... Yani, Mustafa Kemal efendim Filistin'e el sürülmez demiş. E Nerede nerede söylemiş bunu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ne zaman söylemiş? Temmuz ayında veya Ağustos ayında. O da belli değil. Bence 20. baskıda ee, ama... bir 10 sayfaya düşer o kitap. <laughs> Olabilir. Ee, Temmuz ayında meclis kapalı. Ağustos ayında da meclis kapalı. Ben artık gittim günlüğünü çıkarttım. Yani o zamanlar neredeymiş falan diye. Mustafa Kemal İstanbul'daymış zaten. Hiç Ankara'da gitmemiş. Ee, daha da ilginç olan meclis kapalı. Bir de diyor ki, diyor ki, dedim ki Sinan Meydanı, Sinan Bey dedim, madem mecliste bu konuşma yapmış, niye tutanaklarda yok? Dedi ki gizli konuşma. E gizli konuşma nasıl gazetede yayınlamışlar? Lozan gizli belgeleri gibi, ki... gibi herhalde. <laughs> konuşma gizli ama Şimdi konuşma şu, hadi girelim o konuya, hadi girelim. Onu programa madem... çıkarsan keşke ya. Aha. Programa çıkarsan keşke. Ne Yayına... çıkarsan? Sinan Meydanı. <laughs> Sinan Meydan'ı bu konuda çıkar. Sinan Meydan'ı çıkartırsa bak. Sinan Meydan'ı çıkartırsan sen çıkartırsan ben olayım ya da olmayayım. Sinan Meydan'a şu soruyu sorar mısın? Lütfen. bak. Yok yok sen sen çıkar diyorum zaten. Ben tartışabilecek Ya Sinan e, beni Facebook'tan engelledi. Çıkar çıkar mı ben tartışabilecek donanımım yok ki. Bak. E, ee, Sinan ya donanıma gerek yok. Şu soruyu sor. Cevabını alırsa programı kapatabilirsin. <laughs> Sinan Meydan Atatürk ile Allah arası kitabının 3. baskısının 889. sayfasında şöyle diyor Sinan Meydan, cahiliye geleneklerinin kıskacındaki bir toplumu 15 yıl gibi kısa bir sürede eski kötü geleneklerinden uzaklaştırmayı başaran Hazreti Muhammed pek çok tarihçi ve ilahiyatçıya göre gelmiş geçmiş en büyük insanlardan biri hatta birincisidir. Siz belki bu cümlede işte gelmiş geçmiş en büyük insanlardan biri hatta birincisidir ya takılırsınız ama ben ona takılmadım. Ben niye takıldım biliyor musun? Cahiliye geleneklerinin kıskançlıktaki bir toplumu 15 yıl gibi cümlesine takıldım. 15 yıl mı? İslamiyet 23 yılda geldi. 15 yıl nereden çıktı? Şunu sorsana. Bu 15 rakamını nereden bulmuş? Yani çıkartırsan Sinan Meydanı ya da biri çıkartırsa lütfen. Yani Sinan Meydanı değil ki. de 15 rakamını nereden buldun? Ben de bu 15 rakamını neye göre hesaplamış olabilir? İslam oturduk. İlk ayetin indiği tarihle işte hicret arası 12 yıl. Hicretle Muhammed'in öldüğü tarih arası 11 yıl. Ulan dedim ki hani ilk ayet indikten 3 sene sonra filan işte Kur'an tebliğ olmaya başlamış. Yani açık açık tebliğ olmaya yuvarlak başlamış. Yuvarlak bir şey. Ve Sayı Ve çıkarttım mı acaba? 20 yıl. Yine 20 yıl. 20 yıl. Ya yani yuvarlattı. Yani yuvarlak. 15 yuvarlak bir rakam değil zaten de. 15'e neyi yuvarladı? 15 yani gibi yapmış herhalde. 15'in anlamı ne biliyor musun? Sübliminal mesaj var burada. Mustafa Kemal Atatürk'ün devrim süresi kaçtı? 15 kaç? Temmuz. O, onu <laughs> bir de şey yazmış. Efe tebrik ediyorum. Ben mesleği sana bırakacağım. Bir de şey Efe, yazmış. Ama... 1923 hepsi 1923 hepsini toplam 15 yıl yapıyor yazmış. <laughs> da kim bulmuş demiş ona Berkay tebrik ederim. 15 yıl Türk devrim tarihinin zamanıdır. İki şekilde 15 yıl hesaplarsın. Bir devrimler hesaplarken 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırılmasıyla 1937 layıklığın gelmesi 15 yıldır ya da 1923'te Mustafa Kemal Cumhuriyetin ilanı ve Mustafa Kemal Türkiye Cumhurbaşkanı olmasıyla 1938 öldüğü tarih arası 15 yıldır. Sübnimler mesaj verir. 15 yıl direkt. İlkokul mezunu bir çocuğa gitti De ki İslamiyet kaç yılda e, tamamlanmıştır diye sor 23 yıl. 1610 yılında nübüvvet inmiş yani o kayeti gelmiş. 632 yılında da ya da 633 yılında da bazılarına göre ya da 609 yıl olabiliyor. Yani maksimum aralık 23 yıldır. En iyi tahminle 22 yıl derler. 15 yıllardan çıktı. Yok öyle bir şey. Yani Sinan Meydan'a bu soruyu sor. Cevap verirse programı kapat. Hadi bakın güle güle. <laughs> Sinan Bey siz bu işi biliyorsunuz diyebilirsiniz. Yok böyle bir şey. 15 yıl. Sübdümlen mesaj veriyor adam ya. Yani 15 yıl. Türk devrim tarihinin 15 yılı almış adam götürmüş İslam tarihine koymuş. Hani matbaa atasın filan diye baktım. 6. baskıda da 15 yıl yazıyor. 15 <laughs> bir kişi de şunu sor. Ya bir kişi de bu arama şunu sormamış. Ya bu 15 rakamı nereden buldun arkadaş? Yani neyi çıkart? Nereden? Hangi tarihte? Hangi tarihte çıkarttın da 15 rakamını buldun? Ben bir tane 15 rakamı buldum. 25 yaşında Mustafa şey Muhammed Hatice ile evleniyor. 40 yaşında İstanbul'a geçiyor. Onun da İstanbul'la bir alakası yok. O, bir tek o var yani. Yani 15 olabilecek iki tarih aralığı bir tek o var. O da İstanbul İstanbul öncesi. Yani. 15'ten mucize bulduk yalnız şu an farkında mısın abi? Bak Atatürk <laughs> a, e, 19 vardı ya. Bu da Atatürk'ün hayatındaki, hayatındaki 15'ler. 1-9-2-3 birleştirince 15 oluyor. 1923-1938 <laughs> arası 15. Sen bir tane daha bulmuştun galiba 15'i. 1922 evet. 1937 arası 15. Neyse. Bu arkadaş diyor Onu ki. Onu biz parselleyelim 15 mucizesi diye. Onun kitabında biz çıkartalım. <laughs> Sinan Bey'den buldu. <laughs> 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 Abi arkadaş diyor ki. E, 1937 yılında Temmuz ayı, Ağustos ayında Mustafa Kemal demiş ki kardeşim Filistin'e el sürülemez. Bunu nerede demiş? Meclise demiş. Daha sonra bu Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde yayınlanmış. Eee? Daha sonra da Hindistan'da Bombay Chronicle gazetesi bunu yayınlamış. Tarih, verdiği tarihler tam bir rezalet. Çünkü belgenin tarihiyle uymuyor. Ee, onun verdiği tarihlere bakarsak Mustafa Kemal Atatürk konuşmadan önce Hindistan'da gazetede yazı çıkıyor. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk mecliste bunu konuşuyor. Daha sonra da Hindistan şey, e, Hakimiyeti Milliyet gazetesinde çıkıyor. Konunun aslı şu. Hindistan'da Bombay Chronicle diye bir gazete Temmuz, 28 Temmuz galiba şimdi. 28 Temmuz 1937 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisten Hindistan, şey Filistin'e el sürülemez diye yazdığını ve bunun da hakimiyeti milliyete yayınlandığını söylüyor. Hindistan'da bir gazete böyle bir yalan atıyor. Yok böyle bir şey. Türk, e, Türkiye'deki yetkililer de bunu görüyorlar o gazeteyi alıp Türkçe tercümesini yapıp başbakanlığa iletiyorlar. Niye bunu üstüne basarak söylüyorum? Sinan Bey'den diyor ki belge Cumhurbaşkanlığı iletilmiştir diyor. Belgenin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti baş diye yazıyor. Yani başbakanlığa diye yazıyor. Belgede başbakanlığa yazıyor. Şükrü Kaya İçişleri Bakanı belgeyi göndermiş. Demiş ki kardeşim bak Hindistan'a böyle bir gazetede böyle bir yalan haber çıktı. Gerçi o yalan haber dememiş de. Böyle Hindistan'a böyle bir gazete haber çıktı demiş. Tamam, i̇şte size ekli Türkçesini sunuyorum. Yani haberi sunmuşlar. Bunların sanki Mustafa Kemal gerçekten öyle bir şey söylemiş gibi hiçbir meclis tutanına bakmadan, hiçbir tarih şeyi yapmadan, hiçbir inceleme yapmadan Sinan Bey'den bu kitabını yazmış. Filistin'e sürülemez diye. Her yani dedim ki birincisi Hakimiyeti Milliye'de yayınlandığını söylüyor. E Hakimiyeti Milliye 1934'ten belli yok. Adı Ulus Adımız Anlımızdır olmuş. Ulus Adımız Anlımızdır gazetesine gittim. Tek tek buldum. Tek tek araştırdım. Ulan nerede bu söylenmişti? <laughs> yok. Gazetenin hangi sayısında yazılmış? Bilinmiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılındaki tek meclis konuşması var. Tek. O da 1 Kasım 1937'deki konuşması. Az önce okudum. Bizim parti programımız Gökten İndistan'dan kitaptan dokmayı bir, bir tutulmamalı dediği konuşma var ya. O konuşma. Filistin Filistin yok. Kim öyle bir şey söylüyor? Yani Belge Belge iki sayfa bu arada Şükrü Kaya'nın üst yazısını Yayınlasa bu kitabında Millet diyecek ya bu o değil ki Bu yalan haber Yayınlamıyor Niye? E, Müslüman Atatürk e, fikri Sinan Meydan'ın ortaya attığı test Çürür Sonra da çıkıyorlar bu adam Atatürk hakkında En iyi tarihçi diyorlar sen de yiyorsun yani ben de bunu gidip Sinan Meydan'a söyleyince beni Facebook'tan engelledi. En uygun tarihçi diyelim. Ha? En uygun tarihçi. Heh, en uygun tarihçi. En iyi değil. Atatürk hakkında en uygun tarihçi. Kime göre? Halk TV'ye göre. olabilir. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemeyi unuttum. İlk başta hani neden bu konuyla ilgili konuştuğumuzu anlatmıştım da şunu da söylemeyi unuttum aslında. Ben kendim dinden çıktıktan sonra Atatürk'ün de dini görüşlerin bu şekilde olduğunu fark ettikten sonra o zaman bir de açılım dönemi vardı ve o dönemde şunu fark ettim. Bazı arkadaşlar diyelim bizim mahalledeki bazı arkadaşlar insanları net bir şekilde Atatürk'ten soğutmaya çalışıyorlardı. Ve kesinlikle Atatürk ve dini karşı karşıya getireceklerdi o dönemde. İnsanlar ya dini ya Atatürk'ü seçmek zorunda kalacaklardı. Neden? İşte bu söylediğin yani biz şu anda gizleniyor tabii. Şu anda söylenilmiyor da. O dönemde yani insanları Atatürk'ten soğutma döneminde bunlar yavaş yavaş zaten ortaya çıkıyordu. Ve dini dini inancınız olduğunu düşünün ve dini inancınıza ters gelen bu sözlerin birisinden duyun. Ona bir tepki gösterirsiniz ya da ona karşı bir soğukluk olur. O yüzden ben de bunu fark ettiğim için biraz da e, din hakkında konuşmaya başladım açık açık yani bana diyorlar sen niye din hakkında konuşuyorsun sebeplerinden biri buydu yani e, Atatürk'ün dini görüşü hakkında konuşmamızın sebeplerinden biri de bu yani yarın bir gün bu tekrar da olabilir tabii o dönem geçti şimdi e, şu anda biliyorsunuz herkes Atatürk'ü kapışıyor şu an biliyorsunuz herkes yok Atatürk bizden de hayır Atatürk bizden de Atatürk sağ olsaydı bize oy verdi herkes bunun şeyinde kavgasında şu anda o neden Atatürkçülerin çoğunluk olduğunu biliyorlar. Atatürkçülerin çoğunluk olduğu bildikleri için de herkes bu sefer Atatürkçülere yamanmaya çalışıyor bizim mahalledeki herkes. Atatürkçüleri kendi yanlarına çekmeye çalışıyor. O yüzden şu anda tekrardan Atatürkçüler iyi oldu. Ama yarın bir gün tekrardan Atatürk bu halka düşman ettirilmeye çalışabilir bazı insanlar tarafından ve bunun da en en etkili yanı dindir. O yüzden arkadaşlar bunları önceden bilmemiz önemli din konusunda bilinçli olmamız önemli. Atatürk'ün dini görüşleri konusunda bilinçli olmamız önemli. Senin başka eklemek istediğin var mı abi? İki tane soru var chatten. Birincisi Atatürk'le ilgili söylenen bir söz işte e, Van Close White sormuş. Hayır öyle bir sözünün olduğunu hiç duymadım. Onu söyleyeyim. İkincisi bana ulaş, ulaşamayınca Discord'dan yazmış arkadaş. E, McCarthy'nin Yunanlar 1919-1922 yılları arasında 640 bin Türk öldürdüğü iddiası doğru mu? Hiç sanmıyorum öyle bir iddian doğru olacağını. Ben o soruları gördüm de senin sözünü kesmemek için e, söylemedim. Ee, Sen tabii ki istediğin Aha. cevaplayabilirsin. Olsa sıkıntı değil yani. Hı. 640 bin iddiasının doğru olduğunu zannetmiyorum. Ya yani bu bir belgeye vesaire tanınıyor mu? 640 bin çok büyük bir rakam. Ee, ancak Yunanların 48 saatte yaklaşık 2000'den fazla Türkü öldürdüğünü biliyoruz bunu daha sonra Amerikalı genel vardı oraya gelen. Şimdi adını unuttum yine. Benim bu isim unutma sorunum var ya. Ee, o yüzden şey yaptım. Bir de sonra bak Doruk Bölükbaş. Ahmet abinin uzmanlığı ne? Benim uzmanlığım Atatürk ve din. <laughs> Asıl konusunda bu. Çünkü Atatürk ve din konu. O gün birisi sordu. Abi Uçakta Atatürk ve din görüşü. abi. Uzmanlığı. <laughs> abi Atatürk ve din konusunda sence Türkiye'nin en iyi kişisi azindesin mi diye sordu. Vallahi bu konuda mütevazı yapamayacağım. En ikisi benim. <laughs> Dedim. <laughs> Çünkü bu konuyu tarafsız inceleyebilen, tarafsız bakabilen, yani Mustafa Kemal olduğu gibi kabul edebilen kişi neredeyse az yani yok bir elin parmakları kadar bile değil. Dedim ya adam Müslüman diye. Müslüman ya yani adam ya, tamam Atatürk ile Allah arasında kitap yazıyorsun. Tamam ya hepsini yaz işte. Müslüman din adamlarından bahsedip kutbu bahsetmemek nedir? Belgenin ikinci sayfasını alıp birinci sayfasını basmamak nedir? Muhammed 15 yılda işte efendim bir şey yayınladı demek dedik Ya 15 yıl nereden buldun sen 15 yılda? 15 rakamı. Efendim 19 Hakimiyeti Milliye gazetesi'ne inanmış Gidip Hakimiyeti Milliye Gazetesi'ne bile bakmamış. Bırak Hakimiyeti Milliye bakmayı. Bak bakmayı. Şey olarak verdiği ee, kaynak olarak verdiği devlet arşivlerindeki belgeyi gidip almamış bile. Alsa orada yazıyor işte baş nameyi yazıyor. Cumhurbaşkanlığına göndermemiş. Başbakanlığa göndermiş. Belgenin üzerine koskoca Başbakanlığa diye yazıyor ya. Burada yazıyor efendim Mustafa Kemal Türk şey e, İçişleri Bakanı Atatürk'e göndermiştir diyor Cumhurbaşkanı. Hem de yani Başbakanlığa İsmet Paşa'ya göndermişler. Yani o süreçte, yazılan süreçte. Yani bunların hiçbirine bakmadan kitap yazmış. Yani tarafsız bir Mustafa Kemal Türk ve din kitabı yazan insan sayısı neredeyse yok gelecek kadar az. O yüzden bu konuda iyi olduğumu düşünüyorum. Neden? Çünkü tarafsız bakabilmeyi başarabilir her şeyden önce. Benim için önemli değil. Bak Müslüman din adamları kurtuluş savaşında Evet savaşmış. Benim dinim en iyi din. Evet demiş. Müslüman Müslümanmış. Adam. Evet Müslümanmış. Bir problem yok. Ateist olduğunu bak ne diyorum. Ateist olduğunu ispatlayamam diyorum. Eğer o belgeleri kaynakları ispatlayamazsam diyorum. Ben ateistim. Ben deist değilim. Ben ateistim. Yani kendi ateistim diye Mustafa Kemal ateist gösterme çalışsın. Al işte al sana kaynak. Bir sözlük sinan kendi kitabını yazmış yani. Yani be, evet. Atatürk Müslümandır diye adam yazmış kendi kitabını. Alıp onu kullanamaz mıyım? Ben kullanırım yani. Bir problem değil. Ama o, o, o ile ortaya çıkıp Atatürk Müslümandır, ateist diyemem. Sadece yazarım. Yani bu böyle bir şey var, böyle bir iddia var. Ama bununla ortaya çıkıp Atatürk ateist ama Çarşı raporu resmi bir rapor olduğu için ve orada açık açık alenen söylendiği için ve o rapor hemen görüşmeden sonra alınıp Amerika'ya gizli olarak gönderildiğini bildiğimiz için ve 2008 yılında Amerikalılar tarafından açıklandığını bildiğimiz için o rapordan çıkan Mustafa Kemal deist olduğunu ispatlamak için bir şey gerek yok. Zaten Atatürk'ün kendi şeyinde yapsız yaptığı bu kitaplarda yani tarih kitabı, Türk tarihin kitabı, buradaki işte tarih iki kitabı, işte medeni bilgiler kitabında hırkasıdır diye bir palasparenin ilafet alameti işte Arapların dini demesi, Arap'ın dini demek kendisinin Türk olarak ne mutlu Türk'üm diyene diyen adam İslam için Arap'ın dini diyor. Demek ki adam İslam'ı kendinden kabul etmiyor kardeşim. Bu kadar basit yani. 2 kere 2 4 diye kadar Mustafa Kemal'in kendi elyasından bulabiliyorum deist olduğunu. Çarşıların raporuna bile ihtiyacım yok aslında bunu bulmak için. Çarşıların raporu sadece orada deist olduğunu açık açık gösterdiği için ama burada Arap'ın dini diyen adam ne mutlu Türk'üm diyen, diyen bir adam. Arab'ın dini diyorsa o dini kendi ırkının dini olarak kendi dini olarak kabul etmiyor demektir. Her şeyden önce milliyetçilik vasfıyla kabul etmiyor. Bırak doğruluğunu vesairesini. Şu an Bilmez zaten mesela. herhangi birse e, İslam Arab'ın dinidir dese linç yer yani aynen yani. Sen İslam, ne biçim Müslümansın der. Diyor. Aynen. yani, yani Müslüman, olan biri, bir biri adam... Müslüman olan birisi zaten bunu demez ki. Arabın dini Tabii. İslam demez ki yani. Müslüman'a göre Arabın ya da Türk'ün ya da Kürt'ün dini yoktur. Ümmetin dini vardır. Ümmettir evet. Müslümanlıkta. Evet. Ümmetin dinidir İslam. Ama ümmetin Arap'ın Arabın dini diyen bir adam ya da İslam'a inanmıyor. E adam Hristiyan da değil zaten. Yahudi olmadığını zaten biliyoruz. Bu arada en, en, büyük saçmalıklardan bir tanesi, saçma iddialardan bir tanesi dindar olmayan kişiler e, milliyetçi olamaz. Dünyanın en büyük saç, en saçma laflarından bir tanesi. Bize diyorlar ya sen ne biçim <laughs> milliyetçisin dindar, dindar tamam, olmayan tersi. kişi. Biz Murat Özbilbil hocamla Uçaktaki Ateist kanalında bununla ilgili hatta Geek TV'de de yayınlar yaptık. Uçaktaki Ateist kanalında bununla ilgili yayınlar yaptık. Ve yapmaya da devam edeceğiz zaten. Tam tersi. Evet. Dini olan, adamın, dini olan adamın, dini olan adamın milliyeti olmaz. Ya yani dinine de İslam göre değişir. Dini. Dini. Evet, ya Yahud Yahudi ise, ya evet. Yahudi ise, Yahudi ise olur. Evet. Hatta Hristiyansa bile bile bir şey diyemeyeceğim. Hani ona tarafsız kalayım diyeyim. Ama Müslüman bir adamın dini, şey milleti olmaz. Bak, Kürt tarihini araştırıyorum. Kürtleri bulmaktan ziyade Şafilere bakmaya çalışıyorum. Niye? Çünkü Müslümanın ırkı olmayacağı için o adam orada Kürt diye nitelendirmemiştir bu herif. Şafi diye nitelendirmiş birini bulabilirsem Mesela milattan sonra 900 yılında Şafilerin olduğu böyle Bizans kaynaklarında ya da işte Arap kaynaklarına Şafi olabilecek bir topluluk bulursam ha işte bunları Kürt olma ihtimali yüksek diyebilirim. Ama Kürt bulamazsın o dönemde. Çünkü niye adam Müslümanı Türk Kürt diye ayırmıyor zaten? Ümmeti Müslüman. Tamam bitti. Yani Müslüman ümmeti. Bitti bu kadar. Ha ne ara bunların şey yapabiliyor? Ee, kötülerken. Özellikle şovanist bir Arap milliyetçiliği yaptığı zaman bunu yapabiliyor. Mesela benim kendi kanalımda yakında yayınlanacak Arapların Türk düşmanlığı diye bir e, işte, işte videom yayınlanacak. Orada Arapların Türklerden nasıl nefret ettiğini. Önce Türk'ü nasıl hayvan yerine koymuş. Yeciş hayvan meymiş. ya bildiğin. Ya yeci... Tabii canım pençesi olan bak el yerine pençe taşıyan çiğ balık çiğ et yiyen işte ortalıkta çiftleşen hayvan yerine koymuş. Önce demiş ki bak bu Türk var ya bu Türk. Hem de diyenlerden birisi kim? Ali. Dördüncü halife Ali. Biz Bugün de Ali, hayvan Aleviler... ama. <laughs> ha, bugün Aleviler, Aleviler Ali 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 diyorlar ya işte ya Ali ya Allah ya Muhammed ya Ali 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 diyor ya, Aleviler. Ali dedikleri adam bir kaynağa göre e, kendini hayvan yerine koymuş. Ondan sonra e, 4 halife döneminden sonra daha da bu iş artıyor. Yecüc müçulayı işte ya bunlar hayvanlar. Bence bunlar orada şeydir. hakaret anlamında değil de korkmuş. <laughs> hani yırtıcı hayvan gibi görmüş de korkmuş bence. E tabi zaten şimdi amaç da o. Aşağılamak şimdi, için değil de hani ko adamı, korkunç tabii, göstermek tabii, için. Tabii. Sen şimdi adamın, ben sen şimdi alacaksın askerin Arap ordusunu Türk diyarlarına gönderip yağmalatacaksın. Bu adamı Yok neyle tetikleyebilirsin? Şey. Bu adamı neyle tetikleyebilirsin? Bir, onu değersizleştirirsin. Hayvan yerine koyarsın. Bu bir propaganda. Bir de korkuyu ekledin mi o adam orada korku için herkes öldürür. Sonra diyorlar ki Araplar girdi kadın çoluk çocuk oluyor. Adam onu kadın çoluk çocuk olarak görmüyor. Hayvan olarak görüyor. Nazilerle Yahudiler gibi işte. Aynen hayvan olarak görüyor. Bak Ermeni olaylarında aynısını söyledim. Hadi burada konu, konusu açılır Aynısını söyleyeyim. Bütün soykırımlarda propaganda yapılmıştır. Yahudi soykırımında propaganda yapılmış. Ruanda soykırımında propaganda yapmış. Arapların Türk soykırımında propaganda yapmış. Osmanlı'nın Alevi soykırımında propaganda yapılmış. Bütün soykırımlara bakın. Kızıl soykırımında propaganda yapılmış. Bütün soykırımlarda bir propaganda var. Propaganda olmadan soykırım yapamıyorsun. Propaganda olmadan çıkartmak o da. <laughs> Halka, millete ya da orduna. Yani o kişiyi elini kana kimin elini kana bulayacaksan Millet de olabilir bu, ordu olabilir. O kişiye karşısındakini insanlıktan çıkartıp onu bir yamyam, onu bir düşman, onu bir hayvan, onu değersiz bir eşya, onu bir yağmacı. Hristiyanlar da Vikinglere karşı yaparlardı bunu. Ya, ya işte Hı. örnek vereyim Yunanların, Romalıların barbar kavramı aynı evet. şeydir. Kartacıllara katletmek için barbar demişlerdir. İspanyollar As Aztekler olurken onların barbar insanlık dışı şey olduklarını dair propaganda yapmışlardır. Bütün soykırma bir propaganda vardır. Hangisinde yoktur? Ermeni dedikleri mi? Ermeni <laughs> olaylarında propaganda yok bir tane propaganda göremedim. Türk basını tarafından, Türk halkına alıp mesela örnek vermiştim. Kurtuluş Savaşı'nı yaptık. Sen de bu tarihleri bilirsin. Az buçuk duymuşsundur. Kurtuluş Savaşı'nı yaptık. Hilafet ordusu, Yunanlılar, İngilizler uçaklarla bütün Anadolu'ya Yunan ordusu halifenin ordusudur. Evet. Halifenin ordusunun karşısında durursanız hilafete, İslam'a aykırı karşı gelmiş olursunuz. Propagandası yapıldı. Peki Ermeni olaylarında uçaklarla hangi şeyler dağıtıldı ya da dağıtıldı? Yok. Yok öyle bir şey. Yani böyle bir şey yapmak için uçaklarla bu Ermeniler sizi katledecekler. Bu Ermeniler işte vahşi hayvanlar gibi. Bu Ermeniler işte laf dinde anlamaz. Bunlar zaten gavur, pislik insanlardır. Bunların hiçbir değeri yoktur diye. Tek bir propaganda yapılmamış. Bırak propaganda yapmayı. Ben devlet arşivlerinden çıkarttım. Ya Ermenilerin Ermenilere hastane kuracaklar. Hastane kurulmasına karşı çıkan müdür hakkında işlem yapmışlar. Yani Ermeni hastane kurmak ne demek biliyorsun? Onu insan yerine koymak demek. Arapların bakıyorsun Türk o diyarlarına girmişler efendim. E, Yezid bin Muhammed'di galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Arap bari Yezid bin Muhammed ya da yanlış hatırlıyor olabilir ama adının Yezid olduğunu biliyorum. Yezid e, Arap Polosan valisi Yezid girmiş, Türkleri esir almış, bak öldürmüş, geri kalanları esir almış. Esirleri götürürken hava soğuduğu için adamın üstündeki kıyafetleri çıkartıp Araplara giydirmiş esirlerin büyük bir çoğunluğu yolda ölmüşler. Bırak hastane yapmayı. Adam üstteki kıyafeti bile almış. E, Osmanlı bir bakıyorsun abi 9 milyar TL para harcamışlar bu ıı, teşhir ve iskan için. Hani nerede propaganda? O yüzden Ermeni olaylarının soykırım olabilmesi soykırımın yapısına aykırı. Hiçbir soykırım yapısına uymayan bir durum var. Hastane yapılan soykırım olmaz. Siz Yahudiler için yapılmış bir getto hastanesi biliyor musunuz? kapalı için kasutları yaptılar işte. Ya ölür, sen ölürsün kardeşim. Kimse seni gidip tedavi etmez. Ha, Yahudiler için bir hastane vardı. Diş hastanesi. Altın dişlerini çıkartmak için kullandılar. <laughs> ben onu atlamayayım. Sonra demesinler ki hastane <laughs> yoktu diye. bu, yani soykırımların tamamında propaganda vardır. Ermeni olayları soykırımı değildir. Çünkü propagandası yok. Sen bir halka komşusunu komşusu Ermeni komşusu ya sen bir halka komşusunu propaganda olmadan kestiremez. Çok zor. İkisi kesse, beşi itiraz eder, o benim komşum der. Yani bir de Türk milletini yaptıracaksın bunu. Oo, bizden ne adamlar çıkar, ne adamlar çıkar. Yani. Bu e, Atatürk'ü Müslüman olarak göstermeye çalışan, hatta Müslüman değil de deyince hakaret kabul eden e, kişilerden birisi, chat şimdi söylemiş, Hulki Cevizoğlu. Aynen, e, az önce çok... söyledim. İlginç bir şey yazmışlar. Ee ne ayla ilgili bir paylaşım mı yapmış? Ayla ilgili bir paylaşım mı yapmış Ulge Çevizoğlu. Yeni. Ne ile ilgili? Ayla ilgili. Ayın Ay. karanlık yüzüyle ile ilgili, ayla ilgili. Kesin pudra şekeri kul <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir bilimsel video yapmış ayla ilgili ünlem işareti yazmışlar. <laughs> ne yapmış acaba? Şey. Bak bak biri şimdi yazdı Alperen doğru 6-7 Eylül Ermeni değil o Rum bu arada 6-7 Eylül Rum katliamları en baskınlar orada bile propaganda var. Aynen 6-7 Eylül olaylarında İstanbul'daki halka İstanbul'daki Rumları yağmalatmak ve onları kovmak için ne propagandası yapıldı? E, Sivas Selanik'te, Selanik'te Atatürk efendim Atatürk evine bomba koymuş ha Sivas katliamı Cuma evet. namazlarında propaganda yapıldı. Adamlar çıktılar. Ya işte Müslüman maalesef salyangoz atıyor musun diye gazete haber manşetleri çıktı. TGT Aziz Nesin'in yayınları yapıldı. Yok işte efendim Aziz ee, Sivas'a mezar olacak. Falan. E, yani bak bir kitleyi başka bir kitlenin üzerine sürebilmek için. Ya Ebu Suud Efendi ya Alevi'nin yemeği yemez. Bunlar mum söndü yapıyorlar diye yıllarca kattık katletmediler mi? Yıllarca bu ülkede Sünni ee, din adamları Alevler hakkında ipe sapa gelmez e, saçmalıklarla bu ülke millete propaganda yapmadılar mı? Alevi'den kız alınmaz, Alevi'ye kız verilmez, Alevi'nin kestiği et denilmez, işte bastığı yere basılmaz, bilmem ne olmaz diye. Ama bak propaganda böyle bak Osmanlı'nın yaptığı asla Osmanlı alevleri yaptığı soykırım propagandası da var. Şey var de biliyorsun. Yok. Gelin hanım bunlar daha iyi günleriniz daha neler göreceksiniz siz. ne Bir öyle propaganda var. Gelin Hanım bunlar daha iyi günleriniz bunları daha neler göreceksiniz halk size gösterecek. <laughs> bir de şey var mesela Ermeniler konusunda. Adam 1914 yılında pardon daha öncesinde 1914'te çıkıyor. Daha öncesinde efendim Ermeniler ise diye milletvekili olmuş. Ya yani nasıl bir propaganda hiç e, Nazi e, meclisinde e, milletvekili olmuş Yahudi var, gördün mü hiç? Osmanlı'da, Osmanlı'da devlet yani. adamı olmuş. Devlet adamı olmuş. Osmanlı devlet adamı olmuş. Alevi gördün mü? Ebu Suud'ların zamanında? Yok. Yok. Yani propaganda bu arkadaşlar. Bu. Propaganda bu. Ben propaganda olmadan da devlet arşivinde birçok kişi Osmanlısa savunduğum için de söylemiyorum. Bu abi. Soykırımların yapısı budur. Propagandayı yaparsın. Halkı kışkırt. Ha, burada Propagandanın süresi ya bir cuma namazı bile olabilir Sivas'taki olaylar gibi ya da Ruanda'daki gibi 9 aylık bir radyo yayını da olabilir. Ya da Adolf Hitler'in yaptığı gibi 6-7 senelik bir e, Almanya'daki e, propaganda, Ge propaganda sistemi yani. de olabilir. Ha. Ya da kızı delilere yüzlerce yıl yapılan propaganda ya da alevlere yüzlerce yıl yapılan propaganda olabilir. Bu kullandığın araçlara, yaptığın hükmettin. yani propaganda yapmak istediğin halkın kitlenin büyüklüğüne ona erişebilene ve iletişim oranlarına göre değişiyor. Yani bunu bir tez olarak sunmam lazım benim ya yani oturup soykırım tezi diye sunmam lazım benim. Çünkü kimisi 9 ay kimisi bir gün kimisi bak mesela 5000 kişi toplayacaksan bir cuma namazı yetiyor anladın? Ama mesela örnek verelim Ruanda'daki gibi e, Hutuları, Tutsileri öldüreceksen 9 aylık radyo programı propagandası yapmışlar. Efendim bu tüccüler yamyamdır. Bunlar fırsat bulsa sizi yerler. Bunlar insan değildir. Bunlar hayvan gibidir diye yapmışlar. Mesela Araplar yüz, yaklaşık bir 100 yıl kadar Türkleri hayvan yerine koymuşlar. Sonra ne yapmışlar biliyor musun? Türkleri hayvan yerine koyduktan sonra. Türkler Müslüman olup gelmeye başlamışlar ya. Bunlar hayvan gibidir. Ganimetten başka bir halt anlamaz demişler. Lan adamı hayvan yerine sen koydun zaten. <gülüyor> 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 adamın toprağına giriyorsun. Adamın ganimetini alıyorsun. Adamın toprağını yağ mı alıyorsun? Sonra ki bu Türkler ganimetten başka bir şey anlamaz. E sen niye girdin o zaman Türk topraklarına? Sanki kendisi Türk topraklarına başka bir şey için girdi. Ganimet aldın. Bir tane Arap, bir Arap askerine düşen ganimet miktarı 2400 dirhemmiş. 2400 dirhem. Bir e, savaşta. 2400 dirhem bugünün büyük bir şirketinin bir yıllık carisine eşit. Yani o 2400 Çok dirhemi iyi. alan asker eğer geri dönmeyi başardıysa ömrünün sonuna kadar yaşar. İşte bir de ticaret yaşar ticaret kervanları falan kurarsa torun da yaşar. Yani ondan verip 3 5 tane deve alıp bir ticaret kervanı, bir sermaye yatırıp ticaret kervanı yapsın. Böyle bir muhafız falan alsın. Torunu da yaşar. Torunun torunu bile yaşar. Anlatabildim mi? iyi para. Neyse güzel. <laughs> arkadaşların, <laughs> arkadaşların söylediği Hulki Cevizoğlu şey <laughs> paylaşımına baktım. Gördüm sana dur. Canlı yayında atayım sana da. Sen de bir bak. Bak Hulki Cevizoğlu Hulki Cevizoğlu dedi ki kardeşim Mustafa Kemal Atatürk'ün dedi dinle dedi Ayşe Hüre. Amerikalılardan mı öğreneceğiz dedi. ceviz Ülkü söyledi zaten. Ya Amerikalılardan ya da İngilizlerden ya da Fransızlardan ne fark eder kardeş? Türklerden öğrenemiyorsun işte. Yani Atatürk'ü kendisinden de öğrensen kabul etmiyorsun ki ya işte yani bundan mı öğreneceksin? Türk Tarih Kurumu'ndan mı öğreneceksin? Mustafa Kemal Atatürk'ün dini inancını 1988 yılında bu kitabı basan Türk Tarih Kurumu'ndan mı öğreneceksin? Sansürleyen, Atatürk'ün görüşlerini yazdıklarını sansürleyen Türk Tarih Kurumu'ndan öğrenecek halin yok herhalde. Adam burada yazıyor Arap'ın dini diye yazıyor, O oraya çeviriyor İslam dini. Al. Abi, Türkler bu... Arapların dinini kabul etmeden de evvel büyük bir millet idi. Al. 364. <laughs> sayfa az kendi yasası. Öbür taraf yazıyor İslam dinidir diye. Attım, yani attığım video, önce... <laughs> attığım videoyu gördün mü abi? <laughs> ee, nereye gönderdin? WhatsApp'tan abi. Ha, gelmedi bana. Kanada ha, belki... Rusya arasındaki bir Evet iletilmemiş evet. Kanada Rusya arasındaki kutup bölgesine Dün çekilmiş ve yılda bir defa olmuş Ve 30 saniye sürermiş diye paylaşıyor Müthiş diyor Şey böyle Ay böyle bütün şeyi kaplıyor abi <laughs> Nasıl bu kadar yakın olabilir ay Dünya Ay dünyadan 30 şey 30 dünya çapı kadar uzakta yani En yakın olduğu zamanda bile Nasıl o kadar yakın olabilir abi çok iyi. <laughs> Aşağıya da bayağı bir dalga geçmişler. Photoshop yapmışlar. Şimdi çok ilginç bir şeyini hatırlıyorum ben Hulgu Cevizoğlu'nun. E şimdi şeyde e infosunda. <laughs> Bunun gerçek olduğuna inanıyormuş. Evet evet paylaşmış. Birisi böyle bir video yapmış da bu gerçek sanıp müthiş A abi, bir görüntü falan demiş. de hesaplayamamış? Böyle bir şey geçmiş olsa dünyanın etrafında. Her işin ilginç yanı şu. Infosunda amatör astronom yazıyor kendisine. Astronomiyle ilgileniyor, amatör astronom yazıyor. yazıyor? Galaksi geçmek şey yapmış olmasın? Bilmiyorum abi. Bir program vardı ben şeyi hatırlıyorum. Ee, orada birisi e, güneş sistemi dışında gezegen bulduk falan diyor bir bilim adamı. E, tabii tamam. Türkler ilk defa bulmuş. Yani dünyada herkes zaten bu senelerdir bulmuş da Türkler ilk defa bulmuş acayip şaşırıyor böyle. Ne işte bu bilimsel bir şey olmalı diyor. Buluş olmalı diyor. İlk defa bulundu falan diyor böyle. <laughs> Ona da gülüyordum ben abi. Ne oldu ben de bilmiyorum. İnsanları trollüyor mu? Abi, çok, çok yani, değişik şeyler oldu. Belki yaşlılıktan da kaynaklanıyor olabilir. Olabilir. Belki belki de fark işte Photoshop olduğunu. Ee, bir şey söyleyip Ay bu kadar yaklaşıyor olsa <laughs> gel gitten dünyadaki su düzeni buldu Şu an hepimiz ölmüştük. <laughs> Biz havalanırız zaten. <laughs> ya, şu an her tarafı su basmıştı zaten. Biz hepimiz ölmüştük yani. <laughs> Sen İzmir'de yaşıyorsun bile de, değil mi? Evet. İzmir İzmir gitmişti abi. Ne İzmir? Tsunami. İzmir, İstanbul falan yok. Yani Sivas'a deniz gelmişti yani. <laughs> Neyse arkadaşlar. İlginç. Böyle de... Güzel, Güzel bir yayındı. Dedik. Evet. Bir ara dedik sonunda belki dernekten bahsederiz falan dedik ama artık saat bir buçuk olmuş ikiye geliyor. Ayrıyeten yani. <laughs> bence ayrıyeten yapmamız daha mantıklı olur. Aynen olur. Ee, o arkadaşlar artık o şeyleri araları kesersiniz admin arkadaşlar. Ee, teknik arızaların teknik sıkıntıların olduğu yerleri kesersiniz. Onu zaten yazarım ben size. Hı hı. Bir de şey diyecektim sana. Sen bana demiştin ya filmlerle ilgili yayın yapalım. Evet. Ha, onu Şeyle yapalım. ilgili ya, konuşuyorsun ya. ya. Türk yapımları neden kötü? Ben biraz neden berbat? <laughs> kötü değil, kötü çok hafif kalıyor berbat ya. Şimdi sen zaten seyirci olarak yanlış anlamadıysam, yani işin tam içinde misin bilmiyorum da seyirci olarak sen yorumlamışsın. Biraz da ben e, işin de içindeyim, yani hem dizilerin içinde setlerde sürekli bulunmuş arkadaşlarım var, hem de e, kendim de iyi bir film çekmeye çalıştığım için neden önce neden iyi film çekemiyoruz onu anlamaya çalışıyorum. O yüzden de birçok şey buldum. O yüzden de kendim ayrı bir sektör üzerinden gitmeye başladım falan. O yüzden onunla ilgili de konuşmak istediğim çok şey var aslında. Ee, konuşuruz onda. Bir dahaki sefere onu konuşalım hatta. Ben, ben senaryo yazarlığı yapmaya çalışıyorum. Hani Mustafa Kemal Atatürk'ün derisi hakkında bir senaryo yazmıştım. Aslan'ın bitirilmesi hakkında bir senaryo yazmıştım. Ee, işte senaryoları yazarken vesaire yaparken işte senin kanalını film eleştirilerini çok dinliyorum. ...birkaç tane daha kanalda film eleştirme çok dinliyorum... ...ve film, yani film izleyicisi olarak görüyorum kendimi... Ee, ...bu dizilerin berbatlığını anlamak için... ...sektörün içinde olmak gerek yok. ...biraz kafası çalışan Tabii. adam anlıyor zaten... ...yani tarih dizileriyle ilgili yaptığım bölümde... ...yani Osman Gazi'yi IQ'da bilip... ...ormanda karete yaptırmaktadır abi... ...yani bunu, bunu eleştirmek için... ...sete gitmene gerek Hayır, yok içinde, yani... E, ...içinde olduğu zaman neden böyle olduğunu anlayabiliyorsun... ...neden uzun olmak zorunda... ...neden işte şey hani evet. bu şeydir ya yerel kanallarda bir reklam girer. Tek bir hortum reklamı yarım saat sürer falan. Neden? Çünkü az kişi seyrediyor, az para kazanıyor. Dolayısıyla çok uzun reklam olması lazım. Dolayısıyla yayının çok uzun olması lazım. Dolayısıyla sulandırılmış olması lazım. Çünkü çok uzun yayına çok para veremiyorlar. Az para verip böyle çok uzun böyle bir sürü zincirleme olarak bu noktaya geldik yani. Hani bu gerçekten geldi çok ilginç Şeydi, bir nokta. 2 saat 40 dakika bir bölüm abi. 2 saat yani şey dakika. Yes, Türk Senaristler Birliği bununla ilgili adamlar artık isyan etmişler. Ya biz 2 saatlik dizim olur filan diye. Yerli yani... dizi yersiz uzun diye. Onların Aynen. sloganları oydu. A abi ya şu... şimdi bak e ben o videoda da anlattım. İşte e Prison Break gibi, işte Walking Dead gibi, işte Breaking Bad gibi e, ee, hani hepsini çok süper müthiş diziler falan demiyorum ama abi en azından izleyici ekrana bağlayabilen, izlettirebilen diziler 40-50 dakikalık diziler. Çünkü adam 50 dakikalık dizi yazdığın zaman başka bir aksiyon alıyorsun. Başka bir şey yaptığın başka aksiyon alıyorsun. Mesela şey vardı. Punisher vardı seyrettin mi? İki sezonluk dizi diye. Biliyorum ben Punisher'ı Punisher seyretmeye başladım ilk sezon. 1 iki bölüm geçtim dedim ki bak adamlar bir taktik uygularlar dedim. Ne biliyor musun? Her bölüme bir aksiyon sahnesi. Tabi her bölüme bir aksiyon sahnesi koyarak izleyici iş şey yapmayı. Ama bunu iki saatlik dizide yaptığın zaman o aksiyon sahnesi o iki saatin içinde eğip gider. Akıncı oluyor işte o. <laughs> ne olur? aksiyon sahnesi kalmaz aklında. Ulan ne kadar çok flashbackler yaptı. Geriye döndü filan. Yani dın 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 dın. o ona baktı, o ona baktı. E senin senarist taklı. Gerçek hikayede ula, ula, uyarlanmış dizi yapıyor adam. Ulan bir bölüm iki saat, kırk bölüm çekiyorsun bir sezon için. Ulan buna gerçek hayat mı dayanır? Evet. Ne yapıyor? Dıttırı dıttan karakterler ekliyor. O karakterler içerisinde o dizinin bütün kalitesi bozuk ya. Yani anlatmak istemiyorum. Çok şey var da anlatırım şimdi. Gir, girmek de istemiyorum. Girersem çünkü çıkmam. <laughs> yani şeyler Biri... oluyor. Yani içinde neler dönüyor. Mesela bakıyorlar. Lan yine de kısa diyorlar. Yetmez. O zaman ne yapalım? Bir sahne var mesela. Bir tane kötü adam kadının elinden laptop almaya çalışıyor. Hadi senin oraya gidiş giderken ki yoldaki maceranı da çekelim diyorlar artık. <laughs> Sonra onu <laughs> ekliyorlar. ciddiyim yani. Uydurma değil mi? Aynen abi. Bizim elimizde bak bir tarihçi olarak söylüyorum. Bizim elimizde çok güzel hikayeler var. Kesinlikle. Karaca olan hikayesi var. Ha, aşk hikayesi mi anlatacaksın? Karaca olan hikayesini anlat. Bak gerçek aşk hikayesini anlatacaksan. Ee, ben mesela Yahudilerin soykırımdan kurtaran Türkleri anlatmıştım. Al bak o hikayeler. Bak o hikayeler. Amerika'da Amerikalı şeyler olsaydı var ya o ikilerde en az iki tane film, üç tane dizi yapmışlardı. Yahudileri kurtaran işte e, Türk diplomatların hikayesiyle ilgili. En az üstün. Onlar iyi bir... olamıyor biliyor musun? Bizde de aslında böyle hikayelerin üstünden film çekmeye çalışıyorlar da bizde mesela direkt bunu böyle film yapmaya çalışıyor ama yabancı filmlere baktığın zaman Hollywood mesela çok iyi yapıyor bunu. Asla aşk hikayesi yapıyor mesela tamam mı? Konu farklı, konu aşk hikayesi ama senin söylediğin dönemde geçiyor. Öyle olunca sen belgesel seyrediyor gibi olmuyorsun. Film seyrediyor gibi oluyorsun. Ama öğreniyorsun da lan diyorsun böyle de işte Yahudileri Türkler kurtarmış falan. Hani bizde evet. mesela bir desek ki birisi bunu uyarlasın ve işte şu anki piyasadaki filmcilerden biri uyarlasın. Bunu böyle olduğu gibi belgesel gibi koyar. Biraz da böyle bir de şey de yapar hani Türkler sevsin diye böyle milliyetçilik de bastıkça basar adamlar öyle yapmıyor ama tam tersi ya, abi, bir aşk hikayesi şey, koyuyor insanları böyle kırılgan yapıyor şey yapıyor daha böyle kendine e, yakın hissediyorsun insanı anlatabiliyor muyum daha abi, çok seviyorsun abi, bak 1453 diye film yaptılar gemilerin karadan yürütülmesi 30 saniye neden acaba 30 saniye ya 30 saniye 1453 İstanbul'u fethi diye film yaptığın zaman en önemli şey nedir orada gemilerin karadan yürütülmesidir değil mi? Bizans'a gelen yardım gemilerinin geçişi birkaç sahne. Sahne ya. Sahne. Bir şey yani e, yaptıkları filmin kalitesiz... Ya, National Geographic'te Ottoman Empire diye bir belgesel dizi yapıldı hatırlıyor musun? Biliyorum. Adam, adam, adamlar daha iyi yapmışlar yabancılar. Yani Türk oyuncular da oynamış da onlar daha iyi yapmışlar. Hani ...süper iyi değil tabii ki. Yani orası da berbat da. Ama en az da bizim yaptığımız... ...çünkü biz niye? Biz parayı alıyoruz abi. O, parayı aldım mı Kültür Bakanlığı'ndan? Oradan buradan teşvik falan. Artık nerede alırlar? Kesinlikle alırlarsa, var. Naylon film olayı kesinlikle var abi. O, diyorum ya içinde olunca bazı şeyleri görüyorsun yani. Ya Neyse işte, girmeyeceğim. Yani... <laughs> girmeyeceğim diyorum, giriyorum. <laughs> abi dedim ya... ...ben seyrettiysen eğer... ...tarih filmi yapacaksa ...madde bir ...Atatürk dönemini geride bırakacak o dönemi işte e, daha şaşalı gösterilecek o dönemden olmayacak tabii ki. İşte artık Osmanlı'nın kuruluş dönemi mi olur, Selçuklu'nun batış dönemi mi olur, işte ne bileyim İstanbul'un fetiş dönemi mi olur, orası da bilmiyorum. Yani hangi dönem olursa. O dönemle ilgili abi. Dizi yapacaksın, film yapacaksın, tamam mı? Ama o dönemi anlatmayacaksın. Bu dönemi anlatacaksın. Bir de o var. Yani o dönem anlatılmayacak. Bu dönem anlatılacak amaç tek amaç Mustafa Kemal'i unutturmak. İstanbul'un fetişi. İşte film sana abi. <laughs> i̇şte film sana. <laughs> hey. Bir de yazmışlar anca Ahmet Kaya filmi yapar. Şimdi Müslüm tuttu ya. <laughs> Müslüm tutunca Ahmet Kaya filmi yapmaya kalktılar. Ya bu da ilginç. Yarın öbür Zülfü Livaneli. Ondan sonra işte Cem Karaca, Barış Manço. <laughs> Böyle gider bu iş. Ya. Yani ilginç. Bir de karaca olan yapsın ya. Ne olur bir karaca olanla ilgili bir film yapsın ya. Ama adam gibi yapsın. Hiç olmazsa hiç bir Hiçbir senary senaristlere önerim var. Beceremiyorsanız yani yapamayacak bir şey. Yaşar Kemal'in kitabını okuyun. oradakine göre yapın yani. Bir de Musa Eroğlu'dan danışmanlık hizmeti alın. <laughs> Musa Eroğlu çünkü e, bu, bu, zamanın karaca olan olarak geçiyor ya. İlginç abi. Bizim film sektörümüzün içine resmen. Ben, ben, bir şey söyleyeyim. Belki şey yapacaklar. Hadi şimdi isim vermeyeyim. Birkaç tane böyle hani komedi filmi yapan şeyler var ya böyle hani ünlü ünlü biliyorsunuz onların hı hı. kim olduğunu tamam mı böyle tek kaşlı filmler yapan tek kaşlı filmler Onlara artık tek kaşlı filmler deniyor zaten. ha, tek kaşlı filmler abi işte o tek kaşlı filmleri yapanların yüzünden bir de bu dağıtımcılar var biliyorsun hani bir gezegen ismi olan dağıtımcı var onların yüzünden Türk film yapım şey, yapımları açık olarak söylüyorum çağının en kötü dönemini yaşıyor anne. Hani bir ara, hani Türk filmi porno dönemi vardı ya porno dönemi. Evet. O dönem daha iyiydi. Yani o filmler daha heyecanlı. Buradaki Abi bir şey değil mi? Ben o tek kaşlara kızmıyorum ama. Çünkü adamlar mesela Şahan da öyle. Daha iyisini yapmış bir adam. Daha kalitesini yapmışlığı var adamın. Ama bakıyor lan diyor öyle mi? Siz bunu mu seviyorsunuz? Alın size. Al lan diyor. Sen... Ben onu <laughs> da sen... videomun sonunda dedim ki niye Türk yapımları berbat? E izleyen var. İzleyen olmasa yapım berbat olur mu? Şimdi adam yapıyor yapımı. Amerika'da yapıyorsun. Berbat yapım yapıyorsun. Gişeden eli boş dönüyor. Biz de berbat yapıp Kalitesi gişeden... var çünkü. Yani adam izlemeye için. gitmiyor çünkü. Adam o filmi yani, film izleyicisinin bir şey şeyi var. Bir kalite anlayışı var. Yani mesela şeydi. Neydi o? Ee... Bu Scare Movie serisi vardı yabancıların. A Aynen. Onun taklitlerini çıkarttılar. Mesela kimse ona gitmedi. Çok Taktikleri kötü. Aynen. Superhero movie mi? ne? Mesela o mesela çok çöktü bitti battılar yani. Çok çok kötüydü ama. Ben bir şey işte... kötüydü. şey işte bu Superman Batman filmleri. Yok. Marvel şey olarak çıkarttılar. Abi daha sonra, sonra filmlerin tek teklerini çıkarttılar. Önce filmi toplu çıkarttılar. Toplu kahramanların olduğu film. Sonra tek tek çıkarttılar. Marvel tam tersini yaptı. Marvel götürdü parayı. <laughs> Bunlar evleri boş kaldı Yani. Yine de Zack Snyder falan çıkarttılar. Zack Snyder sürümü bilmem ne diye 4 saatlik falan çıkarttılar. Arada da bitiriyorsun Türk Hava Yolu Kurumu'nun şey Türk Hava Yolları'nın şeyde sponsoru da geçiyor. <laughs> İnsan diyor ki lan bizim paramızı bu filmleri mi harcıyorsunuz diye insanın sorusu geliyor. Yani film, filmler açısından baktığımız zaman abi yabancı izleyici kötü filme kötü filme gerekli cezayı verebiliyor. Biz veremiyoruz. Biz gidiyoruz abi. Recep İvedik 7 çıksın. 7. Ki 6 Zaten e, Konya yerine Kenya'ya gidiyor. Yani bu kadar saçma. Yedi çıksın abi sinemada izlemeye gidersin. Bak izleyin. Ama sinemada izlemeyin bari. Çünkü korsanını morsanını bulun belki. Yani <laughs> çıkmaz <hiç olmazı> para. <laughs> yani izleyici kasmasın. Lütfen yani kötü yani ne kadar kötü olduğuna bakmak yani, mesela eleştirmezsindir. Ne kadar kötü olduğuna bakman gerekiyordur. Tamam mı? Ne kadar kötü olduğuna bakmak istiyorsan yap yani onu. Çünkü para yani insanlar da anlasın kardeşim. Yani şahan da anlasın ki ben bu filmden para kazanamıyorum artık. Adam gibi bir şey yapayım. Ki Şah'ın güzel filmleri de vardı. Mesela şey güzeldi. Ben beğenmiştim. Ee, Celal ile Ceren vardı ya. Hı hı. O güzeldi mesela. Yani hikayesi konusu anlatımı falan. Gerçi biraz farklıydı aynı zamanda. Ama yani güzel hikayeler yaparsan güzel şey yapıyor. Eskinin ben abi belki bana man kafa diyeceksiniz ama ben Kemal Sunal filmlerinden işte o eskinin böyle hani bazı komedi filmlerinden Levent Kırca'nın olacak o kadar seyirlerinden vazgeçmem. O gün işte bu Sedat Peker olayları çıkınca Levent Kırca'nın olacak o kadarına bir şey yayınlamışlar parodi. Aa adam bugün anlatıyor. <laughs> Adamı kaç derece çektiği parodi bir de bugün anlatabiliyor. Bugün çekilen yapımlar hiçbir şey anlatmıyorlar. Benim de vardı bir video. Bir 5 ay önce mi ne koymuştum. Ben de bugünü Sedat Peker'e anlatmışım farkında olmadan. O da şey biraz içince saçmalayan az sarhoş akraba diye. Biraz pardon, biraz içince karizmatik saçmalayan az sarhoş akraba diye. Çin konuşma aynı direkt. <gülüyor> <gülüyor> Neyse film konuşmayacağım abi çünkü konuşursam susmam <laughs> filmle ilgili. Onu ayrı bir programa saklayalım abi dağılmasın. Bak re... Tamam, ayrı bir program. Recep, Reve... Recep İvedin yedisi korona olacakmış abi olur. Olabilir. <laughs> Korona ile mücadele edip aşı bulmaya çalışan Recep İvedik. Korona falan der büyük ihtimalle espri olarak. <laughs> Aynen korona falan der. <demler. gülüyor> Neyse abi. Senin de yayın güzeldi. Bir dahakine hatta şu konuştuğumuz birkaç konu daha var. Onlarla ilgili yayın yaparız Tabii. seninle. Ee, Tabii. bu, kanala gelmeyi seviyorum ya <laughs> güzel hoş oluyor <laughs> bugün dedim ki film çekeceğiz dedim işte eşime çok uzun sürecek dedim niye çünkü efendim yayında çıkıyor en az 4 saat sürer. <laughs> O filmlerle ilgili konuşuruz ama. Gerçekten benim de söylemek istediğim tamam. çok şey var yani. Aynen. Sen benim... de anlatırsın. <laughs> aynen. E, zaten kendi kanalımda işte bir atekest yaptım. Geçtiğimiz pazar günü yayınladı. İsteyen arkadaşlar gidip izleyebilirler. Olur. Yorumda yazarsanız e, Dersim konusunda biri bir şey sormuştu. Görmüş bak şimdi aklıma geldi. Dersim konusunda benim kanalımda var. Dersimle ilgili canlı yayınlar yaptım. Hatta iki tane ya da üç tane yaptım. Orada çok anladım. uzun konular ben arkadaşlar gündüm. zaten Dersim. yani Bir girsek çıkamayız. Aynen, aynen. Dersim konusu, Ermeni konusu. Gir, gir çıkmaz. Yani, yani saat şu anda tarihle, bir şey Tarihle ilgili konularda e, Ahmet arkadaşınıza bakacaksınız kanalına. Ben tarihle ilgili <laughs> konulara girmiyorum. Çünkü benim bilgilerim hep yüzeyseldir. Ben sadece bir vatandaş olarak bildiklerimi. Ha, benim de bazı özel güçlerim var. O da 3-4 sene öncesini unutmamak. Çünkü <laughs> 3-4 sene önce televizyonda gördüğünüzü, gazetede okuduğunuzu hatta birebir yaşadıklarınızı unutmayınca bile şey oluyor yani. Yani üst üst düzey olmuş oluyorsunuz çünkü insanı unutuyor. 3 sene önce söylenenleri unutuyorlar yani. <laughs> yani bak bizim milletimizin... Sen 3 sene önce bunu demedin mi? Şimdi ne diyorsun? demiyorlar yani. <laughs> abi bizim milletimizin en büyük problemi o. Evet. Yani balık hafızalı olmamız en Maalesef. büyük problem o. Yani dört sene önce bak bunu dememiş bildin falan yani tarihçi olmanın da öyle bir zorluğu var. Tarihçi her şeyi hafızasına kaydetmesi gereken bir durum. Ben hafıza kaydetmek yerine onun için Microsoft One Note kullanıyorum. <laughs> Gördüğüm haberlerin hepsini mesela not olarak alıyorum ama seni 3 sene öncesini unutmuyor olman güzel bir özellik. <laughs> Sırada arkadaşlar eğer bir aksilik çıkmazsa Davut Dağ da bir program olacak. Programın konusu da toplumlarda din gerekli midir? Güzel ha, bir tartışma güzel. olacak. Bence süper bir tartışma çünkü bir sürü boyutu var yani. Konuşulacak çok şey var. Ha. Davut Hoca ile ben de bir yayın yapacağım bu arada. Hı hı. Davut Hoca'yla konuştuk. Ben de bir yayın yapacağım kendisiyle. Ben de İslam konusunda bir yayın yapmayı düşünüyorum. Güzel Bakalım olur işte yani. Yani yani. Teşekkür ederim efendim, arkadaşlar. çağırdığın için. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar.